Bu olaydan 10 gün sonra Martin her zamanki gibi aynasının karşısında kendi kendine konuşurken ilk savaşı atlattık diyordu. Ama daha ikincisi, üçüncüsü var. Bu hep böyle devam edecek. Hep. Gözleri küçük odasındaki yerde uzun zarflar içinde öylece duran red mektupları yığınına takıldı. Sözlerini bitiremedi. Bunlardan daha pek çoğu her gün gelmeye devam edecekti. Sonunda hepsi geri dönecek ve Martin de bunları yeniden gönderemeyecekti. Daktilosunun bu ayki kirasını ödeyememiş, cebinde de sadece bir haftalık pansiyon kirası için parası kalmıştı. Bunu da iş bulma bürosuna ödemek zorunda olduğu için pansiyon parasını da ödeyemeyecekti. Masasının başına oturup düşünmeye başladı. Birdenbire bu masayı çok sevdiğini fark etti. Sevgili masam, dedi. Seninle ne kadar da mutlu zamanlarımız geçti. Beni hiç yarı yolda bırakmadın. Yazdıklarımın karşılığı olarak bana red pusulaları vermedin. Fazla çalıştığın için hiç sızlanmadın. Kollarını masanın üzerine koyup yüzünü kolları arasına gömdü. Boğazına bir acı tıkanmıştı. Ağlamak geldi içinden. Bu ona ilk kavgasını hatırlattı. Altı yaşındaydı. Gözlerinden yaşlar akarken bir yandan da yumruk savuruyordu. Kendinden iki yaş büyük olan diğer çocuk onu yorgunluktan bitinceye kadar yumruklamıştı. Sonunda dayanamayıp mide bulantısının verdiği ağrılar içinde Burnundan kan, çürümüş gözlerinden yaşakarak kendisi yere yıkılıncaya kadar vahşi çığlıklar atarak aykıran çocukların meydana getirdiği halka Martin'in gözlerinin önüne geldi. Zavallı küçük tıraşçı diye mırıldandı. İşte senin de böylesine yenilmiş bir halin var şimdi. Dayaktan canın çıkmış senin de. Nakavt oldun, nakavt. Ama o büyük kavganın hayali gözünün önünden gitmemişti daha ve Martin Eden baktığı zaman bu hayalin kaybolup o ilk dövüşü takip eden bir sürü başka kavgaların biçimine aldığını gördü. Peynir surat, bu o çocuğun adıydı, Martin Eden'ı altı ay sonra tekrar evire çevire dövmüştü. Ama bu sefer Martin de onun gözünü morartmıştı. Hepsi birbirine benziyordu kavgaların. Bütün kavgaları birbiri arkasına gördü. Dayak yani hep kendisi. Ona hakaret eden de peynir surattı. Ama Martin hiçbir seferinde kaçmamıştı. Bunu hatırlayınca kuvvetlendiğini hissetti. Her seferinde kavgaya devam etmiş, sopayı da yemişti. Çok kavgacı bir çocuk olan peynir surat hiçbir seferinde Martine merhamet göstermemişti. Ama Martin dayanmıştı. Dayak yediği halde dayanmıştı. Bu hayalin ardından neredeyse yıkılmak üzere olan ahşap binalar arasında uzanan dar bir sokak gördü. Sokağın sonunu tek katlı bir tuğla bina kapatmıştı. Binanın içinden Inquarier'ın birinci baskısını yapmakta olan matbaa makinelerinin ritmik gürültüsü aksediyordu. Martin 11, peynir suratta 13 yaşındaydı. Her ikisi de Inquarier gazetesi satıyordu. Orada bulunuşlarının sebebi buydu. Tabii peynir surat onu gene yakaladı ve ortada kalan bir kavgaya tutuşuldu. Bu kavga sonuçlanmadı. Zira sabah saat dörde çeyrek kala matbaanın kapıları açıldı ve çocuk sürüleri gazetelerini kapışmak için içeri doldular. Peynir suratın seni yarın yiyeceğim dediğini duyan Martin, dışarı akamayan gözyaşları yüzünden titreyen kendi sesinin de iç çeke çeke ertesi sabah orada olacağını söylediğini duydu. Ertesi sabahta oraya ilk defa kendisi varmak için okuldan alelacele acele fırlamış ve peynir surattan iki dakika önce gelmişti. Öbür çocuklar onu övüp kavgadaki hatalarına işaret ederek öğüt verdiler ve onların talimatını yerine getirdiği takdirde kavgayı kazanacağını söylediler. Aynı çocuklar peynir surata da öğüt verdiler. Kavgadan ne kadar da hoşlanıyorlardı. Anılarını canlandırmasına uzun bir ara verip peynir suratla kendisinin yaptıkları bu gösteriyi seyreden çocukları gıptayla düşündü. Sonra kavga matbaanın kapısı açılana kadar yarım saat hiç ara vermeden devam etti gitti. Martin her gün okuldan fırlayıp Inquirer sokağına koşan gençlik hayalini seyretti. Hızlı yürüyemiyordu. Ardı arkası gelmeyen kavgalardan her yanı tutulmuştu, topallıyordu. Kolları karşıladığı sayısız darbelerden dolayı bileklerinden dirseklerine kadar siyahlaşıp morarmış ve eziyet gören eti yer yer çürümeye başlamıştı. Başı, kolları, omuzları ağrıyor, sırtının ortası ağrıyor, her tarafı ağrıyordu. Başı ağırlaşmış, beyni dumanlanmıştı. Okulda ne oyun oynadı ne de ders çalıştı. Hatta bütün gün sıraya öyle oturmak bile ona azap veriyordu. Bu her günkü kavgalara bağlandığından beri asırlar geçmiş gibi geldi ona ve sanki zaman bir kabusa, gelecekteki günlük kavgaların sonsuzluğuna doğru uzandı. Sık sık peynir suratı ne diye ben dövmeyeyim diye düşündüğü oldu. Böylece serseri durumundan kurtulmuş olurdu. Hiçbir zaman kavgayı bırakmak, peynir suratın kendisini dövmesine izin vermek aklının köşesinden geçmedi. Martin, kendisinin de peynir surat gibi bedensel ve ruhsal açıdan hasta olduğunu bile bile gururunu bir yana bırakarak ıstıraf verici bu savaşı yapmaya gitti. Aslında bu ikisini kavgaya tutuşturan seyirci durumundaki gazeteci çocuklardı. Zira her ikisi de bu çocuklar olmasa kavgayı çoktan bırakacaklardı. Ama o çocuklar yok mu? İşte onlar yüzünden kendini Entmeyer sokağına sürükledi. Peynir suratla kavgalarından öğrendiği en önemli şey sabırdı. Sabredenin sonunda kazanacağıydı. Bir akşam üstü tekme atmayı, belden aşağı veya rakip yere düştüğü zaman vurmayı önleyen kurallara uyarak 20 dakika boş yere birbirlerini yenmeye çalıştıktan sonra peynir surat sendeleyerek nefes nefese kavgayı berabere bırakmayı teklif etti. Hayaller dünyasında gezinen Martin birden nerede olduğunu hatırladı. Başı masanın üstünde kolları masaya çaprazdı. Anımsadıklarının dehşetinden ürperdi Martin. Ürpermesine karşın anılarda yolculuğunu sürdürdü. O da sendeliyor, soluyordu. O da patlayan dudaklarından ağzına dolup gırtlağına inen kanla tıkanmıştı sendeleyerek peynir surata doğru ilerlemiş ve konuşabilmek için biraz dolusu kan tükürdükten sonra peynir surat kavgayı bıraksa da kendisinin asla bırakmayacağını haykırmıştı. Peynir suratta kavgayı terk etmemiş ve kavga sürüp gitmişti. Takip eden her gün boyunca sonu gelmeyen günler hep bu akşam kavgalarına tanık oldu. Kavga durumu almak için kollarını kaldırdığı zaman müthiş acı çekiyordu. İlk yediği darbelerse yüreğine oturuyordu. Sonra her tarafı uyuşuyor ve Martin bir yandan sendeleyerek dans ederken bir yandan da sanki bir rüyadaymış gibi peynir suratın iri suratını bir hayvanınkine benzeyen gözlerini görerek gözü kapalı dövüşüyor dövüşüyordu. Martin yumruklarıyla bu surat üzerinde çalışıyordu. Bunun dışındaki her şey durmadan dönen birer hiçten ibaretti. Dünyada bu surattan başka bir şey yoktu ve onun bu suratı bir et yığını haline getirmeden geri kalan şeyleri, hayırlı şeyleri bilmeye hiç niyeti yoktu. İşte ancak ondan sonra rahata erebilecekti. Ama bırakmak onun için bırakmak bu imkansızdı. Sonunda günün birinde Inquirer sokağına gittiğinde peynir suratı ortalarda bulamadı. Peynir surat bir daha da gelmedi. Çocuklar onu tebrik edip peynir suratı yendiğini söylediler. Ama Martin tatmin olmamıştı. Ne o peynir suratı yenmişti ne de peynir surat onu. Sorun daha çözülmemişti. Çok sonraları öğrendiler ki peynir suratın gelmediği gün babası aniden ölmüştü. Martin hayalinde yılları çar çabuk aşarak kendini bir tiyatronun zencilere ayrılmış olan balkonunda gördü. 17 yaşındaydı ve denizden yeni dönmüştü. Bir kavga çıktı. Birisi birisine saldırıyordu. Martin de işe burnunu soktu ve peynir suratın alev alev yanan gözleriyle karşılaştı. Bu eski düşmanı tiz bir sesle "Oyundan sonra seni yok edeceğim." dedi. "Tamam der gibi başını salladı Martin. Tiyatro koruması kavga çıkan tarafa gitmek için kendine yol açmaya çalışıyordu. Martin sahnedeki dansla hiç ilgisini kesmeden "Son perdeden sonra seni dışarıda bekleyeceğim." dedi. Koruma ona şöyle bir baktı ve yürüdü gitti. O perde bitince Martin peynir surata yanında tayfan var mı diye sordu. Tabii var. Martin öyleyse ben de kendime tayfa toplayayım dedi. İki perde arasında arkadaşlarını topladı. Bunlardan üçünü çivi fabrikasından tanıyordu. Bu çetesinden yarım düzine kadar adam. Bir tren ateşçisi ve 18. sokakla Market Sokağı kavşağının haraca kesen müthiş çetenin üyeleriyle birlikte Martin'in tayfası adam akıllı çoğaldı. İki çete tiyatro dağıldıktan sonra kendiliklerinden sokağın iki tarafına ayrılıp yürümeye başladı. Sokağın ıssız bir yerine gelince birleşip bir savaş meclisi kurdular. Peynir suratın çetesinden kırmızı saçlı bir herif, dövüş yeri 8. sokaktaki köprü dedi. Köprünün tam ortasındaki elektrik lambasının altında dövüşebilirsiniz.'' Aynasızlar hangi taraftan gelirse gelsin, biz de öbür taraftan tüyebiliriz. Martin kendi çetesine danıştıktan sonra, ben kabul ediyorum, dedi. San Antonio körfezinin bir kolunu aşan 8. sokaktaki köprü üç apartman bloğu boyundaydı. Köprünün ortasında ve iki başında elektrik lambaları vardı. İki baştaki lambaların altından hiçbir polis görünmeden geçemezdi. Martin'in göz kapakları altında yeniden canlanan dövüş yeri işte burasıydı. Martin iki çete üyelerinin saldırıcı, asık suratlarla birbirlerine ters ters, dik dik bakıp kendi aslan şampiyonlarını desteklediklerini, kendisinin ve peynir suratını soyunduklarını gördü. Dövüşecekleri yerin iki tarafına azileriye gözcüler yerleştirilmişti. Bunların görevi köprünün ışıklı olan iki başını kollamaktı. Bu çetesinin bir üyesi Martin'in ceketini, gömleğini ve şapkasını tutuyordu. Polis geldiği takdirde bunlarla birlikte emin bir yere kaçmaya hazırdı. Martin kendinin ortaya doğru ilerleyip peynir suratın karşısına çıktığını gördü. Yine kendisinin eline ihtar yolu uzatarak hiç kimse bu işe karışmayacak anlaşıldı mı? Hakemlikten başka bir işe karışmayacaklar dediğini duydu. Dövüşü durdurmaya falan kalkmasınlar. Bu bir intikam kavgasıdır. Sonuna kadar da devam edecek. Anlaşıldı mı? İkimizden biri diğerini yenene kadar kavga sürecek. Peynir Surat itiraz etmek istemişti. Martin bunu anladı ama bu iki çete arasında Peynir Surat'ın gururuna dokunmuştu. "Haydi." diye cevap verdi. "Ne geveleyip duruyorsun? Dövüş sonuna kadar işte. Bunda seninle beraberim." Sonra her ikisi de çıplak yumruklarıyla birbirlerinin canını yakmak, birbirlerini sakatlamak, yok etmek arzusuyla ve kinle dolu bir halde gençliğin bütün açmetiyle birer genç boğa gibi birbirlerine giriştiler. İnsanoğlunun yükselebilmek için binlerce yılda aldığı yol bir anda sıfıra inivermişti. İkisi de çamurlu uçurumun içine yuvarlanıp en dibe, atomların kavgası gibi çarpışıp geri çekilerek tekrar çarpışan ve bu çarpışmaya sonsuza kadar devam eden yıldız kümelerinin kavgası gibi körü körüne kimyasal kavgasını yapan başlangıç halindeki olgunlaşmamış hayatın böcekleri arasına indiler. Martin, kavgayı seyrederken yüksek sesle kendi kendine ''Tanrım, hayvanız biz, vahşi hayvanız'' diye söylendi. Hayal gücünün kuvveti sayesinde sanki bir sinema makinesinin içine bakıyor gibiydi. Hem seyirci hem aktör durumundaydı. Gördüğü manzara karşısında uzun aylar boyunca aldığı kültür ve edindiği incelik yüzünden değişen anlayışı sarsılmıştı. Durum bilincinden silinmiş, onu geçmişin hayaletleri kucaklamıştı. Şimdi o denizden yeni dönmüş 8. sokaktaki köprü üzerinde peynir suratla dövüşen Martin Eden'dı. Acı içinde didinen, kanter içinde kalan ve yumrukları hedefini bulup da yam ettiği zaman sevinçten kabına sığamayan Martin Eden'dı. Birbirlerinin çevresinde canavarca dönen ikiz bir kin fırıldağı halindeydiler. Zaman ilerledi ve iki düşman çete derin bir sessizliğe gömüldü. Şimdiye kadar böylesine dehşetli bir azgınlık görmemişlerdi. Bu vahşetten onlar bile korku duydu. İki dövüşçü onlardan daha başka birer zalimdi. Gençliğindeki o ilk kadife gibi yumuşak keskinliği nefis zamanla kaybolduğu için şimdi daha şiddetli ve daha bilerek dövüşüyorlardı. Ölümüne kavga devam ediyordu ama iki tarafta henüz bir üstünlük sağlayamamıştı. Martin birisinin "Bunlar bir kadın için dövüşüyor." dediğini duydu arkasından da aldatıcı bir sağ ve soldan sonra müthiş bir darbe yiyip yanağının kemiğe kadar yamulduğunu hissetti. Çıplak bir yumruk değildi bunu yapan. Açılan dehşet verici yara yüzünden çevresindekilerin hayret çığlıklarını işitti ve bir anda her tarafı kendi kanına bulandı. Ama gık demedi. Sadece son derece tedbirli hareket eder oldu. Zira kendi sınıfının aşağılık hilelerini ve pis vahşiliğini bildiği için aklı başına gelmişti dikkat kesilip bekledi ve yalandan bir hücuma geçer gibi yapıp birden durdu. Madenin parıltısını görmüştü. Kaldır elini diye bağırdı. Elinde pirinç çakı var. Bana onunla vurdun. Bunun üzerine iki çetede hırlayıp homurdanarak ileri atıldı. Birbirlerine girmelerine ramak kalmıştı. Eğer öyle olsaydı Martin intikamını alamayacaktı. Martin'in aklı başındaydı. Boğuk bir sesle siz geride durun bakalım diye bağırdı. Herkes anladı mı? Söyleyin anlaşıldı mı? Hepsi ondan uzaklaştı. Onlar da birer vahşiydi. Ama Martin vahşilerin vahşisiydi. Öyle ki bu gerçek oradakilerin hepsinin içine bir korku salıp ağır bastı. Bu kavga benim kavgam. Kimse de burnunu sokmayacak buna. Ver şu çakıyı buraya bakalım. Peynir suratın aklı başına geldi ve biraz da korktu. Pis silahı çıkarıp verdi. Martin şu tayfasının arkasına saklanan kırmızı saçlı sen verdin ona bunları diye konuşmasına devam ederken çakıları da suya fırlattı. Seni gördüm. Kendi kendime de acaba niyeti ne diyordum. Eğer bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsan seni döve döve öldürürüm. Anlaşıldı mı? Kavgaya devam ettiler. Yorgunluk, bitkinlik, aklın alamayacağı sınırsız bir yorgunluk bile onlara vız geliyordu. İşte öylesine dövüştüler. Hatta kan görme hırsları tatmin olan ve gördükleri manzaradan dehşete düşen vahşiler kalabalığı çekinerek onlardan dövüşü bırakmalarını ricaya başladı. Oraya yığılıp ölecek ya da ayakları üzerinde dururken ölecek hale gelmiş bulunan ve suratının kemliğini veren bütün hatları silinmiş olan peynir surat bile sendeleyerek tereddüt geçirdi. Ancak Martin ileri atıldı ve tekrar tekrar vurmaya devam etti. Derken bir asır kadar uzun görünen bir zaman sonra tam peynir surat hızla kuvvetten düşmeye başladığı sırada bir kafa kol anında tok bir kırılma sesi duyuldu ve Martin'in sağ kolu yanına sarkı verdi. Kemiği kırılmıştı. Herkes bu sesi duydu ve durumu anladı. Karşısındakinin içinde bulunduğu son derece tehlikeli ve zor durumu fırsat bilip yumruklar yağdırarak bir kaplan gibi atılan peynir suratta anlamıştı. Martin'in tayfası müdahale etmek için ileri atıldı. Birbiri ardınca hızla gelen darbelerin altında gözleri kararan Martin, içinde bulunduğu son derece perişan ve ümitsiz durumun boğazından birer hıçkırık ya da hırıltı halinde çıkarttığı ağır küfürlerle adamları geri çevirdi. Bu küfürleri hiç de yalancıktan savurmamıştı o. Gerçekten de onları geri çevirmek için savurmuştu. Yalnız sol eliyle yumruk savurmaya devam etti ve yarı bilinçsiz bir inatla yumruk savururken de ta uzaklardan geliyormuş gibi mırıltılar duydu. Birisi bu kavga değil arkadaşlar diyordu. Cinayet bu. Durmamız lazım. Yine de kimse durduramadı onları. Martin buna memnun oldu. Tek koluyla durup dinlenmek sizin önündeki yüze vurmaya devam etti. Peynir suratın yüzü darmadağınık olmuştu. Bu çehrenin bir yanını oluşturan ağızdan abuk sabuk bir şeyler çıkıyordu. Ama o mırıldanan, iğrenç, dehşet verici kanlı şeye de durmaksızın vurdu. Ne var ki vurduğu şey sallandı ama yıkılmadı. Martin asırlar kadar, sonsuzluklar kadar uzun gelen korkunç zaman bölümleri içinde son yaşam buharı da onu bırakıp gidinceye kadar gittikçe ağırlaşan, yavaşlayan darbelerle vurmaya devam etti. Ve bir ara önündeki ne olduğu belirsiz şeyin çökmeye, köprünün kaba tahta kaldırımına yığılmaya başladığını fark etti. Bir süre sonra da Martin, titreyen ve sendeleyen bacaklarıyla bu şeyin tepesine dikilmiş, Elleriyle havada boş yere bir dayana karar halde duruyor. Kendisinin bile tanıyamadığı bir sesle ''Daha istiyor musun? Ha? Daha istiyor musun?'' diyordu. Kendisine ceketini giydirmeye çalışan arkadaşlarının sırtını okşayan ellerini hissettiği sırada o hala tekrar tekrar ısrarla aynı şeyi söylüyor, sorarak, rica ederek, tehdit ederek peynir suratın daha isteyip istemediğini öğrenmeye çalışıyordu. Bundan sonrası derin bir karanlık ve unutkanlıktı. Masanın üstündeki çalar saat tıkırtısına devam ediyordu. Ama yüzü kollarının arasına gömülü olan Martin Eden bunu işitmedi. Hiçbir şey duymadı. Hayattan öylesine uzaklaşmıştı ki, tıpkı yıllar önce 8 sokaktaki köprü üzerinde bayıldığı gibi bayılmıştı. Bir dakika kadar karanlık, mutlak bir karanlık hakim oldu her şeye. Zorat sanki mezardan kalkıyor gibi, gözleri alev alev, yüzü ter içinde ayağa fırladı ve bağırmaya başladı. Yedim seni peynir surat. On bir yıl sürdü. Ama yedim seni. Dizleri titriyordu. Başı döner gibi oldu. Yatağın kenarına çöküp geriye yaslandı. Hala geçmişin pençesinden kurtulamamıştı. Şaşırmış, korkmuş bir halde gözlerini odanın içinde gezdirip çevresine bakınarak nerede bulunduğunu anlamaya çalıştı. Sonunda köşede duran yazılar yığınını görünce hafızasının tekerlekleri onu hızla içinde yaşadığı zamana döndürdü ayağa kalktı ve aynadaki görüntüsünün karşısına geçti. Vakur bir şekilde, işte Martin Eden, sen çamurların içinden böyle çıktın, dedi. Şimdi yüzünü yıka, bütün hayatının yaptığı gibi, omuzlarını yıldızlara vererek, var olan bütün kuvvetlerden en yüksek hazineyi söküp al ve bırak maymunla kaplan birbirini yesin. Kendine daha yakından baktı ve güldü. Birazcık histeri krizi ve melodram ha? diye sordu aldırma, boş ver. Peynir suratını nasıl yediysen editörleri de öyle yersin. İsterse on bir değil, iki kere on bir yıl sürsün. Burada duramazsın. Devam etmen gerek. Bu kavganı sonsuza kadar sürdürmek zorundasın, biliyorsun. Gündelik hayata ilişkin gelişmeler arttıkça insanoğlu tembelleşmektedir. Gün doğumundaki tatlı uykusunu çalar saatte çözmeye çalışan insanoğlu ne de çok tembelleşmişti. Çalar saatin ötüşü müdür insanı uyandıran yoksa bilinçaltı mıdır insanı saatin çalgısıyla buluşturan? Saatin seriye bağlanmış ötüşüyle birlikte Martin uykusundan sıçrayarak uyandı. Sanki uykuların en güzelini uyuyordu da gayiplerden bir ses onun beynini, kulaklarını tırmalayıp zorla ayağa kalkmasını istedi. İşte Martin'in uyanışı da böylesine ani oldu. Bu ani uyanışı, bünyesi onunki kadar dayanıklı olmayan başka biri yapsa, mutlaka başına ağrılar girerdi. Martin çok derin uyuduğu halde bir kedi gibi hemencecik uyanıverdi. Beş saatlik bilinçsizlik halinin geçmiş oluşundan ötürü memnunluk duyarak istekli bir şekilde kalktı. Uykunun kendisini içine attığı o derin bilinçsizlik halinden nefret ediyordu. Yapılacak, yaşanacak o kadar çok şey vardı ki. Uykunun hayatından çaldığı bir dakikayı bile çok görüyordu. Daha çalar saat susmadan o banyosuna girmiş, soğuk suyun bedenine çarparak zihnine şaplak atması sinirleri üzerinde hafiften ürperti yaratmaya başlamıştı bile. Bedeni bütün bütün uyanmış, yeni başlayan güne içten içe merhabayı göndermişti. Ne var ki Martin'in uygulayacak bir programı kalmamıştı. Ne çalışmasını isteyen bitmemiş bir öykü, ne de anlatılmayı bekleyen yeni bir öykü vardı. Gece geç vakitlere kadar çalışmış, bitirmesi gereken yazıların son halini kontrol ettikten sonra yatmıştı. Şimdi ise kahvaltıya az bir vakit vardı. Fesk'ten bir paragraf okumak istedi. Ama beyninin içi huzursuzdu. Kitabı kapadı. Huzursuzluğun insanı beklentiler ve hayata karşı mutsuz ettiğini düşündü. Bugün yeni bir savaş başlıyordu. Bu dönem içinde bir süre yazı yazamayacaktı. İnsanın evinden ve ailesinden ayrılırken duyduğu üzüntüye benzer bir üzüntü duydu. Köşede durmakta olan el yazılarına baktı çaresiz bir çocuk gibi öylece bakmaya devam etti. Üzüntüsünün sebebi buydu. Onlardan hiç kimsenin iyi karşılamadığı, lekeli, zavallı çocuklarından ayrılacaktı. Gidip yazılarını karıştırmaya, en sevdiği yerlerini okumaya başladı. Çömlek adlı öyküsüyle serüveni yüksek sesle okudu. En çok beğendiği öyküsüyle bir gün önce bitirip de pul olmadığı için bir kenara attığı son çocuğu sevinç oldu. Kendi kendine konuşmaya başladı. Anlayamıyorum diye mırıldandı. Ya da belki de editörler anlamıyordur. Nesi var bu öykünün? Her ay bir sürü öykü basıyorlar. Bastıklarının hepsi de bundan daha kötü şeyler. Hemen hemen hepsi. Kahvaltıdan sonra yazı makinesini kutusuna koyup o kulağında götürdü. Mağazadaki memura yazı makinesi için size bir aylık kira borcum var dedi. Ama müdüre söyleyin bir ay kadar bir yerde çalışacağım. O zaman gelir öderim. Bir feribota atlayıp San Francisco'ya geçti. İş ve işçi bulma bürosuna gitti. Memura hangi iş olsa yaparım dedi. Mesleğim yok. Bu sırada kibarlığa özenen işçilerin giyindikleri gibi züppece giyinmiş yeni gelen biri sözünü tamamlamasına engel oldu. Memur başını ümitsiz bir tavırla salladı. Yeni gelen adam bana bugün mutlaka bir işçi lazım diyerek döndü ve Martin'e baktı. Bakışa bakışla karşılık veren Martin adamın zayıf, yakışıklı, rengi uçmuş, iyice şişmiş yüzünü görünce onun esaslı bir gece geçirmiş olduğunu anladı. Diğer adam, ''İş mi arıyorsun?'' diye sordu. ''Ne iş yaparsın?'' ''Ağır iş yaparım, denizcilikten anlarım, daktilo yazarım. Kıçım eğer tutar, steno bilmem ve ne iş olursa olsun yapar hakkından gelirim.'' Diğer adam başını salladı. ''Fena değil.'' Benim adım Dawson, Joe Dawson çamaşırhanede çalışacak birini arıyorum. Martin, bu iş bana göre değil, dedi. Martin, kadınların giydiği yumuşacık, beyaz şeyleri ütülediğini aklına getirdi. Tuhaf olurdu ama öbüründen oldukça hoşlanmıştı. Ama belki yıkama işini kıvırabilirim, diye ekledi. Bu kadarını denizde öğrendim. Joe Dawson kısa bir süre düşündü. Bana bak, dedi. Gel anlaşalım da şu işe bir şekil verelim. Dinlemeye niyetin var mı? Martin başını sağladı. Bu kasabadaki küçük bir çamaşırhane. Shelley Hot Springs oteli var ya, işte o otelin çamaşırhanesi. İşleri iki kişi yapar. Bir ustayla bir yardımcı. Usta benim. Sen benim hesabıma çalışmayacaksın ama benim emrimde çalışacaksın. Nasıl, canını öğrenmek istiyor mu? Martin biraz düşününce iş görünüşte ümit verici çekici geldi. Bu işte bir iki ay çalışırsa kitaplarıyla uğraşmak için bol bol vakte sahip olurdu hem işinde sıkı çalışabilir hem de kitaplarının üstüne düşebilirdi. Joe, ayrıca iyi bir yemek ve sana ait bir oda veririm, dedi. Bu konuyu hemen kafasında çözdü. İşin en güzel yanı, gece geç vakitlere kadar rahatsız edilmeden çalışabileceği bir odası olmasıydı. Adam devam etti. Ama cehennem gibi bir çalışma vardır. Martin, şişkin omuz adalelerini okşayarak, ''Bunlar ağır işte çalışmaktan oldu.'' dedi. ''Öyleyse hadi bakalım.'' Joe elini bir an başına götürdü. Of, amma da başım dönüyor. Etrafı bulanık görüyorum. Dün gece o bar senin, bu bar benim dolaştım. Her şeyi yaptım, her şeyi. Ha, işe gelince. İki kişiye verdikleri ücret 100 dolarla yatacak yer. Ben 60 dolara çalışıyorum. Öbür adam da 40 dolara çalışıyordu. Ama o işi biliyordu. Sen acemisin. Seni işe aldım mı? Başlangıçta senin yapman gereken işin çoğunu ben yapmak zorunda kalacağım. 30 dolarla başlasan nasıl olur? Sonra çalışarak 40 dolara yükselirsin. Ben sözümde dururum. Kendi payına düşen işi yapabildiğin gün 40 doları alırsın. Martin elini uzatarak kabul dedi. Öbürü de Martin'in uzattığı eli sıktı. Martin sordu. Avans veriyor musun? Tren bileti gibi şeyler için? Joe elini tekrar ağrıyan başına götürerek Bütün paramı yedim diye üzüntüyle cevap verdi. Cebimde sadece dönüş bileti kaldı. Pansiyon kiramı ödedikten sonra ben de meteliksiz kalıyorum. Atlat gitsin diye fikir verdi Joe. Yapamam. Kız kardeşime ödeyeceğim. Joe'nun kafası karışmıştı. Uzun bir ıslık çaldı ve Martin'in ne demek istediğini anlamak için kafasını boş yere zorladı. Ümitsizlik içinde. Bir iki kadeh içki parası var cebimde dedi. Hadi gel belki bir şeyler düşünürüz. Martin yanaşmadı. İçmez misin bu defa Martin evet gibilerden başını salladı. Joe ona büyük bir üzüntüyle "Keşke ben de içmeseydim." dedi. Sonra daha az üzüntülü bir şekilde "Ama yapamıyorum işte." diye ekledi. "Bütün hafta deli gibi çalıştıktan sonra gidip içiyorum. Eğer içmesem ya gırtlağımı keserim ya da sağ solu yakarım. Ama senin içmemen hoşuma gitti. Hep öyle kal." Bu adamla kendisi arasındaki derin farkın bilincinde olan Martin bu farkı kitapların oluşturduğunu da biliyordu. Ama uçurumu aşıp geriye dönmek Martin'e hiç zor gelmedi. Bütün hayatınca işçi sınıfının dünyasında yaşamıştı. Çalışmak ona çok doğal geliyor, Martin işi bir arkadaş olarak kabul ediyordu. Taşınma problemini çar çabuk çözüverdi. Diğeri ağrıyan başıyla çözememişti. Sandığını Shelley Hot Springs'e Joy'la yollayacaktı. Onun nasıl olsa tren bileti vardı. Kendisine gelince onun da bisikleti vardı. 70 mil uzaklıktaydı. Pazar günü bisikletine atlar gider, pazartesi sabahı işe başlamaya hazır olurdu. Bu arada eve dönüp eşyasını toplaması lazımdı. Veda edecek kimsesi yoktu. Rutlar uzun yaz mevsimini ailece Sierra dağlarındaki Taçe Gölü'nde geçirmekteydiler. Pazar akşamı toz toprak içinde Şeliha Springs'e yorgun bir şekilde vardı. Joe onu coşkun bir şekilde karşıladı. Aryan alnına ıslak bir havlu sarmış, sabahtan akşama kadar çalışmıştı. Ben burada olmadığım için geçen haftanın çamaşırlarının bir kısmı da yığılmış diye açıklama yaptı. Kutun sapa sağlam geldi odada. Ama buna sandık demek için bin şahit ister. Ne var içinde? Altın külçeleri mi? Martin eşyalarını açarken o da yatağın üstüne oturdu. Bu kutu içine sabah kahvaltısı konmak üzere hazırlanmış bir kutuydu ve Martin bunu Mr. Hickenbottom'dan yarım dolara satın almıştı. Kutunun iki tarafına ipten tutanaklar çivileyince teknik olarak bagaja alınmaya müsait bir sandık meydana gelmişti. Kutunun içinden birkaç gömlek, bir sürü iç çamaşırı, sonra da durmadan kitap çıktığını görünce John'un gözleri fal taşı gibi açıldı. Dibine kadar kitapla mı dolu? diye sordu. Martin başıyla evet dedi ve kitapları Odada lavabo görevi gören bir mutfak masasının üzerine yığmaya devam etti. Joe, vay canına dedi ve kafasında bir monolog yaptı. Bir an söyleyeceği şeyi düşündü sonra şey sen kızlara düşkün değilsin değil mi diye sordu. Martin hayır diye cevap verdi. Kendimi kitaplara vermeden önce epey kız peşinde dolaştım ama kitaplara düştüğümden beri vaktim olmuyor. Burada da pek zamanın olmayacak. Ancak çalışıp uyumaya vakit bulabileceksin. Martin gecede beş saat uykusu olduğunu düşünerek gülümsedi. Odası suyu pompalayan, elektrik sağlayan, çamaşırhanedeki makineleri çalıştıran motorun bulunduğu binada ve çamaşırhanenin üstündeydi. Bitişik odada kalan makinist yeni gelen yardımcıya hoş geldin demek için odaya damladı ve masanın üzerinde yatağın tepesine sallandırdıkları uzatma tele ampul takmakla uğraşan Martin'e yardım etti. Martin ertesi sabah 6'yı çeyrek geçe, saat 7'ye çeyrek kala verilen kahvaltıya inmek için odasından çıktı. Çamaşırhanenin bulunduğu binada hizmetçilere özgü bir banyo teknesi vardı. Martin soğuk suyla banyo yaparken Joe ürperdi. Otelin mutfağında bir köşede kahvaltıya oturdukları sırada Joe, ''Sen demir gibi adammışsın be'' dedi. Sofraya makinist, bahçıvan, bahçıvan yardımcısı ve ahırda çalışan iki üç adam da onlarla birlikte oturdu. Kahvaltılarını hızlı hızlı, sıkıcı bir hava içinde hemen hiç konuşmadan atıştırdı bu adamlar. Martin bir yandan yiyip bir yandan da onları incelerken kendisinin bunların durumundan ne kadar ileriye gitmiş olduğunu anladı. Bunların beyinlerinin ufacık çapı onu sıkıyordu. Martin bir an evvel onlardan kurtulmak istedi. Gönül bulandırıcı, pis bir işmiş gibi kahvaltısını onlar kadar hızlı yiyerek kalktı ve mutfağın kapısından çıkınca Derin ve rahat bir nefes aldı. Burası buharla çalışan, gayet iyi donatılmış bir çamaşırhaneydi. Buradaki modern makineler, bir makinenin görebileceği hemen her işi görüyordu. Birkaç defa nasıl yapılacağı gösterildikten sonra Martin kirli çamaşır yığınlarını çeşitlerine göre ayırdı. Bu arada da Joe çamaşır makinesinin dövücüsünü çalıştırıp makineye yeniden keskin bir takım kimyasal maddelerden yapılmış bir miktar yumuşak sabun koydu. Sabunun içindeki maddelerin keskinliğinden dolayı da yüzünü gözünü, ağzını burnunu havlulara sarmış bir mumyaya dönmüştü. Martin çamaşırları ayırma işini bitirince yıkananları sıkmaya devam etti. Bu iş dakikada birkaç bin devir yapıp suyu çamaşırlarından santifrüj kuvvetiyle ayıran bir makinede yapılıyordu. Bundan sonra Martin arada bir çorap vesaireyi dışarı alıp silkeleyerek sıkıcı makineyle kurutucu makine arasında mekik dokudu akşam üstüne kadar biri makineye çorapları koymaya, biri de makineden çorapları buharlı presten geçirmeye ve yığmaya devam etti. Bu arada da ütüler ısındı. Ondan sonra saat 6'ya kadar sıcak ütülerle iç çamaşırları ütülendi. Saat 6'da Joe şüpheli bir tarzda başını salladı. Daha yapacak çok iş var dedi. Akşam yemeğinden sonra da çalışmak zorundayız. Akşam yemeğinden sonra kuvvetli elektrik ışığı altında son iç çamaşırı da ütülenip dağıtım odasına konuncaya kadar çalıştılar. Saat 10 olmuştu. Sıcak bir Kaliforniya gecesiydi. Pencereler ardına kadar açılmış olmasına rağmen sıcaklıktan kıpkırmızı olmuş ütü sobaları odayı fırına çevirmişti. Martin ve Joe ta iç çamaşırlarına kadar terden sıklan bir halde nefes almakta güçlük çekerek soluyorlardı. İşlerini bitirdiklerinde Martin tropiklerde şilep yüklemeye benziyor, dedi. Joe, başaracaksın, diye cevap verdi. İşe iyi sarılıyorsun, aferin. Eğer böyle gidersen sadece bir ay alırsın 30 doları. İkinci ay 40 dolarına kavuşursun. Ama bana daha önce ütü yapmadım deme, ben anlarım. Martin, bugüne kadar bir bez parçası bile ütülemedim, diye itiraz etti. Odasına gelebildiğinde sabahtan beri ayakta olduğunu, 14 saattir durmadan çalıştığını unutup bu kadar yorgun oluşuna hayret etti. Saatini sabahın altısına kurdu ve altıdan geriye doğru beş saat sayınca biri buldu. Saat bire kadar okuyabilirdi. Şişen ayaklarını rahatlatmak için ayakkabılarını sıyırıp çıkardı ve kitaplarını alıp masasına oturdu. Feski alıp iki gün evvel kaldığı yeri açarak okumaya başladı. Ama ilk paragrafı anlamakta güçlük çekip baştan aldı. Sonra pencereden giren rüzgarın üşütüp katılaştırdığı adelelerinin ağrısıyla uyandı. Saate baktı, ikiyi gösteriyordu. Dört saatten beri uyumaktaydı. Elbiseleri çıkarıp yatağa girdi ve daha yastığa başını koyar koymaz uyudu. Ertesi günde aynı şekilde çok çalışmak zorunda kalmışlardı. Martin, Joe'nun çalışma hızına hayran oldu. Ölesiye çalışıyordu Joe. Büyük bir uyum içinde çalışıyor, bir dakikasını bile israf etmiyordu kendini tamamıyla çalışmaya ve vakit kazanma yöntemleri keşfetmeye vermişti. Bu arada Martin'e de onun 5 harekette yaptığı şeyin 3, 3 harekette yaptığının da 2 harekette yapılabileceğini gösteriyordu. Martin de onu gözleyip aynı yöntemi uygularken bunu hareket israfından kurtulma diye ifade etti kendi kendine. Martin de iyi bir işçiydi. Eli çabuk ve becerikliydi. Öteden beri de hiçbir işçinin kendi çıkardığı işi ya da daha fazlasını çıkaramayacağıyla övünürdü. Bu yüzden iş arkadaşının uyarış ve öğütlerini büyük bir hırsla yerine getirerek o da tıpkı Joe gibi bir tek amaçla kendini işe verdi. Yaka ve kolların çift katları arasındaki kolayı gömlekler ütülenmeye geldiğinde kabarcık kalmaması için silip çıkarıyordu ve bunu öyle hızlı yaptı ki Joe'nun övgüsünü kazandı. Yapılacak şey kalmadığında bile boş durmadılar. Joe hiçbir şeyi beklemiyor, bir işten ötekine koşarak iş yaratıyordu. Bir tek hareketle gömleğin yaka kenarı, iki omuz arasındaki parça ve kol yenleriyle göğüs kısmı yakalanıp sağ elin kavisli bir hareketiyle çıkıntı meydana getirecek şekle koyulmak suretiyle 200 gömlek kolalandı. Sağ el gömleğin bu kısımlarını bir tek hareketle sıcak kolanın içine batırırken sol el de kola bulaşmasın diye gövde kısmını yukarıda tutuyordu. Kola öyle sıcaktı ki gömleğin kolaya batırılan kısımlarını sıkıp fazla kolayı akıtabilmek için ellerini her seferinde soğuk suyla dolu bir kovaya sokmak zorunda kalıyorlardı. O gece hanımların süslü gösterişli çamaşırlarını fantezi kola yaparak on buçağa kadar çalıştılar. Martin gülerek, bana kalırsa en iyisi tropiklerde çalışıp hiç elbise giymemek dedi. Joe ciddi bir tavırla, o zaman ben işsiz kalırım diye cevap verdi. Çamaşırhane işinden başka bir şey bilmem ben. Ama bunu da iyi bilirsin. Mecburen 11 yaşımdayken Oakland'da Contra Costa'da başladım bu işe. O zaman buharlı prese girecek çamaşırları düzeltiyordum. 18 sene geçti aradan. Bu arada başka hiçbir iş yapmadım. Ama buradaki iş yok mu? Şimdiye kadar yaptıklarımın en zorlusu. Bu iş için hiç değilse bir kişi daha lazım. Yarın gece de çalışıyoruz. Buharlı piresi hep çarşamba geceleri çalıştırırız. Yakalarla kol yenleri de o güne kalır. Martin yine çalar saatini kurdu. Masasının başına geçip feski açtı. İlk paragrafı bile bitiremedi. Satırlar bulandı, karıştı ve başı önüne düştü. Kalkıp dolaşmaya ve yumruklarıyla başını şiddetle sarsmaya başladı. Ama uykunun verdiği rehaveti bir türlü üstünden atamadı. Kitabı önüne çekip arkasına bir destek koyarak dikti. Parmaklarıyla göz kapaklarını açtı ve o durumda okumaya çalıştı. Sonunda uykuya teslim oldu ve ne yaptığını pek bilmeden elbiselerini çıkarıp yatağa girdi. Yedi saat horul horul uyudu. Çalar saat onu uyandırdığında da hala uykusunu almamış olduğunu hissetti. ''Çok okuyor musun?'' diye sordu. Martin hayır gibilerden başını iki yana salladı. ''Boş ver, bu gece buharlı piresi çalıştıracağız ama perşembe günü saat altıda bitiririz işi. O zaman belki okumaya fırsat bulursun.'' O gün Martin tepesinden bir demir çubuğa tutturulmuş ve bir silindirin ucuna geçirilmiş bir vagon tekerleğinin göbeğiyle büyük bir barilin içinde yünüleri yıkadı. Joe gururla bunu ben icat ettim dedi. Bir sürü şeyi bir anda yıkar ve haftada en aşağı 15 dakika kazandırır. Burada da 15 dakika hiç küçümsenmemelidir. Gömlek yakalarıyla kol yenlerini buharlı presten geçirmek de Joe'nun fikriydi. O gece elektrik ışıkları altında tek terlerlerken Joe açıkladı. Bunu bu çamaşırhaneden başka hiçbir yerde bulamazsın. Cumartesi günü saat 3'e kadar insan ölse bitiremez bunları başka türlü. Ama nasıl bitirileceğini biliyorum ben. İşte fark da burada zaten. Gerekli olan buhar ve sıcaklığı elde edip ara sıra piresin altına sokmaktan ibaret. Şuna bak. Joe kol genlerinden birini yukarı kaldırdı. Hiç kimse elle ya da ütü tahtası üzerinde daha iyisini yapamaz bunun. Perşembe günü Joe, öfkeden kudurdu. Bir çıkın dolusu daha fantezi kolalı çamaşır gelmişti. Bırakacağım bu işi dedi. Dayanamayacağım artık hemen bırakacağım. Nedir yani böyle bütün hafta esir gibi çalışmamın faydası? Ben çalıştıkça dakikaları bile israf etmemeye çalıştıkça onlar durmadan üzerime fazla iş yığıyorlar. Şişko Hollandalı ya hakkında ne düşündüğümü söyleyeceğim. Hem de Fransızca söyleyeceğim ona. Resmen Amerikanca söyleyeceğim. Amerikanca da yeter bana. Bu ek fantezi kolalarla sömürüldüğümü söyleyeceğim. Bir dakika geçmeden fikrini değiştirip kaderine razı olarak bu gece çalışmamız lazım dedi. Martin o gecede hiçbir şey okuyamadı. Bütün hafta bir tek gazete okumamıştı. Canı okumak da istememişti. Buna kendi de hayret etti. Haberler onu ilgilendirmiyordu. O kadar yorgundu ki. Canı hiçbir şey istemiyordu. Ama yine de eğer cumartesi günü saat 3'e kadar işlerini bitirebilirse bisikletine atlayıp Oakland'a inmeye karar verdi. Oakland 70 mil uzaktaydı. Pazar akşamı dönüşte de bu 70 millik yolu alınca geceyi ancak pazartesi günü işe taze kuvvetle sarılabilmek için dinlenerek geçirebilirdi. Trenle gitmek daha rahattı ama gidiş dönüş 2,5 dolar tutuyordu. Halbuki o para biriktirmek niyetindeydi. Bir çamaşırhanede çalışma işi tek başına kapsamlı bir iştir. Aynı yönde gözüken ama bir sürü farklılığı içinde barındıran kapsamlı bir iş. Tek bir iş yapacağı ümidiyle işe başlayan Martin, çamaşırcılık işinin çeşitli yeni bölümlerini de öğrendi. Çalışma tempoları ise insanlara özgü değildi. Örneğin ilk hafta bir akşamüstü Martin'le Joe, 200 beyaz gömleğin hakkından geldiler. Joe Çelik pitele asılı, bol su veren sıcak bir ütü sistemi kullanarak yakaları, manşetleri ve yaka altlarını ütüledi. Yaka altlarını ütülerken bunları gömlekle bir dik açı meydana getirecek şekilde tutuyor ve gömleğin göğüs kısmına son ütüyü vurarak parlatıyordu. Joe işini bitirir bitirmez gömlekleri Martin'le kendi arasında duran bir tahtanın üstüne fırlatıyor, Martin de bunları havada yakalayıp geri kalan yerleri tamamlıyordu. Bu işte gömleğin kolalanmamış kısımlarını ütülemekten ibaretti. Bu iş saatlerce büyük bir hızla yapılıyor ve çok yorucu oluyordu. Dışarıda otelin geniş verandalarındaysa serin beyaz elbiseleri içinde erkeklerle kadınlar buzlu içkilerini yudumlayıp kan dolaşımlarının hızını hafifletiyorlardı. Halbuki çamaşırhanenin havası bunaltıcıydı. Koskoca soba gümbür gümbür yanıyor, önce kıpkırmızı bir hal alıyor, sonra da akkor haline geliyor, Öte yandan nemli kumaşlar üzerinde gezinen ütüler havaya buhar bulutları kaldırıyordu. Bu ütülerin sıcaklığı ev kadınlarının kullandığı ütülerin sıcaklığından farklıydı. Genelde yapıldığı gibi ıslak bir parmakla sıcaklığı denenebilen bir ütü Joe veya Martin için çok soğuk demekti. Böyle denemelere ihtiyaçları da yoktu onların. Onlar sadece ütüyü yanaklarına yaklaştırıp sıcaklığı anlaşılmaz bir zihni yolla ölçüyorlardı. Martin hayran olduğu bu işi bir türlü anlayamıyordu. Ütüler gerektiğinden daha sıcak olursa bunları demir çubukların ucuna takıp soğuk suya daldırıyorlardı. Bu işte de ölçüyü büyük bir kesinlikle ve ustaca kararlaştırma yetisini gerektiriyordu. Ütünün suda saniyenin yarısı kadar bir zaman fazla kalması demek, sıcaklığın istenilen kıvamının kaybolması demekti. Martin bu işte kazandığı inceliğe hayret ediyordu makine gibi yanılmaz bir takım ölçüler üzerine kurulmuş otomatik bir incelikti bu. Ama şaşırmak için bile zamanı yoktu. Martin bütün dikkatini işi üzerinde toplamıştı. Kafasıyla, elleriyle durmaksızın çalışan, bilgili bir makineydi sanki. Onu insan yapan bütün yetilerini bu bilgiyi sağlamaya vermişti. Beyninde evrene ve evrenin zorlu sorunlarına yer yoktu. Zihninin bütün geniş ve açık koridorları kapanmış, lehimlenip mühürlenmişti. Yankılarla dolu o geniş ruhu dar bir oda bir kaptan kulesi haline almıştı. Kolu, omuz adaleleri ve on çevik parmağı bu kuleden yönetiliyor ve hızlı hareket eden ütü buharlı yolu üstünde geniş, yalar gibi hamlelerle ve her hamlede gerekli olandan bir milim bile fazla kaçmamak şartıyla tezgahın üstündeki ardı arkası gelmeyen gömlek kolları, ardı arkası gelmeyen gömlek yanları, gömlek sırtları, gömlek etekleri üzerinde tek buruşuk yapmadan atılıyor atılıyordu. Hatta aceleci ruhu sendelediği zaman bile üçü bir başka gömleğe uzanıyordu. Dışarıdaki bütün dünya tam tepeye çıkmış Kaliforniya güneşinin altında baygınlık geçirirken o saatlerce böyle çalışmasına devam etti. Ama onların bulunduğu da yanılamayacak kadar sıcak odada baygınlık geçiren yoktu. Verandada serinleyen konukların temiz çamaşırlara ihtiyacı vardı. Sırılsıklam tere batan Martin durmadan su içiyordu. Ama o gün öylesine sıcaktı ve çalışmadan ötürü öyle bir sıcak basıyordu ki su vücudunun bütün yarıklarından, bütün mesamelerinden akıp gidiyordu. Denizliyken yaptığı iş ona pek ender zamanlar hariç kendi kendisiyle bol bol sohbet etme fırsatı verirdi. Geminin kaptanı Martin'in zamanına hakimdi. Ama burada otel müdürü aynı zamanda Martin'in düşüncelerine de hakimdi. Sinirleri harap eden, vücudu yok eden bu didinmeden başka şey düşünemiyordu. Bu ölesiye çalışmadan başka bir şey düşünmek mümkün değildi. Ruth'u sevdiğini unutmuştu. Ruth artık mevcut bile değildi. Çünkü zorlanan ruhunun onu hatırlamaya vakti yoktu. Ruth'u yalnız geceleri yatağına yığılırken ya da sabahları kahvaltı sofrasına sürüklendiği zamanlar Hızla akıp giden anılar içinde görebiliyordum. Bir keresinde Joe, burası cehenneme benziyor değil mi? dedi. Martin başıyla onu doğruladı. Ama içinde de bir öfke hissetti. Durum meydandaydı, bu söze hiç de gerek yoktu. Çalışırken konuşmazlardı. Konuşmak bu defada olduğu gibi hızlarını keser ve Martin'in ütüsünü bir hamle geri bıraktırırdı. Martin de eski hızına ulaşmak için fazladan iki hareket yapmak zorunda kalırdı. Cuma sabahı çamaşır makinesi çalıştı. Haftada iki kere otelin çamaşırlarını yıkamak zorundaydılar. Yatak çarşaflarını, yastık kılıflarını, yatak ve masa örtülerini, peçeteleri. Bunu bitirir bitirmez fantezi kolalara giriştiler. Bu ağır giden, tetizlik isteyen sıkıcı bir işti. Ve Martin bunu diğerleri kadar çabuk öğrenemedi. Üstelik öğrenmek için şansını denemesine de olanak yoktu. Ufacık bir hata her şeyi yok ederdi. Joe buruşturup tek avcı içinde saklayabileceği şeffaf bir südyeni kaldırarak şuna bak dedi. Bunu yaktın mı? Ücretinden 20 dolar gitti demektir. Martin südyeni yakmadı ve bir yandan sinir bozukluğu her zamankinden daha fazla artarken kas gerginliğini azaltıp diğerinin kendi çamaşırlarını kendileri yıkamak zorunda olmayan kadınların giydikleri güzel çamaşırlar üzerinde ter döküp dedinirken savurduğu küfürleri sempatiyle dinledi. Fantezik olan Martin'in kabusuydu. Aynı zamanda John'un da uğraşıp didinerek kazandıkları dakikaları fantezi kola işi kaybettiriyordu. Bütün gün bu işte didindiler. Akşam saat 7'de otel çamaşırlarını presli ütüden geçirmek üzere fantezi kolaları bıraktılar. Saat 10'dan sonra da otel konukları uykudayken gece yarısına saat 1'e 2'ye kadar fantezi kolalarla uğraştılar saat iki buçukta işi bıraktılar. Ertesi sabah gene fantezi kolalar ve ufak tefek şeylerle uğraşıp öğleden sonra saat üçte haftalık işlerini tamamladılar. Merdivenlere oturmuş, göğüslerini gere gere sigara tellendirirlerken Joe, Oakland'da kadar yetmiş mil, bunun tepesinde gidecek değilsin herhalde, diye sordu. Martin, gitmek zorundayım, diye cevap verdi. Niçin gidiyorsun? Kız meselesi mi? Tren biletine vereceğim iki buçuk dolar cebime kalsın diye. Kütüphaneden bazı yeni kitaplar almak istiyorum. Kitapları neden ekspresle yollayıp ekspresle getirtmiyorsun? 25 sente gider, 25 sente gelir. Martin düşündü. Joe, yarın da dinlenirsin diye zorladı. Dinlenmeye ihtiyacın var. Benim de doğrusu. İmanım gevredi. Gerçekten de öyle görünüyordu. Yılmak nedir bilmeyen, hiç dinlenmeden bütün hafta gecikmeleri atlatıp engelleri yere sererek saniyeler ve dakikalar için savaşan karşı konulmaz bir enerji kaynağı son derece zora sokulan bu insandan motor, bu şeytani iş yetisine sahip adam bir haftalık işini bitirmiş olduğu şu anda bitmiş, tükenmiş bir durumdaydı. Yakışıklı argın yüzü sarkmış, bitkinlikten sanki zayıflayıp uzamıştı. Sigarasını bir robot gibi içiyordu. Sesinde ise garip bir halsizlik, bir monotonluk vardı. İçinde yanan tüm ateş sönmüştü. Çamaşırhanede kazandığı zaferin bile tadı kalmamış gibiydi. Üzüntüyle önümüzdeki hafta aynı iş, işleri gene yapmak zorundayız dedi. Eden bunların ne faydası var söylesene ha. Bazen keşke serserinin aylağın biri olsaydım diyorum. Serseriler çalışmaz ama gene de geçinip giderler. Ah şimdi bir bardak biram olsaydı. Ama kalkıp köye çarşıya kadar inmeyi göze alamam. Sen de otur oturduğun yerde. Kitaplarını ekspresle gönderirsin. Eğer gidersen aptalsın. Martin, iyi de bütün pazar ne yapayım burada diye sordu. Dinlen. Ne kadar yorgun olduğunun farkında değilsin. Ben öyle yorulurum ki pazarları gazete bile okuyamam. Bir kere hastalanmıştım. Tifoya yakalanmıştım. İki buçuk ay hastanede yattım. Bu iki buçuk ay içinde parmağıma bile oynatmadım. Ne güzeldi. Bir dakika sonra hülyalı bir şekilde ne güzeldi diye tekrar etti. Martin banyo yapıp döndüğünde baş çamaşırcının orada olmadığını gördü. Herhalde bir ay için köye inmiştir diye düşündü. Ama düşündüğünün doğru olup olmadığını anlamak için köye kadar yarım millik yolu açmak gözüne upuzun bir yolculuk gibi göründü. Babuçlarını çıkarıp yatağına uzandı ve bir karar vermeye çalıştı. Eline kitap falan almadı. Yorgunluğu uykusunu kaçıracak derecedeydi ve yorgunluktan yarı uyuşuk bir halde yatıyor düşünemiyordu bile akşam yemeği vaktine kadar böylece kaldı. Joe akşam yemeğinde de görünmedi. Martin bahçıvanın dediğini duyunca Joe'nun görünmeyişinin sebebini anladı. Bahçıvan, Joe şimdi mutlaka barda kafayı çekiyordur demişti. Martin yemek yer yemez gitti yattı. Sabahleyin kalktığında da adam akıllı dinlenmiş hissetti kendini. Joe hala ortalarda görünmediği için eline bir gazete aldı ve ağaçların altında kuytu gölgelik bir yere uzandı. Sabahın nasıl geçtiğini fark etmedi. Uyumadı. Kimse de onu rahatsız etmedi. Gazeteyi de bitiremedi. Akşam yemekten sonra gazeteyi tekrar eline aldı ve okurken uyuyakaldı. Pazar bu şekilde geçti. Pazartesi sabahı da Martin bütün gücüyle tekrar işe koyulup çamaşırları ayırmaya başladı. Başının etrafına sıkıca bir havlu sarmış olan Joe da homurtular küfürlerle çamaşır makinesini işletip yumuşak sabunu karıştırıyordum. Joe, elimde değil diye açıklamada bulundu. Cumartesi akşamı oldu mu İçmeden edemiyorum. Bir hafta daha geçti. Her gece elektrik ışığı altında devam edip cumartesi günü saat 3'te en kızgın noktasına ulaşan bir haftalık bir savaş. Cumartesi günü saat 3'te Joe Zafer'in şevki kırılmış bir halde tadıp kendini unutmak için köyün yolunu tuttu. Martin'in pazarı evvelki gibi geçti ağaç gölgelerinde uyudu. Gayesiz bir şekilde gazetelere göz gezdirdi. Ve hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeden sırt üstü yatarak uzun saatler geçirdi. Gerçi eski halinden çok uzaklaştığının farkındaydı. Ama yine de kafası düşünemeyecek kadar bulanıktı. Sanki kötü bir şey yapmış ya da ruhen kendini kirli hissediyormuş gibi kendi kendinden nefret eder bir hali vardı. İçinde iyi olan bir şey, her şey lekelenmişti. İhtirasının mahmuzu körelmişti. Ona bu ihtirasın dürtüşünü hissettirecek canlılığı kalmamıştı Martin'in. Bir ölüydü o. Ruhu ölmüş gibiydi. Bir hayvandı. İşe koşulan bir hayvan. Yeşil yapraklardan elenen gün ışığında bir güzellik bulunmuyordu. Mavi gök kubbesi de artık ona açığa vurulmak için titreşen sırlara, kozmik enginliğe dair bir şeyler fısıldamıyordu eskisi gibi. Artık hayat onun için dayanılamayacak kadar sönük ve anlamsızdı. En kötüsü ağzında kötü bir tad bırakıyordu. İç dünyasını aksettiren aynanın üzerine siyah bir örtü çekilmişti. Hayal ise tek bir ışınının girmediği bir hasta odasında yatıyordu. Köydeki barda gelecek olan zahmetlerle dolu haftayı ve pazartesi sabahını hatırına bile getirmeksizin muhteşem bir sarhoşluğun fantastik alemlerine dalıp sarhoşluk kurtlarının kemirdiği beyniyle sarhoş ağızlardan çıkmış şeylerden yine sarhoşça bir sevinç duyarak kafa çeken başıboş Joe'ya imrendi. Aynı şekilde bir hafta daha geçti ve Martin hem kendinden hem de hayattan nefret etti. Bir başarısızlık duygusunun ıstırabını çekiyordu. Editörlerin onun yazılarını geri çevirmelerinin bir sebebi vardı. Şimdi bunu açıkça görebiliyor ve hem kendine hem de kurduğu hayallere gülüyordu. Ruth, Martin'in denizliliklerini postayla geri yollamıştı. Ruth'un mektubunu büyük bir duygusuzluk içinde okudu. Ruth, şiirleri ne kadar sevdiğini ve bunların güzel olduğunu söyleyebilmek için oldukça çaba harcamıştı. O, bunların birer başarısızlık örneği olduğunu biliyordu ve onun beğenmeyişini, mektubun adeta makineden çıkmış gibi kuru olan her satırında okudu. Ruth haklıydı da. Şiirleri tekrar okuyunca Martin buna iyice emin oldu. Güzellik onu bırakmıştı. Şiirleri okurken de, onları yazarken de kafasında ne olduğunu, kendi kendine düşündüğünü fark etti. Cesur cümleleri ona kaba geldi. İfadelerindeki rahatlıksa, canavarlıkta sanki ve her şey saçma, gerçek dışı, olanaksızdı. Eğer onları yakmak için biraz daha kuvvetli bir arzu duysaydı, deniz liriklerini hemen oracıkta yakardı. Makine dairesine götürmek vardı ama onları daha ocağa kadar taşıma zahmetine girmeye değmezdi. O, bütün gücünü başkalarının çamaşırlarını yıkamaya harcamıştı. Artık özel işlerine ayıracak gücü kalmamıştı. Pazar günü kendini toparlayıp Ruth'un mektubuna cevap yazmaya karar verdi. Ama cumartesi akşamı iş bittikten ve banyo yaptıktan sonra içkiyle her şeyi unutma arzusu galip geldi. Kendi kendini de köye ineyim de bakayım Joe ne yapıyor dedi. Aynı anda da yalan söylediğini fark etti. Ama yalanı düşünecek kadar enerjisi kalmamıştı. Hoş, enerjisi olsaydı da yalanı düşünmek istemeyecekti. Zira canı unutmak istiyordu. Sanki tesadüfen yola düşmüş gibi ağır adımlarla köye yollandı. Bara yaklaştıkça kendini tutmak istemesine rağmen adımları hızlandı. Joe onu ben seni yeşilaycı bilirdim diye karşıladı. Martin bahane uydurmaya gerek görmedi. Onun yerine viski ısmarladı ve bardağını ağzına kadar doldurup şişeyi Joe'ya verdi. Kaba bir şekilde Umarım bütün gece şişeyle oynayacak değilsin, dedi. Joe pek ağır gidiyordu. Bu yüzden Martin onu beklemeden bardağını bir yudumda boşaltıp tekrar doldurdu. Zalimce, şimdi bekleyebilirim seni, dedi. Ama çabuk ol. Joe acele etti ve birlikte içtiler. Joe sordu. Bunu çalışma yaptı değil mi ha? Martin bu soru üzerinde konuşmak istemedi. Hakikaten cehennem gibidir, bilirim, diye devam etti öbürü. Ama senin yeşil aycılıktan vazgeçişin hiç hoşuma gitmedi Martin. Ya işte böyle. Martin içkilerini ısırır gibi ısmarlayıp arkadaşını içmeye ısırır gibi davet ederek ve açık mavi gözlü saçları ortadan ayrılmış efemine bir taşra delikanlısı olan Barmen'i korkutarak sessizce içmeye devam etti. Joe, bizim gibi zavallıları çalıştırma şekilleri bir rezalet diyordu. Eğer içkiye vurmasam keçileri kaçırıp yakarım orasını. Benim içkiye vurmam kurtarıyor çamaşırhaneyle oteli bak bunu bil. Martin bunlara hiç cevap vermedi. Bir iki kadeh daha içtikten sonra beyninde sarhoşluk kurtlarının kımıldanmaya başladığını hissetti. Yaşamak buydu işte. Üç haftadır ilk defa hayatı teneffüs ediyordu. Rüyaları geri geldi. Hülya karanlık odadan çıkıp onu ayarttı. Alev gibi parlak bir şeydi bu hayal aynası gümüş gibi parlıyordu. Üzerindeki eski hayaller silinip yeni hayallere yer veren şimşekli, göz kamaştırıcı bir görüntüler parşömeniydi bu. Harika ve güzellik yanı başında onunla el ele yürüyordu ve bütün bu kuvvetler onundu. Bunları Joe'ya anlatmak istedi ama Joe'nun da kendine göre hayalleri vardı. Çamaşırhanedeki esaretinden kaçıp sığınacağı ve bizzat kendinin büyük bir çamaşırhane sahibi olduğu ona güven veren hayaller. Bak söylüyorum sana Martin. Benim çamaşırhanemde çocuk çalışmayacak. Hayatında göremeyeceksin çocuk çalıştırdığımı. Hem akşam saat 6'dan sonra da bir tek adam çalışmayacak. Söylediğime kulak ver. Yeteri kadar makine olacak. Makineleri çalıştıracak adam da olacak. Ama insan gibi çalışacaklar. Ah Martin. Tanrı yardım ederse seni oranın başı yaparım. Hepsinin başına getiririm seni. Bak nasıl yapacağımı anlatayım sana. Ben de Yeşilaycı olup para biriktireceğim. İki yıl biriktirip sonra da... Fakat Martin Joe'ya barmeni bırakıp öte yana döndü. Ama içeri iki çiftçi girip de bunlar Martin'in ikram ettiği içkiyi kabul edince onlara içki vermek üzere barmen de Joe'yu yalnız bıraktı. Martin krallara yaraşır bir cömertlikle ihsanlarda bulunup çiftçiler, ahıra bakan adam, otelin bahçıvan yardımcısı, barmen ve bir gölge gibi sinsice içeri süzülüp barın dip tarafında bir köşeye büzülen serseri de dahil olmak üzere herkese içki ısmarladı. Beyinlerini, bedenlerini sadece ve yalnızca çamaşırları yıkamaya yöneltmişlerdi. Yorgunluk bütün bütün bedenlerini esir aldığında beyinleri söz dinlemiyor, bütün uyarıları reddediyordu. Joe bu çok çalışma stresini çok konuşarak, durmaksızın konuşarak unutmak istiyordu. Bu yüzden de pazartesi sabahı kalkar kalkmaz bir araba yükü çamaşırı, çamaşır makinesine boşalttı. Ardından bana kalırsa diye söze başlayacak oldu. Martin benimle konuşma diye ters dedi. Öğle için işi bıraktıkları zaman Joe'ya özür dilerim dedi. Joe'nun gözleri dolu dolu oldu. Boş ver dedi. Burası cehennem gibi bir yer. Onun için kızgınlık insanın elinde olmuyor. Hem biliyor musun seni öyle seviyorum ki bu yüzden dokundu bana. Daha seni ilk görüşümde kanım kaynamıştı. Martin başını iki tarafa salladı. Joe, bırakalım bu işi, dedi. Bırakıp gidelim, serserilik edelim. Ben hiç denemedim ama herhalde çok kolay olmalı. Hem de hiçbir iş yapmak yok. Düşün bir kere, hiç iş yok. Bir defa hasta olmuştum. Tifoydu. Hastaneye yattım, ne güzeldi. Keşke yine hasta olsam. Haftayı çok zor geçirdiler. Otel tıka basa doluydu. Bu yüzden fazladan bir sürü fantezi kolay yığıldı üzerlerine. Çalışma tarihi alanında inanılmazı gerçekleştirdiler. Elektrik ışığı altında her gece geç vakitlere kadar didinip yemeklerini çiğnemeden yuttular. Hatta sabah kahvaltılarından önce de yarım saat çalıştılar. Martin soğuk suyla banyo yapmayı bıraktı. Her dakika enerji, enerji, enerji demekti. Joe bu dakikaların usta çobanıydı. Bir tanesini kaybetmeksizin onları dikkatle güdüyor, altın sayan bir cimri gibi sayıyordu. Vaktiyle Martin Eden adlı bir adam olduğunu düşünen bir başka makinenin yardımıyla durmaksızın çalışan delirmiş, çalışma delisi haline gelmiş hummalı bir makineydi sanki. Ne var ki Martin ender anlarda düşünebiliyordu. Düşünce evi kapalı, pencereleri tahtalarla örtülüydü ve Martin onun gölgemsi bekçisiydi. O bir gölgeydi, noktaydı. Joe haklıydı. Her ikisi de birer gölgeydiler. Bu sonu gelmeyen bir çalışma zindanıydı. Yoksa bir rüya mıydı bu? Bazen buğulu sıcak havanın titreşimleri arasında üçüsünü beyaz çamaşırların üstünde ileri geri yürütürken ona bu bir rüya gibi geliyordu. Kısa bir zaman sonra, belki de bin yıl kadar sonra mürekkepleri masasının bulunduğu odasında uyanacak ve yazılarına bir gün önce başlayacaktı. Ya da bu bir rüyaydı. Uyanmak bir var diye değişimi şeklinde olacaktı. Martin, yalpalayan başkasaradaki ranzasından atlayacak tropik yıldızlarının altında güverteye çıkıp dümen dolabının başına geçip serin mevsim rüzgarlarının içine işlediğini duyacaktı. Cumartesi günü akşam kazanılan Zafer'in yorgunluğunun karşılığı geldi. Joe, hafta sonu bitkinliğini gösteren o garip, monoton ses tonuyla ''Aşağıya inip de bir bardak bir içsen'' dedi. Martin sanki birdenbire uykudan uyanmış gibi oldu. Takım çantasını açtı. Bisikletini yağlayıp zincirlere grafit sürdü. Jant tellerini ayar etti. Dido'nun üzerine abanmış, gözlerini 70 millik tozlu, yokuşlu yollara dikmiş, ayaklarıyla 96 dişli çarkı ritmik bir kuvvetle çevirerek John'un yanından geçtiği sırada o barın yarısını almıştı. O gece Oakland'da yattı. Pazar sabahı da 70 millik yolu gerisin geriye tekrar aldı. Pazartesi sabahı yorgun argın yeni bir haftanın işine girişti. Ancak bu defa ayık kalkmıştı. Beşinci ve altıncı hafta da bitti. Bu haftalar boyunca o İçinde kalan ufacık bir parçacık kıvılcımla her hafta sonu bu 140 millik yolu aşmaya zorlayıp pırıltı halindeki bir ruh artığıyla bir makine gibi çalıştı durdu. Dinlenme nedir bilmedi. Olağanüstü bir makine çalışmasına benziyordu. Bu ve kendisine önceki hayatından kalan tek şey olan o ruh pırıltısını da parçalamasına yardım ediyordu. Yedinci haftanın sonunda niyeti olmadığı halde karşı koyamayacak kadar yorgun olduğundan Joe ile birlikte köye sürüklendi ve pazartesi sabahına değin hayata gömüldü. Hayatı buldu. Hafta sonu geldiğinde yeniden 140 millik yolu aşmaya devam etti. Böylece aşırı bir yorgunluğun verdiği uyuşukluğu daha da büyük bir yorgunluğun ıstırabıyla gideriyordu. Üçüncü ayın sonunda Joe ile birlikte üçüncü defa köye indi. Kendini unuttu. Yaşadığı ve yaşarken duru bir aydınlık içinde kendini nasıl hayvan haline sokmakta olduğunu gördü. Ancak onu hayvan haline getiren içki değil, çalışmaydı. İçki bir sonuçtu, neden değildi. Gece nasıl günün ortasında gelirse bu da kaçınılmaz bir çalışmanın arkasından geliyordu. Viskisinin ona verdiği haber zirveleri kendini bir hayvan haline sokarak kazanamayacağıydı. Martin de başını sallayarak bu haberin doğruluğunu onayladı. İçki tecrübesi iyiydi. Kendi tecrübelerini de tecrübelerine dair sırlar fısıldadı Martin'e. Martin, e. Martin kalem kağıt istedi ve orada bulunan herkese içki ısmarladı. Onlar Martin'in sağlığına içerlerken o bara yaslandı ve kağıda bir şeyler karaladı. Telgraftır bu yazdığım Joe dedi. Oku. Joe telgrafı o gülünç sarhoş bakışıyla yan yan bakıp okudu. Ancak okuduğu şey onu ayıltır gibi oldu. Martin'e sitemle baktı. Gözleri doldu ve yaşlar yanaklarından inmeye başladı. Ümitsiz bir ifadeyle sordu. Beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi Martin? Martin başıyla onu doğruladı ve orada bulunan aylaklardan birinin telgrafı postaneye götürmesi için yanına çağırdı. Joe kısık bir sesle bir dakika dur diye hırıldadı. Dur da düşüneyim. Bacakları sallanarak bara yaslandı. O düşünürken de Martin koluyla onu sarmış destek oluyordu. Joe birdenbire iki çamaşırcı yap şunu dedi. Dur ben düzelteyim. Martin sordu. Sen neden bırakıyorsun? Sen neden bırakıyorsan ben de ondan bırakıyorum. Ama ben denize çıkıyorum. Sen yapamazsın ki bu işi. Hayır, dedi Joe. Yapamam. Ama bal gibi serserilik yapabilirim, bal gibi. Martin bir an onu araştıran gözlerle süstü. Süzdü, sonra bağırdı. Haklısın. Bana kalırsa bir hayvan gibi çalışmaktansa serseri olmak daha iyi. Yaşayacaksın oğlum. Bütün ömrün boyunca yaptıklarından daha iyi bir iş yapmış olacaksın yaşamakla da. Yo yanılıyorsun der gibi. Bir defasında da hastaneye yatmıştım dedi. Ne güzeldi. Tif olmuştum da sana bahsetmiş miydim bundan? Martin telgrafı iki çamaşırcı diye değiştirirken Joe devam etti. Hastanedeyken canım hiç içki içmek istemiyordu. Tuhaf değil mi? Ama bütün hafta bir esir gibi çalıştığım zamanlar mutlaka kafayı çekmem gerekiyor. Sen hiç dikkat ettin mi? Aşçılar nasıl kük gibi içerler. Sonra fırıncılar. Fazla çalışmadır bunun sebebi. Mutlaka içmek zorundadırlar. Hadi şu telgraf ücretinin yarısını ben vereyim. Martin, bunun için seninle zaratalım atalım diye teklifte bulundu. Zarları avuçlarında sağlayıp nemli barın üstüne yuvarlarlarken Joe hadi diye seslendi. Herkes içsin. Pazartesi sabahı ümit içinde bekleyen Joe kabına sığmıyordu. Ne ağrıyan başını aldırdığı vardı ne de işiyle ilgilendiği. Dakikalar sürüler halinde uzaklaşıp gidiyor ve kayıtsız çobanları pencereden güneşi, ağaçları seyrederken onlar yok oluyorlardı. Joe, baksana şuraya diye bağırdı. Bunların hepsi benim. Yasak değil. İstersem şu ağaçların altına yatar. Bin sene uyurum. Öf. Hadi be Martin, boş verelim şu işe. Daha fazla beklemenin ne faydası var? Bak, Orası çalışma olmayan bir ülke. Oraya gitmek için de biletim var. Tanrım. Hem de dönüş olmayan bir bilet. Birkaç dakika sonra Joe, çamaşır makinesine götürmek üzere kirli çamaşırları arabaya doldururken otel müdürünün gömleğini tanıdı. Onun markasını biliyordu. Birden bütün haşmetiyle hürriyetinin farkına vararak gömleği yakaladığı gibi yere fırlattı ve üzerinde tepinmeye başladı. "Keşke sen de içinde olsaydın domuz kafalı Hollandalı!" diye bağırıyordu. İçinde olacaktın şu gömleğin. Nah işte, tam senin canına okuduğum yerde olacaktın ki. Al işte, al sana bakalım. Tanrı'nın belası. Tutun beni. Hey, tutun beni. Yoksa... Martin gülerek onu yakalayıp tekrar işinin başına getirdi. Salı akşamı yeni çamaşırlar geldi ve haftanın geri kalan kısmı onları işin temposunu alıştırmakla geçti. Joe bir kenara oturup kendi sistemini onlara açıkladı. Ama elini işe sürmedi. İşe hiç dokunmam diyordu. Elimi sürmem. İsterlerse beni kovabilirler. Ama çalışmaya zorlarlarsa ben bırakırım işi. Artık benden pas Çok teşekkür ederim. İş istemiyorum artık. Ben artık yük vagonlarında, ağaç gölgelerinde yatıp kalkan bir insan olacağım. Siz çalışın bakalım esirler. Evet, doğrudur. Esir ve ter. Esir ve ter. Öldüğünüz zaman siz de benim gibi çürüyeceksiniz. O zaman nasıl yaşadığınızın ne önemi kalıyor? Ha? Söyleyin bakalım. En sonunda ne ifade ediyor? Cumartesi geldiğinde ücretlerini alıp birbirlerine veda ettiler. Artık yolları ayrılıyordu. Joe üzgün bir şekilde. Fikrini değiştirip de benimle gelmeni istemem boşuna olur tabii, dedi. Martin hayır anlamında başını iki yana salladı. Harekete hazır, bisikletinin yanında duruyordu. El sıkıştılar. Joe bir süre Martin'in elini bırakmadan, ikimizin ölümünden önce mutlaka görüşeceğiz Martin, bu kehanetim doğru çıkacak bak görürsün. Bunu ta içimde hissediyorum. Güle güle Martin. Hayırlı olsun. Seni ne kadar severim bilirsin. Joe, Martin küçük bir nokta haline gelip gözden kaybolana kadar yolun ortasında omuzları düşmüş öyle durdu. Ne iyi çocuk şu serseri diye mırıldandı. Ne iyi çocuk şu serseri. Martin kaybolduktan sonra yol kenarına atılmış Yukarı doğru geçecek olan marjandizi bekleyen yarım düzine boş su tankının olduğu tarafa doğru ağır ağır yürüdü. Gelir düzeyi yüksek aileler için tatil hem dinlenme hem de eğlenmedir. Ruth ve ailesi de uzun bir tatilin ardından evlerine dönmüşlerdi. Martin onların ne zaman döneceğini bildiği için çamaşırhaneyle ilgisini kesmiş ve hemen Oakland'a dönmüştü. Bu kez Martin Ruth'u bol bol görüyor, birçok konuda fikir alışverişinde bulunuyordu. Tatile çıkmadan Ruth tezini de verdiği için artık çalışmıyordu. Ne var ki yazma konusunda kendine aşırı derecede yüklenen Martin yaşama isteğini kaybetmişti. Kafası ve bedeni yaşamın kurguları üzerine fikir üretemiyor, sorun çözemiyordu. Asıl önemlisi büyük hırsla yazarlığa soyunan Martin'in yazı yazdığı da yazı yazmaya isteği de yoktu. Bu da onlara beraber olabilmek için daha önce elde edemedikleri kadar çok fırsat veriyordu. Böylelikle içtenlikleri çar çabuk yakınlaşıverdiler. Bu yeni dönem Martin, Ruth ilişkisine yeni ve farklı bir takım anlamlar da yüklemişti. İlişkilerinin ikinci döneminde Martin genelde susmayı, Ruth'u dinlemeyi tercih etti. Hiçbir iş yapmadı. Bol bol uyudu. Fırsat buldukça düşündü. Son derece yorucu, müthiş bir mücadeleden çıkmış gibiydi yeniden canlanışının ilk işaretleri gündelik gazeteye daha istekli bir ilgi duymasıyla belirdi. Sonra yavaş yavaş yeniden hafif romanlar, öyküler ve şiirler okumaya başladı. Epeyce bir süre sonra ise uzun zamandan beri ihmal etmiş olduğu feske sarıldı. Muhteşem bünyesi ve sağlığı yeniden canlılık kazandı ve Martin gençliğinin bütün o çabucak iyileşebilme yeteneğini ve dayanıklılığını elde etti. İhtiyaç duyduğu kadar dinlenir dinlenmez yeniden denize açılacağını söyledi. Ruth, Martin'in bu denize çıkma düşüncesini duyduğunda büyük bir hayal kırıklığına uğradı. "Neden gitmek istiyorsun?" diye sordu. Martin cevap olarak "Para." dedi. "Editörlere karşı giriştiğim yeni hücumda hazırlıklı bulunmam lazım. Benim durumumda savaş enerjisini para sağlıyor. Para ve sabır." "Eğer istediğin sadece paraysa neden çamaşırhanede kalmadın?" "Çünkü çamaşırhane beni bir hayvan haline getiriyordu. Böyle bir işte çok çalışmak insanı içki içmeye sürüklüyor. Rut Martin'e dehşet dolu gözlerle baktı. Yani diye kekeledi. Martin için Rut'un şüphesini dağıtmak çok kolay bir işti. Ama yaratılıştan açık yürekliydi o. Üstelik ne olursa olsun açık yürekli davranmak için verdiği kararı hatırladı. Evet diye cevap verdi. Düşündüğün gibi birçok defa içtim. Rut ürperdi ve Martin'den uzaklaştı. Tanıdığım erkeklerin hiçbir asla böyle bir şey yapmadı. Asla yapmadı. Martin acı acı gülerek, öyleyse onların hiçbiri Shelly Hart Springs'te çalışmamış demektir, dedi. Çalışmak iyi bir şey, insan sağlığı için yararlı. Vaizler öyle diyor ve Tanrı bilir ya, ben de ömrümde çalışmaktan yılmamışımdır. Ama iyi şeylerin dahi fazlası zarardır. Şu çamaşırhanede bunlardan biri işte. Likere daha denize açılışımın sebebi de bu. Bu sonuncu gidişim olacak sanıyorum. Zira döndüğümde dergilerin surlarını yıkacağım, eminim buna. Ruth suratı asılmış sessizce dinliyordu. Martin de küskün bir tavırla onu süzüp, Ruth'un onun çektiklerini anlamasının ne kadar olanaksız bir şey olduğunu düşündü. Bunları yazacağım ismi de ağır işin insan ruhunda yarattığı düşüş ya da işçi sınıflarında içki psikolojisi veya bunun gibi bir şey olacak. İlk karşılaştıkları günden beri o günkü kadar birbirine uzak kalmamışlardı. Martin'in içinde kaynayan isyan ruhunu belli etmeden açık yüreklilikle anlattığı itirafları Rut'u itmişti. Ama onu asıl sarsan, içki içmeye iten sebepten çok içki içmenin iğrençliğiydi. Bu aynı zamanda onu Martin'e ne kadar fazla yaklaşmış olduğu konusunda bir uyarı oldu. Ama o bir kere durumu böylece kabul edince bu daha da büyük bir samimiyete yol açtı. İçinde acıma duygusu ve Martin'i iyileştirmek için masumane, idealistçe düşüncelerde uyanmıştı bu kadar ilerleyen bu genci kurtaracaktı. Onu eski çevresinin lanetinden kurtaracaktı. Onu kendisine rağmen yine kendisinden kurtaracaktı. Bütün bunlar Ruta soylu ve bilinçli bir insan düşünüşü gibi geldi. Bunun altında ve bunun arkasında kıskançlık ve aşk arzusunun bulunduğunu aklına bile getirmedi. Sonbaharın tatlı havasında bisikletleriyle bol bol gezintilere çıktılar ve tepelerde yüksek sesle insanın düşüncelerini yücelten harika şiirler okudular. Rutun böyle dolaylı bir yoldan onun kafasına sokmaya çalıştığı şeyler arasında feragat, fedakarlık, sabır, çalışkanlık ve üstün çaba gibi prensipler bulunuyordu. Bütün bunlar Ruth için babasının, Mr. Butler'ın ve fakir bir göçmen çocuğuyken dünyanın en çok kitap dağıtan kütüphanelerine sahip bir haline gelen Andrew Carnegie'nin kişilikleri sayesinde somut hale gelen soyut kavramlardı. Bütün bunlar Martin'in takdir ettiği, benimsediği kavramlardı. Martin artık onun düşünüş şeklini daha rahatlıkla takip edebiliyordu. Ruth'un ruhu artık Martin için kapalı bir kutu olmaktan çıkmıştı. Martin düşünce bakımından kendini onunla bir tutuyordu artık. Diğer taraftan anlaşmaya varamadıkları noktalar Martin'in Ruth'a olan aşkına etki etmiyordu. Martin'in aşkı eskisinden de ateşliydi. Zira o Ruth'u Ruth olarak seviyordu. Olduğu gibi seviyordu onu ve Ruth'un ince bünyeli oluşu da Martin'in gözünde ona ayrı bir büyük atıyordu. Senelerce ayağını toprağa basamayan hasta Elizabeth Barrett'ı okumuştu. Elizabeth Barrett, Browning'le birlikte evden kaçıp güneş ışığına çıkmış ve ayağını yere basmıştı. Browning'in Elizabeth Barrett'ın yaptığını kendisinin de Ruth'a yapabileceğine karar verdi. Ama önce Ruth'un onu sevmesini lazımdı. Geri kalanı kolaydı. Martin ona sağlık ve güç kazandıracaktı. Martin gelecek yıllardaki hayatlarına dair hayaller kurmaya başladı. Fon olarak çalışma, konfor ve genel bir refah içinde Ruth'la kendisini şiir okuyup şiirler üzerinde tartışırken gördü. Ruth yere yayılmış yastıkların arasında oturmuş yüksek sesle Mart'ine şiir okuyordu. İşte yaşayacakları hayata dair hayaller dünyasının kapısını açan anahtar buydu. Martin hep belirli bir tabloyu gördü. Bazen de Ruth, Martin'e dayanmış, başı Martin'in omzunda, Martin de bir koluyla onu sarmış, şiir okur halde duruyordu. Bazen de güzelliklerle dolu sayfalar üzerine birlikte eğiliyorlardı. Sonra bir şey daha vardı. Ruth da doğayı seviyordu. Martin'in cömert hayal gücü okuma sahnesini derhal değiştiriverdi. Okurken bazen dimdik yamaçları kapanacakmış gibi dar vadilerde ya da yüksek yaylaların çayırlarında Aşağıdaki gri renkli kum tepecikleri ayaklarının dibinde çelenkler gibi durduğu halde yahut uzaklarda çağlayanların dökülüp bir buğu haline gelerek serseri rüzgar demekleri önünde titreşen dalgalanan bir buhardan peçe gibi denize ulaştığı bir volkanik tropik adasında bulunuyorlardı. Ama ön planda daima hep okuyan, sonsuza değin okuyan ve güzellikleri paylaşan o ve Ruth vardı. Geri planda doğa fonunun gerisinde de buğulu bir loşluk içinde onları dünyadan ve dünyanın hazinelerinden hür kılan çalışma, başarı ve para kazanma bulunuyordu. Bir gün annesi Ruth'u uyarmak için benim küçük kızıma dikkatli olmasını öneririm dedi. Ne demek istediğini biliyorum ama bu imkansız. O benim... Ruth'un yüzü kızarmıştı. Ama bu hayatın kutsal konuları üzerinde aynı derecede kutsal tutulan bir anneyle konuşmak zorunda kalan bir kızın kızarışıydı. Annesi onun cümlesini tamamlayarak aynı sınıftan değilsiniz dedi. Rut başıyla doğruladı. Söylemek istediğim bu değildi ama gerçekten de değil. Kaba, yabani, kuvvetli, çok kuvvetli. Temiz bir hayat sürmemiş demek istiyorsun. Rut başıyla tekrar doğruladı ve tekrar yüzünü bir kırmızılık kapladı. Evet, söylemek istediğim şey aynen buydu dedi. Böyle olmasında onun bir kabahati yok ama bir kere iyice bulaşmış artık. Zifte mi? Evet zifte. Hani beni korkutuyor da. Bazen bana yaptıklarının anlatırken ki o sanki bu yaptıkları hiç önemli değilmiş gibi serbest, rahat hali beni dehşete düşürüyor. Halbuki bu yaptıklarının önemi var. Yok mu? Birbirlerine sarılmış, öyle oturdular. Sessizlik anında da annesi Ruth'u okşadı ve devam etmesini bekledi. Ruth, ama ona müthiş bir ilgi duyuyorum diye devam etti. Bir bakıma o benim korumam altında sayılır. Sonra benim ilk erkek arkadaşım da o. Beni korkuttuğu zaman eğlenmek için aldığım bir buldog köpeği gibi geliyor bana. Hani şu Külhan bey kızların yanlarında taşıdıkları köpekler gibi. Çekiştirip dişlerini göstererek zincirini koparmaya çalışıyor sanki. Annesi hiç konuşmadan onun devam etmesini bekledi. Ona olan ilgin bir buldog köpeğe duyduğum ilgi gibi öyle zannediyorum. Çok iyi tarafları da var ama diğer taraftan hiç beğenmediğim tarafları da var. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hep düşünüyorum kendi kendime. Küfür ediyor, sigara içiyor, içki içiyor. Sonra yumruklarıyla dövüşüyor. Asıl önemlisi bundan da zevk alıyormuş. Her haliyle bir erkekte bulunmaması gereken davranışlara sahip olduğunu gösteriyor. Hiç değilse benim bir koca olarak isteyeceğim erkekte bulunmaması gereken davranışlar. Üstelik çok da kuvvetli. Benim prensim uzun boylu, ince, esmer, zarif, büyüleyici bir prens olmalı. Hayır. Benim Martin Eden'a aşık olmam asla düşünülemez. Bu kaderin bana indirebileceği en ağır darbe olur. Annesi kaçamaklı bir dil kullanarak benim söylemek istediğim bu değildi dedi. Sen hiç onun açısından düşündün mü bu meseleyi? Biliyorsun ki her bakımdan tercihe şayan olmayan bir kimse. Ya tutar da ona aşık olursan? Ruth zaten öyle diye bağırdı. Mrs. Morse nazik bir tavırla Beklenirdi doğrusu, dedi. Seni tanıyan bir kimseden başka ne beklenebilir? Ruth ihtirasla, Oni benden nefret ediyor, dedi. Ben de Oni'den nefret ediyorum. O yanımda olduğumu kendimi bir kedi gibi hissediyorum. İçimden ona kötü davranmak geliyor. Hem de ben öyle hissetmesem bile ne olacak? Nasıl olsa o bana kötü davranıyor. Martin Eden'la olduğum zaman kendimi mutlu hissediyorum. Daha önce beni kimse sevmemişti. Hiçbir erkek sevmemişti beni. Yani öyle sevmemişti demek istiyorum. Sevilmek, öyle sevilmek o kadar tatlı ki. Ne demek istediğimi anlarsın sen. Benim sevgili anneciğim, insanın gerçekten tam anlamıyla bir kadın olduğunu hissetmesi çok tatlı bir şey. Yüzünü annesinin kucağına gömerek hıçkırmaya başladı. Benim hakkımda kim bilir ne kötü düşünüyorsundur biliyorum ama yalan bir şey söylemedim sana. Ne hissediyorsam onu söyledim. Mrs. Morse garip bir keder ve mutluluk duyguları karışımı içindeydi. Bir sanat tarihi mezunu olan kız çocuk gitmiş, onun yerine bir kadın evlat gelmişti. Tecrübe başarıyla sonuçlanmıştı. Rut'un yaratılışındaki o garip boşluk dolmuştu. Hem de bir tehlikeye girmeden, bir fenalık gelmeden. Bu kaba denizci bu işe alet olmuş ve Ruth ona aşık olmadığı halde o Ruth'un kadınlık bilincini geliştirmişti. Ruth itiraf ediyordu. Elleri titriyor, utançtan yüzü hala annesinin kucağına gömülüydü. Çok komik, çok saçma bir şey. Ama onun hesabına üzüntü duyuyorum. Elleri fazla titrediği, gözleri çok parlamaya başladığı zamanlar aklımı başka taraflara çekmek için onun hayatı gittiği yanlış yollar hakkında ona öğütlerde bulunuyorum. Ama bana tapıyor, biliyorum. Gözleri ve elleri yalan söylemiyor. Bu da bu düşünce, bunu düşünmek de bana büyüdüğümü hissettiriyor. Hakkım olan bir şeye sahip olduğumu hissediyorum. İşte beni de diğer kızlara benzeten bir genç kadın yapan da bu. Sonra daha önce onlara benzemediğimin de farkındaydım. Ve bunun seni endişelendirdiğini biliyordum. Bana bu endişeni fark ettirmediğini sanıyordum. Ama ben fark etmiştim. Ve Martin Eden'ın dediği gibi işi kıvırmak istiyordum. Konuşmalarına devam ederlerken herkesinin de gözleri yaşlarla doluydu. Ruth soluk bir masumiyet perisi gibiydi. Annesi de sempatik, anlayışlı ama sakin bir tavırla açıklamalarda bulunup ona yol gösteriyordu. Onlar için kutsal bir andı bu. Annesi, Martin senden dört yaş küçük dedi. Dünya üzerinde yeri yurdu yok. Ne bir makamı ne de maaşı var. Ele avuca sığmayan serserinin biri. Seni seviyorsa şu öyküleriyle, çocukça hayallerle etrafındakileri kandıracağına sağduyu icabı ona seninle evlenme hakkını verecek bir iş yapması gerekir. Korkarım ki Martin Eden hiç büyümeyecek. Baban ve babanın bütün arkadaşları gibi, Mr. Butler gibi örneğin, bir erkeğe yakışan bir iş ve sorumluluk sahibi olamıyor. Martin Eden korkarım ki hiçbir zaman para kazanamayacak. Halbuki bu dünya öyle kurulmuş ki mutluluk için para şart. Ah hayır, o muazzam servetleri kastetmiyorum ama şöyle genel bir konforu ve temiz bir hayat yaşamayı mümkün kılacak kadar paradan bahsediyorum. Hiç. Hiç bahsetmedi mi sana? Bu konuda tek kelime bile söylemedi. Hiç teşebbüs etmedi. Ama eğer teşebbüs etseydi de ben konuşmasına meydan bırakmazdım. Zira biliyorsun, sevmiyorum onu. Buna çok sevindim. Bu kadar temiz ve saf olan kızımın, biricik kızımın böyle birine tutulmasını görmeye tahammül edemezdim. Dünyada soylu, sadık ve gerçek erkek olan birçok insan var. Onları bekle. Bir gün böyle birini bulur. Babanla ben nasıl mutlu olduysak sen de mutlu olursun. Bir de daima aklında tutman gereken bir şey var. Evet anne. Mrs. Morse konuşurken sesi çok hafif ve tatlı çıkıyordu. Çocuk meselesi. Ruth bir zamanlar kafasında esen uçarı düşünceleri hatırlayarak yüzü böyle şeyler konuşmanın utancından kızarıp bu meseleyi daha önce düşündüm diye itiraf etti. Mrs. Morse, Mr. Eden'ı senin için imkansız hale koyan da bu çocuk meselesidir diye devam etti senin çocukların temiz bir kan taşımalı. Halbuki o. Korkarım ki temiz değil. Baban bana vaktiyle denizcilerin yaşadığı hayattan bahsetmişti. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Her ne kadar annesinin anlatmak istediği şey, Ruth'un hayal gücünün ulaşamayacağı kadar uzak, kapalı, müthiş bir kavramsa da, Ruth gerçekten de anlamış olduğunu belli edercesine elini annesinin eli üzerine bastırdı. Sana danışmadan hiçbir işe başlamayacağımı biliyorsun diye söze başladı. Ancak sen de ara sıra bu defa olduğu gibi bana sorular sormalısın. Sana açılmak istediğim şeyler oluyor ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Bunun sebebi de lüzumsuz bir alçak gönüllülük. Biliyorum alçak gönüllülük. Ama sen bu işi kolaylaştırabilirsin. Bazen bu defaki gibi bana sormalısın. Bir imkan vermelisin bana. Konuşmalarını bitirip kalktıklarında Ruth, annesinin yüzüne bakıp onun ellerini tutarak ''Ah anne!'' diye bağırdı. ''Sen bir kadınsın, annesiyle arasındaki bir eşitliğin bilincine varmış olmaktan doğan büyük bir sevinçle eğer bu konuşmayı yapmasaydık seni asla bu şekilde düşünemeyecektim. Senin de bir kadın olduğunu bilmek için kendimin de bir kadın olduğunun farkına varmam lazımmış. Annesi onu kendine çekip öperek ikimiz de kadınız dedi. Kolları birbirlerinin beline dolanmış, kalpleri yeni bir arkadaşlık anlayışıyla taşarak odadan çıkarlarken Mrs. Morse ikimiz de kadınız diye tekrarladı. Mrs. Morse bir saat kadar sonra kocasına gururla ''Küçük kızımız artık bir kadın oldu.'' dedi. Mr. Morse karısına ''Bu demek oluyor ki Ruth aşık oldu.'' dedi. Mrs. Morse cevap olarak ''Hayır, bu demektir ki Ruth seviliyor. Tecrübe başarıyla sonuçlandı. Sonunda uyandı kızımız.'' Mr. Morse tam bir iş adamı tavrıyla doğal bir şeyden söz ediyormuş gibi ve kuru bir ses tonuyla ''O zaman artık Mr. Eden'ı kovmamız lazım.'' dedi. Ama karısı onunla aynı fikirde olmadığını anlatır şekilde başını salladı. ''Buna hiç gerek yok. Ruth'un söylediğine göre birkaç güne kadar yeniden denize çıkacakmış. Geri döndüğünde ise Ruth burada olmayacak. Ruth'u Clara teyzeye yollarız. Üstelik doğuda değişik bir iklimde, değişik insanlar, değişik fikirler arasında her şeyin değişik olduğu bir yerde bir sene kalmak da tam onun ihtiyacı olan bir şey.'' Martin kafasına taktığını çözmek için bütün benliğiyle mücadele veren insanlardandı. Başarıncaya değin hep çalışır çalışırdı. Son zamanlardaysa sonsuz bir istekle yazma arzusu duyuyordu. Bu arzu adeta içine işlemişti bir kere Martin'in. Sürekli yazmak, alabildiğine yazmak, sadece yazmak istiyordu. Öyküler, şiirler, makaleler beyninde kendiliğinden oluşuyor, ileride anlamlı kılacağı bu şiirler öyküler üzerinde notlar alıyordu. Ancak yazmıyor, yalnızca düşünüyordu. Çünkü bu durum onun için ufacık bir tatil sayılırdı. O da bu tatilini dinlenmeye, aşka ayırmaya karar verdi ve her iki konu üzerinde de gelişmeler kaydetti. Çok geçmeden baştan ayağa yaşamla dolup taşar hale geldi ve Ruth'u ne zaman görse sağlık ve güç dalgasının yeniden ona tattırmayı başardı. Martin'le Ruth'un buluşmasından rahatsızlık duyan biri vardı. Ruth'un annesi Mrs. Morse. Anne Morse sık sık kızına dikkatli ol diye uyarıyor. Martin'i dını gereğinden fazla görmemesini istiyordu. Ruth annesinin bu uyarılarını ciddiye bile almıyor, kendine olan güvenle gülüyordu. Kendinden emindi. Çünkü Martin birkaç güne kadar denize açılacaktı. Martin geri döndüğünde ise Ruth doğuya yapacağı ziyarete çıkmış olacaktı. Bununla beraber Martin'in sağlık ve kuvvetinde büyülü bir şey vardı. Ruth'un doğuya yapacağı ziyaretten Martin'e de söz ettiklerinden Martin acele etmek gereği duydu. Ne var ki Ruth gibi bir kıza nasıl kur yapacağını bilmiyordu. Ayrıca Martin'in Ruth'tan tamamıyla farklı kızlar kadınlarla geçirdiği tecrübeler de davranışlarına engel oluşturuyordu. Onlar yaşam hakkında, aşk hakkında ve flört hakkında çok şey biliyorlardı. Halbuki Ruth'un bir şey bildiği yoktu. Onun bu eşine az rastlanılan masumiyeti Martin'i şaşırtıp, konuşma gücünü dudaklarında dondurarak onu kendine rağmen yine kendi değersizliğine inandırdı. Bir başka güçlük daha vardı. Martin de daha önce hiç aşık olmamıştı. Gösterişli geçmişinde hoşlandığı kadınlar olmuştu ama sevmek nedir hiç bilmemişti. Martin bir efendi gibi kayıtsızca ıslığını öttürmüş, onlar da onun yanına gelmişlerdi. Birer eğlenceydi onlar. Erkeklerin oynadığı oyun içinde ufak tefek olaylardandı. Ama en fazla bu oyun içinde çok ufak bir yer tutan birer olay o kadar. Fakat işte şimdi hayatında ilk defa olmak üzere o yalvaran durumundaydı. Şüphe içinde, utangaç bir tavırla yalvaran, gözleriyle, elleriyle, karşısında susup kaldığı dudaklarıyla yalvaran aşk yolunu dilini bilmediği gibi sevdiğinin saf masumiyeti de yüreğine korku düşürüyordu. Hayatın çok önemli kuralları vardı bu kurallar kendi içinde tutarlıydı. Martin de yaşamın değişik basamaklarından geçerken çok önemli bir davranış kuralı öğrenmişti. Daima oyuna karşı tarafın başlamasını beklemek. Bu kurala uyarak ne zaman birisiyle bilmediği bir oyun oynayacak olsa onun başlamasını bekler, hamlelerini görünce tavır belirlerdi. Bu kral belki bin kere onun ayakta kalmasını sağlamış, ayrıca ona geniş bir gözlem yeteneği kazandırmıştı. Martin Kendine yabancı gelen şeyi nasıl kollayacağını, onun kendine ele vereceği bir zayıf anını, bir giriş noktasını nasıl bekleyeceğini bilirdi. Tıpkı yumruk yumruğa dövüşte, açık aramaya benziyordu bu. Böyle bir açık yakaladığı anda da oyuna nasıl girişeceğini hem de nasıl kıyasıya girişeceğini uzun denemeler sonunda öğrenmiş, bir daha asla unutmamıştı. Bu düşüncelerle Martin konuşmayı çok istediği halde konuşmaya cesaret edemeden Ruth'u bekledi ve kolladı. Rutu sarsmaktan korkuyordu. Kendinden de emin değildi. Ne var ki Martin bilmeden en doğru yolu takip ediyordu. Aşk dünyaya ifade kazanmış konuşmadan önce gelmiş, daha ilk gençlik çağlarında unutulması olanaksız yöntemler yolları öğretmişti. Martin'in de Rutu aşkını ifade edişi işte bu eski ilkel yolla oldu. Gerçi sonradan bu yolu sezdiyse de başlangıçta bu yolda yürüdüğünün farkında değildi. Elinin Rutun eline dokunuşunun kendi ağzından çıkabilecek herhangi bir kelimeden çok daha engin bir etkisi vardı. Kuvvetinin, Rutun hayal gücü üzerindeki etkisi, aşıkların nesiller boyunca söylenen yazılı şiirlerinden ya da ihtirasından çok daha ayartıcıydı. Martin'in söyleyebileceği herhangi bir söz, Rutun yargısına seslenecekti. Halbuki elinin dokunuşu, bu hafif, acele dokunma doğrudan doğruya onun iç güçlerine sesleniyordu. Rutun yargıları da kendisi kadar gençti ama içgüdüleri insanlık kadar belki daha da yaşlıydı. Aşk henüz gençken bu içgüdüler de gençti. Ama bunlar geleneklerden, fikirlerden ve bütün yeni doğmuş şeylerden daha tecrübeliydiler. Böylece Ruth'un yargısı hareketsiz kaldı. Yargılarını harekete geçirecek bir şey yoktu ve Ruth, Martin'in dakikadan dakikaya kendi sevgi bünyesi üzerindeki etkisinin farkında olmadı. Öte yandan Martin'in onu sevdiği gün gibi açıktı. Berut onun aşk açıklamalarını yumuşak fırıltılarla, alev alev yanan gözlerini, titreyen ellerini, yanık rengi altında hiç eksilmeyen esmenimsi kırmızılığı yakalamaktan büyük zevk alıyordu. Ve kendisi de bunun farkındaydı. Ruth onu ürkek ürkek tahrik ederek daha ileriye de gitti. Ama bunu Martin'in şüphesini çekmeyecek kadar belli belirsiz, kendi kendinden şüphelenmeyecek kadar da yarı bilinçsiz bir halde yaptı. Kendisinin de bir kadın olduğunu açıklayan bu kuvvetleri onu heyecanla ürpertti ve Ruth, Martin'le oynamaktan, ona azap vermekten bir zevk duydu. Tecrübesinin azlığı, gücünün fazlalığı yüzünden dili bağlanmış, aşkını acemice, çekine çekine belli etmeye çalışan Martin, dokunma yoluyla yaklaşmaya devam etti. Elinin dokunuşu, Ruth'un hoşuna gidiyordu. Hem bu hoşa gitmekten de fazla, çok zevkli bir şeydi. Martin bunu bilmiyordu ama onun bildiği bir şey varsa o da elinin dokunuşunu Ruth'un nefretle karşılamadığıydı. Karşılaştıkları ve ayrıldıkları zaman dışında ellerini sık sık birbirlerinin ellerine dokunduramıyorlardı. Ama öbür taraftan da bisikletlerini kullanırken okumak için tepelere çıktıkları zaman yanlarında taşıdıkları kitapları sırtlarına vururken ya da kitapları yan yana oturmuş tartışırlarken elin ele sürtünmesi için bir sürü fırsat çıkıyordu. Sonra kitapların güzelliklerinin üzerine eğilirken Ruth'un saçının Martin'in yanaklarına sürünmesi, omuzlarının birbirine dokunması fırsatı da çıkıyordu. Ruth, nereden çıktığını bilmediği, fakat saçını Martin'in yüzüne dokundurmak için onu kışkırtan tahriklere kendi kendine gülüyordu. Diğer yandan Martin okumaktan yoruldukları zamanlar başını Ruth'un kucağına koyup, gözlerini kapatarak onları bekleyen geleceğe dair hayaller kurma arzusuyla yanıyordu. Geçmişte Şalma Parkı'nda ya da Sutton farkında çıktığı pikniklerde başını birçok kucağa yaslamış ve genellikle kızlar bir yandan onun yüzünü güneşten koruyup diğer yandan ona bakıp severek onun kendi aşkları karşısındaki aşırı kayıtsızlığına hayret ederlerken o bu kucaklarda tosun gibi bencil uykular çekmişti. Bugüne kadar Martin için başını bir kızın kucağına yaslamak dünyada en kolay iş ola gelebilmişti. Ama şimdi Ruth'un kucağı ona ulaşılmaz gibi geliyordu. Bununla beraber Martin'in aşkını ifade ediş tarzı kuvvetini işte bundan, bu sessizliğinden alıyordu. Bu sessizliği yüzündendir ki Ruth'u asla korkutmadı. Titiz ve utangaç yaratılışlı olan Ruth bu sayede ilişkilerinin tehlikeli olan yönünü fark edemedi. Farkında olmadan, bilmeden Martin'e daha çok yaklaştı. Daha çok bağlandı. Öbür taraftan Martin de bu yaklaşmayı sezip bir hamle yapmak için tutuştu ama cesaret edemedi. Bir defasında cesaret eder gibi oldu. Rutlara gitmiş ve onu oturma odasında müthiş bir baş ağrısı içinde bulmuştu. Martin nasıl olduğunu sorunca Rut, hiçbir şey fayda etmiyor demişti. Üstelik baş ağrısını geçirecek ilaç da alamıyorum. Doktor Hale almama izin vermiyor. Martin, sanırım ben tedavi edebilirim dedi. Hem de ilaç kullanmadan. Emin değilim ama bir kere denemek isterim. Basit bir masaj. Bu hüneri önce Japonlardan öğrendim. Biliyorsun Japonlar masajda ustadır. Sonra az çok farklı şekillerde, havaililerde de gördüm bu masajı. Onlar Lomi, Lomi adını veriyorlar buna. İlaçların iyileştirebildiği şeylerin çoğunu, hatta ilaçların iyileştiremediği birkaç şeyi bile tedavi eder. Martin'in eli daha belli belirsiz başına değer değmez. Ruth derin bir iç geçirdi. Çok güzel, dedi. Yarım saat sonra konuştu. Yorulmadın mı? Bunu öylesine diye sormuştu. Cevabın ne olacağını biliyordu. Sonra uyuşuk bir halde Martin'in kuvvetindeki iyileştirici etkiyi düşünerek kendinden geçti. Onun parmak uçları ağrıyı itip uzaklaştırarak Ruta hayat veriyordu ya da Ruta öyle geliyordu. Nihayet ağrının düşmesiyle birlikte uykuya daldı. Martin de sessizce çekildi. Aynı akşam Ruth teşekkür etmek için Martin'i telefonla aradı. Akşam yemeğine kadar uyudum dedi. Beni tamamıyla iyileştirdiniz Mr. Eden. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Martin cevap verirken heyecanlandı. Konuşmakta acemilik çekti. Ama son derece mutluydu. Telefondaki konuşma devam ederken de kafasında Browning'le hasta Elizabeth Barrett'ın anısı dans edip duruyordu. Önce yapılmış olan yine yapılabilirdi. Ve Martin ya da bunu Ruth Morse için yapabilirdi. Yapması da lazımdı. Tekrar odasına. Yatağın üzerinde açık duran Spencer'ın sosyolojisine döndü. Ama okuyamadı. Ona ıstırah veren aşkı iradesini ezdi. Hem de öylesine ezdi ki okumak için bütün kararlılığına rağmen Martin kendini mürekkep lekeli ufak masasının başında buldu. O gece kaleme aldığı aşk şiiri iki ay içinde tamamlanan elli bölümlük aşk şiirlerinin ilki oldu. Yazarken kafasında hep Portekizce aşk dörtlükleri vardı ve Martin büyük bir eser yazmak için gerekli elverişli şartlar altında hayatın buhranlı anını yaşayarak kendi tatlı aşk çılgınlığının doğum sancılarının içinde yazdı. Rut'un yanında olmadığı saatlerin çoğunu aşk şiirlerini, evde okumaya ya da günün dergilerini daha yakından tanıyıp bunların özü ve içerikleri hakkında daha iyi bilgi sahibi olabildiği okuma salonlarına ayırdı. Rut'la beraber geçirdiği saatlerse hem ümit verici oluşu hem de bir türlü sonuca ulaşamayışı bakımından çıldırtıcı oluyordu. Rut'un baş ağrısını geçirdiğinden bir hafta kadar sonra Norman tarafından Merit Gölü'nde Mehtap'ta yelkenliyle bir gezinti teklifi yapıldı ve bu teklif Arthurla Olney tarafından desteklendi. İçlerinde yelkenli tekne yönetebilecek olan yalnız Martin'di. Onun için Martin'i bu işi yapmaya zorladılar. Ruth yelkenlinin arka tarafında Martin'in yanında oturuyordu. Diğer üç delikanlı teknenin ortasında tembel tembel uzanmışlar ve gereksiz bir takım konular üzerinde ağız kavgasına girmişlerdi. Henüz Mehtap çıkmamıştı. Arasında Martin'le hiçbir konuşma geçmeden yıldızlı gökyüzünü seyretmekte olan Ruth birdenbire bir yalnızlık hissetti. Gözü Martin'e gitti. Püfür püfür esen bir rüzgar tekneyi güvertesi suya girecek kadar yana yatırıyor. Martin de bir eli Dümen kesinde diğer eli Mayısra halatında hafif orsasına seyrederken yakınlaşmış olmaları gereken kuzey kıyısına ulaşmaya çalışıyordu. Ruth'un kendisine baktığının farkında değildi. Ruth ise Martin'i bu belirli kuvvetlere sahip genci sıradan, başarısız olacakları önceden belli öyküler, şiirler yazarak zamanını öldürmeye iten tuhaf ruh çarpıklığı üzerinde derin düşüncelere dalarak dikkatle izliyordu. Yıldızların aydınlığında belli belirsiz görünen, güçlü boyun adalelerine ve sağlam bir dengeye dikilen kafaya baktı. Ellerini bu boyun adalelerine değdirmesi için onu dürten o eski arzu yeniden uyandığı içinde. Ruth'u o iğrendiği kuvvet çekiyordu. Yalnız duygusu daha belirli bir hal aldı ve Ruth bir yorgunluk hissetti. Yana yatmış olan teknedeki oturuş şekli onu sıktı ve birden aklına Martin'in baş ağrısını iyileştirdiği geldi. Martin'in o iyileştirici, dinlendirici gücünü hatırladı. Martin onun yanında oturuyordu. Çok yakında ona ve tekne Ruth'u Martin'e doğru sallar gibi oldu. Bunun arkasından da Ruth içinde ona yaslanmak, kendini onun kuvvetinde dillendirmek için karşı konulmaz bir arzu duydu. Yarı oluşmuş bir dürtüydü bu. Ama bunu fark etmesine rağmen dürtü ona hakim oldu ve Ruth'u Martin'e yaslandırdı. Yoksa tekne yana yattığı için mi olmuştu? Bilmiyordu. Hiçbir zamanda bilmedi. Bildiği tek şey ona yaslandığı ve bunun dinlendirici olduğu, çok tatlı bir şey olduğuydu. Belki de kabahat teknedeydi. Ama Ruth da bu durumu değiştirmek için hiç çaba göstermedi. Martin'in omzuna hafifçe yaslandı. Yaslandı ve o rahat etsin diye Martin durumunu değiştirince yaslanmaya devam etti. Bu tam bir çılgınlıktı. Ama Ruth bunun çılgınlık olduğunu düşünmek istemedi. O artık Ruth değil, bir kadındı. Kadının duyduğu ihtiyacı duyan bir kadın. O kadar hafifçe yaslanmış olmasına rağmen bu ihtiyacı giderilmiş gibiydi. Artık yorgunluk hissetmiyordu. Martin hiç konuşmadı. Eğer konuşsaydı büyü bozulacaktı. Halbuki bu sihirli havayı uzatan onun aşkından bahsetme işiydi. Sarhoş gibiydi Martin. Başı dönüyordu. Neler olduğunu anlayamıyordu. Bu o kadar olağan dışı bir şeydi ki deli saçmasından başka bir şey olamazdı. İskotayı ve yelkeni bırakıp Rut'u kollarını almak için içinden taşan bir arzuya hakim oldu. Sezgisi ona bunun yanlış bir iş olacağını fısıldamış, Martin de ile yelkenin ellerini meşgul ederek içindeki ayartıcı arzuyu geçiştirmesine yardım edişine memnun olmuştu. Ne var ki artık tekneyi evvelki kadar iyi olsa edemiyor, rüzgarı utanmadan yelkenden kaçırıyor, böylelikle de kuzeye doğru tekne yatmış oluyordu. Kıyıya ulaşınca işiyle ilgilenmek zorunda kalacak, bu yüzden de aralarındaki dokunuş bozulacaktı. Mert'in yanında Ruth, omzunda da Ruth'un tatlı ağırlığı olduğu halde tartışmacıların dikkatini çekmeden içinden ona hayatının bu en güç deniz yolculuğunu yaptıranları Yine onu deniz, tekne ve rüzgar hakkındaki bilgisine güvenerek bu muhteşem geceyi mümkün kıldıkları için affederek tekneyi dinlendire dinlendire yolunu kesti. Yükselen ayın ilk ışığı yelkene dokunup tekneyi ince gibi pırıl pırıl bir aydınlığa boğduğu zaman Ruth Martin'den uzaklaştı. Kendisi uzaklaşırken Martin'in de uzaklaştığını hissetti. Her ikisinde de görülmek korkusu vardı. Bu ikisi arasında sır kalacak bir rüyaydı. Ruth yanakları ateş gibi yanarak Martin'den ayrı oturdu. Ama yanaklarını kızartan ateşi içinde hissediyordu. Ne kardeşlerinin ne de Onnie'nin görmemesi gereken bir şey yapmamıştı. Halbuki daha önce de delikanlarla birçok kere yelkenliyle buna benzer mehtap gezintilerine çıkmıştı. Hiç böyle bir şey yapmayı arzulamamıştı. Utanç duygusuyla yeni filizlenmeye başlayan kadınlığının büyüsü hakim olmuştu ona dönüş için rüzgarı bir oyana, bir bu yana geçirmek için uğraş veren Martin'e kaçamak bir bakış attı. Terbiyesizce bir şey, utanılacak bir şey yapmasına sebep olan bu adamdan nefret edebilirdi. Hem de dünyada başka erkek kalmamış gibi o yaptırsın bunu Ruta. Belki de annesinin hakkı vardı. Martin'i gereğinden fazla görüyordu. Bir daha böyle bir şey olmayacağına ve Martin'i daha az görmeye karar verdi. Bir an için yalnız kaldıkları ilk fırsatta Martin'e Mehtab'ın çıkmasından az önce baygınlık geçirdiği şeklinde bir yalan söylemek suretiyle kendini bahane göstermek gibi çılgınca bir fikre kapıldı. Sonra her ikisini de Mehtap ortalığı aydınlatır aydınlatmaz karşılıklı olarak nasıl birbirlerinden uzaklaştıklarını hatırladı. Martin yalanını mutlaka anlayacaktı. Tekne gezisi yaptıkları geceden sonra hızla akıp geçen günlerde Ruth artık eski Ruth olmaktan çıkmış, bir karar vermek isteyen kendi kendini incelemelerinde yine kendini aşağılayan, geleceğe dair tahminlerde bulunmaktan ya da kendini ve nerelere doğru sürüklenmekte olduğunu düşünmekten kaçınan acayip, bilmece gibi bir yaratık olmuştu. Bazen korku içinde, bazen büyülenmiş bir halde fakat devamlı bir şaşkınlık içinde bir hummaya yakalanmış gibi büyülü ürpertilerle dolup taşıyordu. Bununla beraber ona güven veren sabit bir fikri vardı. Martin'in aşkından bahsetmesine izin vermeyecekti. Böyle yaptığı sürece her şey yolunda gidecekti. Birkaç güne kadar da Martin denize çıkıyordu. Bu bakımdan Martin ilanı aşk etse bile bir şeyler değişmeyecekti. İşler yine de yolunda olacaktı. Başka türlü de olamazdı çünkü onu sevmiyordu. Tabii eğer Martin ilanı aşk edecek olursa onun için ıstıraplı, Ruth için de sıkıcı bir yarım saat geçirecekler demekti. Çünkü bu Ruta yapılan ilk evlenme teklifi olacaktı. Bunu düşünmek Rutu tatlı tatlı ürpertti. Gerçek bir kadındı. Kendisine evlenme teklif etmeye hazır bir erkek bulunan gerçek bir kadın. Bu, onun cinsiyetinin temelini oluşturan bütün duyguları harekete geçiren bir düşünceydi. Hayatının yapısı, Rutu meydana getiren her şey titreyip saygı duruşuna geçti. Bu düşünce, alevin çekiciliğine kapılan bir pervane gibi kafasının içinde çırpındı durdu. Martin'in kendisine evlenme teklif ettiğini, kendisinin de onun cümlesini ağzına tıkadığını hayal edecek kadar işi ileriye götürdü. Onu reddedeceğini kendi kendine tekrarlayarak provasını yaptı. Sözlerini yumuşatarak, Martin'e gerçek ve soylu bir erkek olma yollarını göstererek ona öğütler verecekti. Martin'in sigarayı bırakması şarttı bir kere. Bunu bilhassa belirtecekti. Ama hayır, onun konuşmasına hiç izin vermemeliydi. Eğer konuşursa onu susturabilirdi annesine de böyle söylemişti zaten. Yüzü kıpkırmızı, alev alev yanarak hayalinde yarattığı sahneyi istemeye istemeye kafasından uzaklaştırdı. Kendisine yapılacak ilk evlenme teklifinin daha elverişli bir zamana bırakılması ve bu teklifin kendisine daha layık bir talipten gelmesi gerekiyordu. Artık hüznün, ıstırabın, kederin mevsimi sonbahar gelmişti. Ruhun yaprak parçalarında tıkanıp kaldığı gözlerin ruhun biriktirdiklerini akıttığı ayrılık mevsimi sonbahar bütün varlığıyla gelmişti. Yaprakların tek tek düşüşü insanın içinde mutlu yarın hayallerini yeni ve gelecek baharlara taşıyordu. Bu sonbahar mevsiminde sıcak, baygın bir mevsim değişikliği sessizliği yaşayan güzel bir sonbahar günü geldi. Puslu güneşi, havayı uykusundan uyandırmadan gezinen serseri mertem esintileriyle tam Kaliforniya'nın pastırma yazından bir gün Dumana benzeyen ama duman olmayan, duman renginden yapılmış dokular gibi moraç olan sisler tepelerin kuytularında gizleniyordu. Yükseltilerin üzerinden San Francisco bir duman lekesi gibi yoğun, keskin, kurşuni uzanıyordu. Araya sıkışan körfez, erimiş, maden gibi donmuş parlıyor, üzerindeki yelkenli gemiler ya hareketsiz duruyor ya da tembel akıntıya uyarak belli belirsiz yer değiştiriyordu. Uzaktan Tamalpais, gümüş donukluğunda açıkça seçiliyor ve batıya devrilen güneşin altında soluk renkli altından bir yol gibi görünen Golden Gate kanalıyla genişliyordu. Onun ötesinde de dumanlı gibi görünen engin Pasifik ufuk hattı üzerinde yığılıp kara kışın ilk müjdesini vermek için karaya doğru sürüklenen bulutlarla kabarıyordu. Sona ermek üzere olan yaz tepelerin kuytularında eriyip kaybolarak vadilerinin mor renklerini daha da koyulaştırıp tükenen kuvvetlerden ve doyan zevklerden duman halinde bir kefen dokuyarak hayata hem de iyi yaşanmış bir hayata doymuş olmanın huzuru içinde can verirken bu ölüm hali uzuyordu. Tepelerin arasında o en sevdikleri açıklık yerde Martin ve Ruth yan yana oturup başlarını sayfaların üzerine eğdiler ve Martin yüksek sesle Browning'i çok az erkeğe nasip olan bir aşkla seven kadının aşk dörtlüklerini okudu. Ancak bu okuyuş zamanla gevşedi. Çevrelerindeki ölmekte olan güzelliğin büyüsü onları okumaktan alıkoyacak kadar kuvvetliydi. Hayatının sonuna gelen altın bir yıl ölüyordu. Hava hiç pişmanlık duymadan nefis bir güzellik, mutluluktan ve doymuşluktan arta kalan anılarla taşarcasına doluydu. Bu bir rüya gibi iplik iplik onların içine girip dayanmanın kuvvetini azaltarak Erdem'in ya da muhakemenin yüzünü buğuyla, Burum tırak bir sisle örttü. Martin yüreğinin eridiğini ve bir sıcaklığın kendini yokladığını hissetti. Başı Ruth'un başına çok yakın duruyordu. Bir meltemin uçan hayaletleri Ruth'un saçlarını oynatıp da bu saçlar Martin'in yüzüne değdiği zamanlar da kitaptaki yazılar Martin'in gözleri önünde bulanıp dalgalanıyordu. Bir keresinde Martin okuduğu yeri kaybedince Ruth okuduğunun bir kelimesinin bile farkında olmadığına eminim dedi. Martin ona alev alev yanan gözlerle baktı. Neredeyse ahlaksız bir şey yapmak üzereydi ki, dilenin ucuna bir cevap geliverdi. Ben de senin farkında olmadığından eminim. Okuduğunuz son şiir ne anlatıyordu? Ruth içtenlikle gülerek, "Bilmiyorum, unuttum. Daha fazla okumayalım artık. Kitap okunamayacak kadar güzel bir gün." dedi. Martin ciddi bir tavırla, "Bu tepelerdeki son günümüz olacak." Denizin ufuk hattı üzerinde fırtına bulutları toplanıyor. Kitap Martin'in elinden yere kaydı. İkisi de orada oturdukları yerden dalgalı körfezi, sanrılı ve görmeyen gözlerle kendilerini bırakmış bir halde sessiz sedasız izlemeye daldılar. Ruth yana doğru Martin'in boynuna baktı. Martin'e yaslanmadı. Kendi dışındaki, yer çekiminden de kuvvetli, kader kadar kuvvetli bir güç tarafından ona doğru çekildi. Martin'in haslanması için arada 2-3 santimlik bir ara vardı. Ve Ruth bu arayı iradesiz bir hareketle kapadı. Omzu tıpkı bir kelebeğin çiçeğe dokunuşu kadar hafifçe Martin'in omzuna dokundu. Martin'in omzundan gelen karşıt zorlama da aynı derecede hafif oldu. Ruth, Martin'in omzunun gücünü, Martin de içinin titremelerini hissetti. Artık Ruth için geri çekilme zamanı gelmişti. Ne var ki o şimdi bir otomattan farksızdı hareketleri iradesinin kontrolünü aşmıştı. Ruth üzerine çöken bu tatlı delilik nöbeti içinde ne kontrolü ne de iradeyi düşündü. Martin'in kolu yavaş yavaş Ruth'un arkasından doğru geçip onu sarmaya başladı. Ruth da Martin'in kolunun ilerleyişini ıstıraplı bir tat içinde bekledi. Kuruyan yanan dudaklarıyla kalbi çarparak, kanı damarlarında bir bekleyiş humması halinde dolaşarak neden olduğunu bilmeksizin bekledi. Arkasına dolanan kol yukarıya doğru çıktı ve onu yavaş yavaş okşar gibi Martin'e doğru çekti. Ruth daha fazla bekleyemedi. Tamamen içinden gelen karşı konulmaz bir kuvvetin etkisi altında yapılmış bir hareketle, önceden tasarlamadan, rüzgara tutulmuş gibi ve yorgun bir iç çekişiyle başını Martin'in göğsüne yasladı. Martin başını hemen eğdi. Dudaklarını yaklaştırırken, Ruth'unkiler de Martin'in dudaklarını karşılamak için büyük bir istekle uzandı rut bu sırada her nasılsa kısa bir an kafasını çalıştırabildi ve o bir anlık süre içinde bu mutlaka aşk olmalı diye düşündü. Eğer aşk değilse çok ayıp bir şeydi o zaman. Bu aşktan başka bir şey olamazdı. Kollarını kendisine sarmış, dudaklarını dudaklarına bastıran adamı seviyordu. Vücudunu belli belirsiz bir şekilde hareket ettirerek Martine daha sıkı yaslandı. Bir dakika sonra da vücudunun üst kısmını Martin'in kollarından koparırcasına ayırıp Aniden büyük bir coşkunlukla atılarak iki elinize Martin'in güneş yanığı ensesine koydu. Aşkın verdiği acıyla tatmin olunan ihtiras öylesine şiddetliydi ki Ruth bir aşkın iniltisi sanıp kolları boşanarak yarı baygın Martin'in kollarına yığıldı. Tek kelime konuşmamışlardı. Uzun bir sürede konuşamadılar. Martin iki kere eğilip onu öptü. Ruth da her seferinde dudaklarını utançla uzatıp vücuduyla Martin'e daha çok sokuldu. Ondan kendini bir türlü kurtaramıyordu. Sanki Mert, Martin'e kenetlenmişti. Martin ise kollarıyla Ruta yarı destek olmuş bir vaziyette oturmuş. Görmeyen gözlerle körfezin kargı tarafındaki buğular içinde kalmış koca kenti seyrediyordu. İlk kez beyninde hayaller yoktu. Şimdi sadece hava kadar, aşkı kadar sıcak renkler, ışıklar ve buğular nefes alıyordu kafasının içinde. Martin onun üzerine doğru eğildi. Ruth bir şey söylüyordu. Beni ne zamandan beri seviyorsun diye fısıldadı. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Aşkından deliye dönmüştüm. Bütün bu geçen zaman içinde de daha beter delirdim aşkından. Şimdi ise zır deliyim sevgilim. Başım zevkten öyle döndü ki adeta çılgın gibiyim. Ruth uzun bir iç çekişten sonra kadın olduğum için memnunum Martin sevgilim dedi. Martin onu kollarının arasında tekrar sıktı ve sordu. Ya sen? Sen ne zaman anladın ilk defa? Ben eskiden beri biliyordum, yani başından beri. Martin kendi kendine duyduğu öfkenin sesine yansıyan tonuyla ben de ne körmüşüm diye bağırdı. Şu ana kadar seni öpünceye kadar aklımdan bile geçirmemiştim. Ruth kendini usulca çekti. Ona bakarak ben onu kastetmedim dedi. Senin beni sevdiğinin daha başından beri farkında olduğumu söyledim. Martin peki sen diye sordu. Benimki birdenbire oldu. Ruth yanaklarında kolay kaybolmayan bir kırmızılık, gözleri ılık ve nemli olduğu halde ağır ağır konuşuyordu. Şu ana kadar böyle bir şeyden haberim yoktu. Sen beni kollarına alıncaya kadar. Seninle evlenmek de şu ana kadar aklından geçmedi Martin. Şu ana kadar. Kendini nasıl sevdirdin bana? Martin güldü. Bilmem dedi. Herhalde seni sevmekle başardım bunu. Zira seni öylesine sevdim ki. Senin gibi yaşayan, nefes alan bir kadının kalbi şöyle dursun, taştan bir yürek bile eriyebilirdi bu aşkın şiddetinden. Ruth, birdenbire aşkın böyle bir şey olduğunu hiç düşünmemiştim, dedi. Benim zannettiğimden farklı bir şeymiş. Sen nasıl düşünüyordun aşkı? Hiç böyle olduğunu sanmıyordum. Ruth böyle derken Martin'in gözlerinin içine bakıyordu. Ama sözlerine devam ettiği sırada gözleri yere indi. Yani bunun nasıl bir şey olduğunu hiç bilmiyordum ben, Martin onu kendine çekmek için kolunu uzattı. Ama bu defaki hareketi usulcacık, kas gücü kullanmadan yapmıştı. Zira kaba davranmış olmaktan korkuyordu. Derken Ruth'un vücudunu serbest bıraktığını hissetti ve Ruth bir kere daha onun kolları arasına girdi ve dudaklar bir kere daha buluştu. Öpüşmelerini ara verdikleri bir an Ruth'un aklı bir tan başına gelerek sordu. Bizimkiler bu durumu nasıl karşılayacak? Bilmem, eğer bunu öğrenmek istersek Canımız istediği zaman kolayca öğrenebiliriz. Ama ya annem itiraz ederse, ona söyleyemem bunu çekinirim. Martin kahramanca atılarak bu işe kendisinin gönüllü olabileceğini belirtti. Ben söyleyeyim dedi. Sanırım annen benden pek hoşlanmıyor ama ben onun gönlünü yaparım. Senin aşkını elde edebilen bir insanın elde edemeyeceği şey yoktur. Hem gönlünü edemesek de evet. Biz birbirimizi seviyoruz ya. Ama annenin gönlünü edememe tehlikesi söz konusu olamaz. Seni çok seviyor. Ruth dalgın bir şekilde. Onun kalbini kırmak istemem." dedi. Martin'in içinden Ruth'u annelerin kalplerinin kolay kolay kırılmadığına inandırmak arzusu geçti. Ama bunun yerine kendini tuttu. "Ama dünyadaki en önemli şey aşktır." dedi. "Biliyor musun Martin, sen bazen beni korkutuyorsun. Seni ve senin önceden ne olduğunu düşününce şimdi bile korkuyorum. Bana çok, çok iyi davranmalısın. Unutma. Sonunda bir çocuğum ben." Daha önce hiç aşık olmadım, ben de olmadım. İkimiz de çocuğuz, ama en önemlisi ikimiz de ilk aşkımızı birbirimize bulduğumuz için şanslıyız. Ruth kendine hızla ihtiraslı bir hareketle onun kollarından sıyrarak ama bu imkansız diye bağırdı. Senin için imkansız. Sen bir denizciydin. Benim duyduğuma göre denizciler sesi kısıldı ve yok oldu. Martin onun ne demek istediğini ima ederek. Her limanda bir sevgiliye sahip olmak isterler. Söylemek istediğin bu mu? Ruth hafif bir sesle evet diye cevap verdi. Martin kendinden emin bir tavırla Ama bu aşk değil ki, dedi. Şimdiye kadar bir sürü limanda bulundum ben ama hiçbir limanda seni ilk gördüğüm geceki gibi bir aşkın beni yokladığını duymuyordum. Biliyor musun, sana iyi geceler dileyip de ayrıldığımda az daha tutuklanıyordum. Tutuklanıyor muydun? Evet. Polis beni sarhoş sandı. Sarhoştum da zaten senin aşkınla. Ama sen biz çocuğuz dedin. Ben de bu senin için imkansız dedim. Konu dışına çıktık. Martin, ben daha önce kimseye aşık olmadım dedim diye cevap verdi. Sen benim ilk aşkımsın. İlk. Ama yine de sen bir denizciydin diye itiraz etti Ruth. Fakat bu benim ilk sana aşık olmama engel değil ki. Sonra bir sürü kadın geçmiştir hayatından başka kadınlar. Böyle diyen Ruth Martin Eden'ı şaşkınlıklar içinde bırakarak birden hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gözyaşlarının dinmesi birçok öpücükler ve okşamalar sayesinde mümkün oldu. Bütün bu süre içinde ise Martin kafasının içinden Kepling'in bir öyküsünden bir satır geçiyordu. Albay'ın hanımıyla Judy O'Grady iç yüzleri bakımından birbirinin aynı iki insandır. Martin çok doğruymuş diye düşündü okumuş olduğu romanların şimdiye kadar onu ters bir düşünüşe itmiş olmasına rağmen bu sözün doğruluğuna karar verdi. Romanlardan şimdiye kadar edindiği fikre göre yukarı sınıflar arasında sadece resmi evlenme teklifleri geçerdi. Onun geldiği sınıflardaysa gençlerin birbirlerini elde etmeleri için dokunmak yeterliydi. Halbuki yukarılardaki yücelmiş kişilerin aynı şekilde seviştiklerini düşünmek bile olanaksızdı. Yine de romanlar yanılmıştı işte. Yanıldıklarının ispatı da işte buradaydı. Konuşmaya gerek bırakmayan ve işçi sınıfından kızlar üzerinde etkili olan dokunuşlar, okşamalar aynı şekilde işçi sınıfının üstündeki sınıfların kızlarına da etki ediyordu. Bunların hepsi de aynı etten kemikten yapılmıştı. Hepsinin de iç yüzleri birdi sonunda. Eğer Martin Spencer'ını hatırlasaydı, bunu daha önceden kendi de bulurdu. Rutu kollarının arasında yatıştırırken, albayın hanımıyla Judy O'Grady'nin iç yüzlerinin birbirine pek benzediği düşüncesiyle büyük bir teselli buldu. Bu Ruth'u ona yaklaştırdı. Onu erişebilir kıldı. Ruth'un sevgili vücudu da kendi vücudu gibi herhangi bir kimsenin vücudundan farksızdı. Evlenmelerine hiçbir engel yoktu. Aralarındaki tek fark sınıf farkıydı ve sınıf denilen şey de dış bir şeydi. Silkinip bir kenara atılabilirlerdi. Bir kölenin Romalı as asiller katına yükseldiğini okumuştu. Bu böyle olduğuna göre o da Ruth'un katına yükselebilirdi. Saflığının, bir Azize gibi görünüşünün, kültürünün ve bir ruh, bir Servinceliğindeki güzelliğinin altında aslen insani olan her şeyiyle o, Lizikanili'den ve Lizikanililerden farksızdı. Onlar için mümkün olan her şey onun için de mümkündü. Ruth da sevebilir, nefret edebilirdi. Hatta belki hisleri bile geçirebilirdi. Tabii şimdi kolları arasında son hıçkırıklarıyla sarsılırkenki gibi kıskanç da olabilirdi. Ruth gözlerini açıp başını yukarı kaldırarak birdenbire ''Ayrıca ben senden büyüğüm'' dedi. ''Üç yaş büyüğüm.'' Martin cevap olarak ''Sen daha çocuksun'' dedi. Tecrübede de ben senden kırk yaş büyüğüm. Gerçekte aşk konusunda ikisi de çocuktu daha. İkisi de aşklarını ifade edişlerinde birer çocuk kadar saf ve toydular.'' hem de Ruth'un üniversite eğitim görmüş olmasına rağmen Martin'in kafasının bilim, felsefe ve hayatın acı gerçekleriyle dolu bulunmasına rağmen. Günün bitmekte olan güzelliği içinde aşıklar nasıl konuşursa öyle konuşup, aşkın ve kendilerini bu kadar acayip bir şekilde bir araya getiren kaderin yarattığı harikalara hayranlık duyarak ve birbirlerine şimdiye kadar hiçbir aşığın sevmediği derecede sevdiklerine, iman edercesine inanarak bir müddet daha oturdular. Israrla tekrar tekrar birbirleri üzerinde ilk bıraktıkları etkiler konusuna dönüp boş yere o anda hissetmiş oldukları şeyin kesin incelemesini yapmaya ve kendilerinde hissettiklerini kaç kişinin hissetmiş olabileceğini hesaplamaya çalıştılar. Batı ufku üzerindeki bulut kümeleri batmakta olan güneşi içine aldı. Göğün çevresi kırmızı gül rengine büründü ve sıcak renklerle tutuşmaya başladı. Ruth, hoşça kal güzel gün şarkısını söylerken üzerlerinden dökülen renkli bir ışık her yanı sardı. Ruth şarkısını alçak, yumuşak bir sesle söylerken başını da Martin'in koluna dayamıştı. Elleri birbirinin elinde, kalpleri birbirlerinin avcundaydı. Aşkın, aşıkların yüzlerinde tatlı bir pembe renk bıraktığı söylenir. Yine aşk, aşıkları inceliğe ve zarafete götürür. Aşıkların yüzlerindeki derin izler, hayat boyunca yüreklerinde taşıdıkları güzellik ve zarafetin izleridir. Ruth da aşkın, kibar, ince ve derin yüzüne bürünmüştü. Eve döndüğünde yüzündeki apaçık olan bu izi anlamak için Mrs. Morse'un anne sezgisini kullanmaya ihtiyacı olmadı. Ruth'un yanaklarını bırakmayan kırmızılık, bundan da daha fazla için için yanan bir ateşi aksettiren iri parlak gözler bu sıradan öyküyü bir çırpıda anlatıverdi. Ruth'un yüzündeki bu değişken ve çekici ifadeyi gören anne Morse yatana kadar hep bir fırsat kolladı ve ilk yakaladığı fırsatta ne oldu diye sordu. Ruth dudakları titreyerek biliyor musun dedi. Cevaben annesinin kolu onu sardı ve bir el hafif hafif saçlarını okşadı. Ruth birden konuşmadı diye ağzından kaçırıverdi. Böyle bir şey olmasını zaten istemezdim. Konuşmasına da fırsat vermeyecektim ama o konuşmadı. Eğer konuşmadıysa bir şey de olmamıştır değil mi? Yine de oldu işte. Tanrı aşkına yavrum, nedir senin ağzında gevelediğin deminden beri? Mrs. Morse dehşetle karışık bir merak içindeydi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olmuş? Ruth annesine hayretle baktı. Beni anladığını zannetmiştim. Şey, Martin'le nişanlandık. Biz. Mrs. Morse inanmadığını göstermek için sinirli bir kahkaha attı. Ruth gerçekten konuşmadı diye anlatmaya başladı. Sadece beni sevdi o kadar. Ben de senin gibi şaşırdım. Bir kelime bile söylemedi. Sadece kollarıyla sardı beni. Ben, ben de kendimi kaybettim. Sonra beni öptü, ben de onu öptüm. Elimde değildi ki. Öpmeden edemezdim. Sonra birden onu sevdiğimi anlayıverdim. Annesinin şefkatli öpücünü bekleyerek sustu. Ama soğuk bir tavır takınmış olan Mrs. Morse tek kelime söylemiyordu. Ruth gittikçe zayıflayan bir sesle ''Bunun korkunç bir kaza olduğunu biliyorum.'' diye yeniden konuşmaya başladı. Beni affedip affetmeyeceğini de bilmiyorum ama elimde değildi. O ana kadar onu sevdiğim aklımın köşesinden geçmemişti. Benim yerime babama ne sen söyleyiver ne olur. Bunu babana söylemesek daha iyi olmaz mı? Martin Eden'ı görüp onunla konuşayım ve durumu açıklayayım ona. Herhalde anlar ve seni bırakır.'' Ruth hızla yatağında doğrularak hayır hayır diye bağırdı. Beni bırakmasını istemiyorum. Onu seviyorum. Hem aşk o kadar tatlı ki. Onunla evleneceğim eğer sen izin verirsen. Senin için başka planlarımız var Ruth. Babanla ben... Hayır hayır sana bir koca seçmiş filan değiliz. Planımız senin kendi sınıfından aşık olduğun zaman seçeceğin bir adamla evlenmenden daha fazlası değil. Ama ben Martin'i seviyorum diye Ruth ağlamaklı bir sesle itirazda bulundu. Evlilik için seçtiğin kişi için seni etkilemeye kalkışacak değiliz. Yine de sen bizim kızımızsın. Biz de senin böyle bir evlilik yapmanı görmeye dayanamayız. Senin bütün inceliğine, saflığına karşılık onun sana verebileceği kabalığından, bayağılığından başka bir şeyi yok. Hiçbir bakımdan sana uygun değil. Seni geçindiremez. Bizim zenginliğe dair öyle budalaca fikirlerimiz yok. Ama konfor ayrı bir sorundur ve bizim kızımız kendisine hiç değilse bu konforu verebilecek biriyle evlenmelidir meteliksiz bir macera perest, bir gemici, bir kovboy, bir kaçakçı ve daha kim bilir bilmem ne ve bütün bunlara ek olarak kuş beyinli, sorumluluk nedir bilmeyenin biriyle değil. Ruth hiç konuşmuyordu. Böylece annesinin söylediği her kelimeyi kabul ediyordu. Dahilerin ve çok değerli bazı kişilerin ortalama bir eğitimle yapabildiği şeyleri yapmaya çalışarak da yazılarıyla zamanını boşa harcıyor. Evlenmeyi düşünen bir adamın evliliğe hazırlanması gerekir. Ama onun böyle yaptığı yok. Dediğim gibi. Biliyorum ki sen de beni onaylayacaksın. O sorumluluk taşımayan bir insan. Hem neden olmasın denizciler hep böyledir. Hiçbir zaman tasarruf etmesini, kendini tutmasını öğrenmemiş. İsrafla geçen yıllar ona bu alışkanlığı kazandırmış. Bu onun kabahati değil tabii ama kabahatinin bulunmayışı da onun huyunu değiştirmez. Hiç onun çapkınlıkla geçirmiş olduğu yılları düşündün mü? Mutlaka çapkınlıklarla geçirmiştir yıllarını. Hiç bunu düşündün mü kızım? Evlilik ne demektir bilirsin. Ruth ürperdi ve annesine sokuldu. Ruth kafasındakiler bir düzüne girinceye kadar uzunca bir süre bekledi ve evet düşündüm. Bunu düşünmek bile beni hasta ediyor. Onu sevmemin korkunç bir kaza olduğunu söylemiştim sana. Ama elimde değil ki. Babamı sevmemek senin elinde mi? Benim de onu sevmemek elimde değil işte. Benim de, onun da içimizde bir şey. Bugüne kadar varlığının farkına varmadığım bir şey var. Bu şeyin varlığı bir gerçek ve işte bu şey beni ona aşık ediyor. Onu sevmek hiçbir zaman aklımdan geçmemişti. Ama görüyorsun işte seviyorum onu. Diye sözünü bitirdiğinde sesinde belli belirsiz bir zafer ifadesi vardı. Oturup uzun uzun konuştular. Sonuç olarak da belirsiz bir süre harekete geçmeden beklemek üzere anlaştılar. Mrs. Morse'la kocası arasında da o akşam bu konuşmadan biraz daha geç bir vakitte aynı sonuca varıldı. Mrs. Morse daha önce kocasına planlarının ters gittiğini itiraf etmişti. Mr. Morse zaten başka türlü olması beklenemezdi diye kararını verdi. Bir denizci Ruth'un konuştuğu ilk erkek. Ergeç nasıl olsa uyanacaktı. Uyandı da. Ondan sonra da işte. O anda ulaşabileceği tek erkek olarak önünde bu denizci vardı ve tabii Ruth derhal aşık oluverdi denizciye. Ya da aşık olduğunu sandı ki her ikisi de aynı kapıya çıkar. Mrs. Morse, Ruth'la tartışmaktansa onun yavaş yavaş işleme ödevini kendi omuzlarına aldı. Bunun için bol bol vakti olacaktı. Zira Martin evlenebilecek durumda değildi. Mr. Morse, bırak Ruth ne kadar isterse onunla görüşsün diye akıl verdi. Bahse girerim ki onu ne kadar yakından tanırsa o kadar az sevecektir. Sonra Ruta zıtlıkları görmesi için bol bol imkan ver. Eve gençleri getirmeye de bilhassa dikkat et. Genç kızlar, delikanlılar, akıllı erkekler getir. Rut'un sınıfından bir şeyler yapmış veya yapmakta olan centilmenleri çağır da Ruth, Martin'i onlarla ölçebilsin. O erkekler Martin'e haddini bildirirler. Nihayet 21 yaşında bir çocuk daha Martin'de. Rut'un da çocuktan aşağı kalır yanı yok. Bu her ikisinin de toyluklarının aşkı. Büyüdü mü kurtulurlar bundan? Sorun bu aşamada kaldı. Aile içinde Ruth'la Martin nişanlandığı kabul edilmişti ama hiçbir bildiri yapılmadı. Aile buna gerek görmemişti. Ayrıca konuşulmuş olmamasına rağmen herkes bu nişanlılığın uzun süreceğini biliyordu. Kimse Martin'den işe gitmesini ya da yazı yazmayı bırakmasını istemedi. Kimse kendisine çeki düzen vermesi için Martin'e cesaret vermeye yanaşmıyordu. Martin de onların bu kötü niyetlerinde onlara yardımcı oluyor, onların ekmeğine yağ sürüyordu. Zira bir işe girmek onun kafasından çok uzak bir düşünceydi. Günler böyle geçti. Bir gün Martin Ruta, acaba yaptığımı beğenecek misin diye merak ediyorum, dedi. Kız kardeşimin elinde pansiyoner kalmanın bana fazla pahalıya geldiğine karar verdim. Bundan sonra ayrı oturacağım. Kuzey Oakland'da ufak bir oda kiraladım. Komşularım hep emekliler ve buna benzer kimseler, hani bilirsin. Sonra yemek pişirmek için bir de gaz ocağı aldım. Ruth çok sevindi. Gaz ocağı onu bilhassa çok memnun etmişti. Mr. Butler da hayata böyle başlamıştı, dedi. Bu değerli kişiden söz edilmesi Martin'in canını sıkmıştı. Devam etti. Bütün yazılarımı zarflayıp pullayıp yeniden editörlere yolladım. Odaya bugün yerleştin mi? Ertesi gün çalışmaya başlarım. Ruth şaşkınlığı her halinden belli olarak ona sokulup elini yasladı ve gülümsedi. Bir işe giriyorsun diye bağırdı. Bana da bundan hiç bahsetmiyorsun. Neden? Martin başını yanılıyorsun der gibi salladı. Yazılarıma çalışmaya başlayacağımı söylemek istedim ben. Ruth'un yüzündeki gülümseme bir anda siliniverdi. Martin de aceleyle devam etti. Beni yanlış anlama. Bu defa öyle parlak fikirlerin peşinde koşacak değilim. Bunlar soğuk, ruhsuz, sıradan, tüccar işi yazılar olacak. Ama tekrar denize çıkmaktan iyidir. Üstelik bu suretle Oakland'da kalifiye olmayan bir insanın herhangi bir işte kazanacağından daha fazla para kazanacağım. Biliyor musun? Şu tatilde gözüm açıldı benim. Bütün tatil kendimi öldürürcesine çalıştım ne de elime kalemi aldım. Hiç değilse yayınlanmak üzere hiçbir şey yazmadım. Bütün yaptığım seni sevmek ve düşünmekten ibaretti. Biraz da okudum. Ama bu da düşüncelerimin bir parçası sayılır. En çok da magazin okudum. Kendim dünya ve dünyadaki yerimle uygun bir yere sahip olabilme imkanlarım üzerinde düşündüm. Ayrıca Spencer'ın üslup felsefesini de okudum ve bendeki ya da yazılarındaki kusurların neler olduğuna dair çok şeyler öğrendim. Tabii bu şekilde aynı zamanda her ay magazin dergilerinde yayınlanan yazıların çoğu hakkında da epey şey öğrenmiş oldum. Ama bütün bunların sonucu düşünmemin, okumamın ve sevmemin sonucu şu ki ben piyasa yazarlığına dökeceğim işi. Şah eserleri bir kenara bırakıp ıvır zıvır yazılar, şakalar, ufak fıkralar, mizahi şiir, sosyete şiirleri yani Böylesine istenilen yani ne kadar saçmalık varsa hepsini yazacağım. Sonra gazete yazıları var. Gazetelerin kısa öyküleri, sonra pazar ekleri var. Ben de Kalkar tezgahtan bunların istediği tipteki yazıları çıkarırım. Böylece de iyi bir maaşa denk bir para kazanırım. Serbest çalışıp da ayda 4-500 dolar kazanan yazarlar var, biliyorsun. Onlar ayarına çıkmayı düşündüğüm yok ama yine de iyi bir hayat temin edecek kadar para kazanmak niyetindeyim. Halbuki başka hangi işe girsem kendime zaman ayırmama imkan yoktur. Ondan sonra da zamanımı çalışmaya ve gerçek eserlere ayıracağım. Bu iki türlü çalışma arasında da kendimi bir de şah eserler yazma konusunda deneyeceğim ve kendimi şah eserler yazmaya hazırlayacağım. Doğrusu şu ana kadar aldığım yola ben bile hayret ediyorum. İlk defa yazmak istediğim zaman ne anlayabildiğim ne de değerlendirebildiğim saçma birkaç tecrübemden başka yazacak bir şeyim yoktu. Hakikaten kafamda düşünce diye bir şey yoktu. Hatta düşünmemi sağlayacak kelimelere bile sahip değildim. Benim tecrübelerim bir sürü anlamsız resimlerden ibaretti. Ama bilgimi artırıp kelime dağarcığını zenginleştirmeye başladığım andan itibaren tecrübelerimin sadece resimlerden ibaret olmadığını anlamaya başladım. Bu resimleri zihnimde canlandırıp bunların yorumunu yaptım. Bu da iyi eserler vermeye. Şu macerayı, meşeyi, çömleği, hayat şarabını, kalabalık sokağı, aşk şiirleri ve deniz liriklerini yazmaya başladığım sıraya rastlıyor. Daha bunlar gibi çok yazacağım. Hem de daha iyilerini. Ama bunu boş vakitlerimde yapacağım. Artık ayaklarım yere değdi. Önce ıvır zıvır yazılarla para kazanacağım. Şaheserlerimi de ondan sonra vereceğim. Haftalık mizah dergisine yarayacak yarım düzgüne şaka yazdım dün gece. Sırf sana göstermek için. Sonra tam yatarken aklıma bir de triole denemek geldi. Mizahi bir triole. Bir saat içinde tam dört tane yazarım. Bunların tanesinin bir dolar etmesi lazım. İşte tam yatağa girerken akla sonradan gelen birkaç düşünce sayesinde dört dolar kazanmış oldum. Tabii bunların hepsi de sıkıcı pis şeyler. Ama hiç değilse ayda altmış dolara defter tutup ölünceye kadar durmadan sütün sütun anlamsız rakamlarla uğraşmak kadar pis değil. Üstelik bu ucuz yazılar edebiyat dünyasıyla temasta kalmamı sağlayıp daha büyük yazılara girişebilmem için bana zaman bırakıyor. Ruth. İyi de bu büyük yazıların şu şaheserlerin ne faydası var diye sordu. Bunları satman mümkün değil. Martin satabilirim diye başlayacak oldu ama Ruth onun sözünü kesti. Şu isimlerin saydıkların ve kendi kendine büyük eser dediklerinden hiçbirini satamadın daha. Satmayacak olan şaheserlere güvenerek evlenemeyiz ki. Martin kuvvetli bir ifadeyle. Satacak olan trilotillere güvenerek evleniyoruz öyleyse. Dedikten sonra kolunu onun beline daladı ve kendine çekti. Ama sevgilisi hevessizdi. Martin neşeli görünmeye çalışarak bak dinle şunu. Bu bir sanat sayılmaz ama bir dolar eder. Ben dışarıdayken geldi. Niyeti ödünç birkaç kuruş almaktı. Doğal olarak hava aldı. Çekti arabasını. Hemen girdim içeri. O da açıkta kaldı. Bu vezinsiz şiire verdiği neşeli oynaklık. Şiiri okumayı bitirdiği zaman yüzünün aklı üzüntülü ifade ve zıtlık yaratıyordu. Ruth'un yüzünde en ufak bir tebessüm bile belirmemişti. Martin'in yüzüne ciddi ve endişeli bir tavırla bakıyordu. ''Bir dolar edebilir bu.'' dedi. ''Ama bunun soytarıların aldığı dolardan farkı olmaz. Palaçoluk ücreti olan bir dolar.'' ''Görmüyor musun Martin? Baştan aşağı bayağılık kokuyor bu şiir. Ben sevdiğim ve saygı duyduğum adamı bir takım saçma şiirler ya da şakalar yazarı olmaktan çok daha temiz, daha yüksek bir kişi görmek isterdim.'' Mesela Mr. Butler gibi görmek isterdin, değil mi? Mr. Butler'dan hoşlanmadığını biliyorum," diye başlayacak oldurut. Martin onun sözünü kesti. "Ben Mr. Butler'a bir şey demiyorum. Benim onda bulduğum tek kusur hazımsızlığı. Ne var ki eğer amaç benim kurtulmamsa, şakalar veya komik şiirler yazmakla daktilo yazmak not almak, bir sürü defter tutmak arasında hiçbir fark göremiyorum. Bunların hepsi de bir amaca ulaşmak için araçlardan ibaret. Senin teorin iyi bir avukat ya da iş adamı olabilmem için beni işe defter tutmaktan başlatmak. Benim teorimde ucuz yazılarla başlayıp gittikçe gelişerek kuvvetli bir yazar olmak. Ruth, arada bir fark var ama diye ısrar etti. Neymiş o fark? Sen iyi eserlerini ki bunlara yalnız sen iyi diyorsun, satamıyorsun. Bunu denedin biliyorsun ama editörler almıyorlar işte. Martin rica eder gibi. Ne olur bana biraz zaman ver sevgilim." dedi. Ucuz yazılar, geçici bir iş. Ciddiyede aldığım yok zaten. Bana iki yıl izin ver. Bu zaman zarfında mutlaka başaracağım. Editörler de benim eserlerimi bayıla bayıla alacaklar. Ne dediğimi biliyorum ben. Kendime güvenim var. İçimde neler bulunduğunu, edebiyatın ne olduğunu biliyorum artık. Bir sürü küçük adamın bol bol ortaya döktüğü alelade saçmalıkları biliyorum. Biliyorum ki iki sene sonra beni başarıya götürecek ana yola çıkmış olacağım. İşe gelince bir iş adamı olarak hiçbir zaman başarı kazanamam ben. Sevmiyorum. Bana kuru budalaca, tüccarca, hileli bir şey gibi geliyor. Zaten ben o türlü işe alışmamışım. Hiçbir zaman katiplikten öteye geçemem. Sonra ikimiz nasıl mutlu oluruz ufacık bir katip maaşıyla? Senin için dünyada her şeyin en iyisini istiyorum. Bir gün gelecek. Daha iyisi mutlu olduğu müddetçe en iyiyi bile istemeyeceğim. Bunu elde edeceğim hepsini. Başarı kazanmış bir yazarın geliri yanında Mr. Butler fakir kalır. Satış rekoru kıran bir kitap. Her yerde 50-100 bin dolar arasında para getirir. Bazen daha çok, bazen daha az. Ama genellikle bu rakamlara çok yakın bir para. Ruth hissesini çıkarmadı. Hayal kırıklığına uğradığı yüzünden belli oluyordu. Martin, ee diye sordu. Ben başka türlü düşünmüş ve ummuştum. Senin için yapılacak en iyi şeyin Steno öğrenmeye başlamak ve babamın yanına girmek olduğunu düşünmüştüm ve hala da aynı şekilde düşünüyorum. Zaten biraz daktilo da biliyorsun. Parlak bir kafan var ve ben eminim ki sen bir avukat olarak pekala başarı kazanırsın. Aşk inanmaktır aynı zamanda. Sevgiline gönlünü verdiğin gibi ruhunu da vermektir. Gerekirse benliğini teslim etmektir. Ruhundan ruh, gücünden güç katmaktır. Hayata gücün oranında hazırlamaktır. Ruth, Martin'in büyük bir yazar olacağına inanmıyor bunu da her halinden belli ediyordu. Ancak genç kadının Martin'in yazar olacağına inanmıyor olması Martin'i etkilemedi. Bu durum Rutu, Martin'in gözünde ne yüceltti ne de alçalttı. Aristokrat aile kızının kolay inanmayacağına yorumladı bunu. Kendini dinlemeyi, sorunlara kendi perspektifinden bakmayı sürdürdü. Özellikle kısa süren büyülü tatilinde kendini enine boyuna inceledi. İçini dinledi, insanları gözlemledi. Böylelikle hem kendisiyle hem de toplumla ilgili birçok yeni şey öğrenme fırsatı buldu. Bunca şey içinde öğrendiği en önemli şey, hayatta istediklerinin çoğunu Rut için istediğiydi. Örneğin yakışıklı ve şöhretli bir adam olmayı en çok Rut için istediğini keşfetmişti. Bundan dolayı ünlü bir yazar olmayı çok arzuluyordu. Bütün dünyanın gözünde bir numara olmak, herkes tarafından takdirle anılmak. Sevdiği kadın kendisiyle övünsün ve değerli bulsun diye yine kendi ifadesiyle yolunu kıvırmak istiyordu. Kendini Ruta öylesine kaptırmıştı ki sanki varlık sebebi Ruttu. İhtiras derecesindeki aşkı yüzünden Ruta hizmet etmeyi bile yeterli bir kazanç olarak algılıyordu. Ruta olan sevgisini yalnızca güzellikle açıklamak olanaksızdı. Çünkü onu güzelliğin soyut varlığından da fazla seviyordu. Zaten Martin'e göre dünyada en değerli şey güzellikti. Martin'in içinde bir ihtilal yaratarak onu kaba denizci halinden alıp bir öğrenci, bir oyuncu haline getiren kuvvet aşktı. Bundan ötürü de Martin için bu üçü arasında en mükemmeli, en büyüğü, öğrenmekten ve sanatkarlıktan da büyüğü aşktı. Daha şimdiden kendi beyninin Ruth'un beyin kudretini aşmış olduğunu keşfetti. Tıpkı kendi kardeşlerinin ya da babasının beynini açtığı gibi. Ruth sanat tarihi mezunuydu eğitiminin her aşamasından geçmişti ancak martinin öğrenme gücü üstün hırsı sayesinde rutunkini çoktan aşmış ve bir yıla yakın bir zamanı kendi kendini incelemeyle geçirmiş olması da ona ayrıca bir dünya ve dünya olayları sanat ve yaşam üzerinde rutun elde etmeyi ümit dahi edemeyeceği bir görüş inceliği kazandırmıştı bütün bunları anlayışı ne martinin ruta olan aşkına ne de rutun martine olan aşkına itketti Aşk son derece mükemmel ve soylu bir şey. Martin de aşka eleştirip bulaştırmayacak kadar sadık bir aşıktı. Rutun sanat, doğru davranış ve kadınlara oy hakkı tanınması konularında değişik zıt fikirlere sahip oluşunun aşkla ne ilgisi vardı? Bunlar bir takım beyinsel tartışma yollarıyla ilgiliydi ve aşk mantığın üstündeydi. Martin aşkı küçümseyemezdi. O aşka tapıyordu. Aşk akıl düzlüğünün yukarılarında, tepelerin doruklarındaydı o varlığın yücelmiş bir hali hayatın en yüksek doruğuydu ve insan ona ender rastlardı. Büyük değer verdiği bilim filozofları sayesinde Martin aşkın biyolojik anlamını öğrenmişti ama aynı bilimsel düşünceyle fakat daha saf bir muhakeme yoluyla da insan organizmasının en yüksek amacına aşkta ulaştığı, aşkın tartışılamaması, hayatın insan insanoğluna verebileceği en büyük ödül olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varmıştı. Böylece Martin Aşığı bütün yaratıkların en mutlusu olarak kabul etti. Dünyadaki her şeyin, üzerine çıkan, servetin, yargının, halkoyunun ve beğenilmenin üstüne, hayatın kendisinin üstüne yükselen ve bir öpücüğe can veren, Tanrı'nın çılgın aşığını düşünmekse ona büyük bir mutluluk verdi. Martin bunların çoğunun mu muhakemesinin süzgecinden geçirmiş bulunuyordu. Bir kısmını da ileride geçirdi. Bu arada da bir Ispartalı gibi yaşayıp, Rutu görmeye gittiği zamanlar dışında zihnini hiç dinlendirmeksizin çalıştı. Ev sahibesi Dul Maria Silva'nın küçücük tek odaya her ay iki buçuk dolar ödedi. Bu Maria, çocuklarını ne yapıp edip büyütmeye uğraşan, kederini ve yorgunluğunu köşedeki bakkal ya da meyhaneden 15 sente aldığı bir kalonluk sulu, ekşi şarapta boğan çok çalışkan, çalışmanın sertleştirdiği ağız bozuk, erkek gibi bir kadındı. Önceleri ondan ve onun küfürbazlığından iğrenen Martin, yaptığı yiğitçe savaşı gördükçe yavaş yavaş bu kadına hayranlık duymaya başladı. Küçücük evde topu topu dört oda vardı. Renkli bir halının iç açıcılığı, kadının sayısı belirsiz ölmüş yavrularından birinin cenaze törenine ait bir kartpostalla ölümünü gösteren bir fotoğrafın da elemli bir hava verdiği salon olarak kullanılan bu odalardan birisi titizlikle konuklar için ayrılmış olarak tutulurdu. Perdeler daima inikti. Resmi görevler dışında Maria, çocuklarının bu odaya girmelerine izin vermezdi. Yemeği mutfakta pişirir ve hepsi mutfakta yerdi. Maria aynı zamanda pazar hariç haftanın bütün günlerinde çamaşırını da mutfakta yıkar, kolaları, ütüleri hep burada yapardı. Gelirinin önemli kısmını daha varlıklı komşularının çamaşırlarını yıkayarak sağlardı. Geriye Maria ile yedi çocuğunun balık istifi uyudukları, Martin'inki kadar küçük yatak odası kalıyordu. Hepsinin bu odaya nasıl sığabildiklerine Martin hayret etmekten kendini alamaz ve her gece kendininkiyle bu odayı ayıran ince bölmeden bunların yatmaya gittiklerini, çocuk feryatları, kavga gürültüleri, alçak sesle konuşmaları ve uykulu, kuşlar gibi cıvıldaşmaları duyardı. Maria'nın bir başka gelir kaynağı da gece gündüz sağlan ve boş arsayla kaldırımın iki yanındaki otlardan gizlice beslenen iki inekti. Pejmürde oğullarından ikisi hep ineklerin yanında dururdu. Bunların bekçilik görevleri başıboş hayvanları toplayan belediye memurunu kollamaktan ibaretti. Martin küçücük odasında yaşıyor, uyuyor, çalışıyor, yazıyor ve hiç evden dışarı çıkmıyordu. Evin önündeki sundurmaya bakan küçük pencerenin önünde ona hem çalışma masası, kütüphane, daktilo sehpası hem de mutfak görevi yapan masa bulunuyordu. Arka duvara dayalı olan yatağı bütün odanın üçte ikisini kaplıyordu. Masanın bir kanadı işe yarasın diye değil de para getirsin diye yapılmış ve ince kaplamaları gün ışığından kabarıp dökülmüş cicili bicili, çekmeceli bir dolaba yanıyordu. Bu dolap köşede duruyor, masanın öbür köşeye dayanan diğer kanadı üstünde de Martin'in mutfağı bulunuyordu. Bu kanat üstünde, içinde tabak, çanak ve tencere gibi mutfak malzemelerinin bulunduğu eski bir kuru yiyecek kutusu, onun üstünde de gaz sobası duruyordu. Duvarda erzakının durdurduğu bir raf, yerde de bir kova su vardı. Odasında da bana olmadığı için Martin suyunu mutfaktaki lavabodan getirmek zorundaydı. Yemek pişirirken fazlaca buhar çıktığı günlerde çekmeceli dolabın kaplamaları daha çok dökülürdü. Bisikletini bir makarayla yatağın üstünde tavana asmıştı. Önce onu Bodrum'da tutmayı denemiş ama jant tellerini gevşeten lastikleri delen Silva ailesi çocukları rahat vermemişlerdi. Martin bunun üzerine evin önündeki sundurmayı denemiş ve bir seferinde kuvvetli bir sağanak Bisikleti bütün gece ıslatınca bundan da vazgeçmiş ve bisikletini odasına alarak tavana asmıştı. Giysileriyle ne masanın üstüne ne de altına sığan kitapları odadaki küçük yüklükte duruyordu. Martin okurken not alma alışkanlığı da edinmişti ve o kadar çok not tutuyordu ki eğer odaya boydan boya çamaşır ipleri gerip de notlarını bunlara asmamış olsaydı odada kendisi için ufacık bir yer bile kalmayacaktı. Buna rağmen odası her geçen gün öyle doldu ki Burada dolaşmak bile Martin için çok güç bir iş haline geldi. Bir kere yüklüğün kapısını kapamadan odanın kapısını açamıyordu. Aynı şekilde odanın kapısını kapamadan da yüklüğün kapısını açamıyordu. Odaya düz bir yol üzerinde hiçbir taraftan geçmesine olanak yoktu. Kapıdan yatağın baş ucuna gitmek için zikzak bir yol takip etmesi gerekiyor ve geceleri imkanı yok bir yere çarpmadan bu işi başaramıyordu. Birbiriyle çarpışan kapılar sorununu çözünce de mutfağa toslamamak için sağa doğru keskin dümen kırması gerekiyordu. Sonra yatağın ayak ucuna bindirmemek için sola kıvrılıyordu. Ama bu dönüşü biraz açıktan alacak olursa masanın köşesiyle burun buruna geliyordu. Ani bir irkilişle duraklayarak ne yana dümen kıracağını hesaplayıp bir kıyısı yatak öbür kıyısı da masa olan bir çeşit kanaldan geçiyordu. Odadaki biricik iskemle her zamanki yerinde masanın önünde durduğu zamanlar bu kanalda seyretmek imkansızlaşıyordu. Sandalye kullanılmadığı zamanlarda yatağın üstüne kaldırılıyordu. Bununla beraber bazen yemek pişirirken de sandalyeye oturup su kaynayıncaya kadar kitap okuduğu olurdu. Hatta pirzolasını kızartırken bile bir iki paragraf okuyacak kadar ustalaşmıştı. Mutfağın bulunduğu köşe o kadar ufaktı ki. Oturduğu yerden istediği şeyi uzanıp alabiliyordu. Aslında oturmak daha uygundu. Ayaktayken fazla yer işgal edip çoğunlukla kendi işine kendisi engel oluyordu. Her şeyi hazmedebilen güçlü midesi sayesinde hem besleyici hem de ucuz olan çeşitli besinler hakkında epey bilgi sahibi olmuştu. Martin'in yemek listesinde en çok görüneni bezelye çorbasıydı. Fasulye ile baklayı Meksika usulü pişiriyor, Amerikalı ev kadınlarının pişirmesini hiç bilmedikleri ve pişirmeyi hiçbir zamanda öğrenemeyecekleri bir usulle pişirdiği pilavsa Martin'in sofrasında günde en az bir kere yer alıyordu. Kurutulmuş meyveler taze meyvelerden daha ucuzdu. Ve bir çanak haşlanmış kuru meyve her zaman için hazır ve el altında bulunurdu. Zira Martin bunu tereyağı yerine ekmeğine sürerek yiyordu. Sofrasına tek tük biftek ya da ilikli sığır kemiği şeref verirdi. Günde iki defa sütsüz ve kremasız kahve içer. Akşamları kahvenin yerine çay tutardı. Ama kahveyi de çayı da çok güzel pişirirdi. Martin tutumlu yaşamak zorundaydı. Tatilde çamaşırhanede kazandıklarının hemen hemen hepsini yemişti. Üstelik yazılarını sattığı dergiler o kadar uzaktaydı ki ıvır zıvır eserlerinden ilk paraların gelebilmesi için haftalarca beklemesi gerekecekti. Ruth'la görüştüğü ya da kız kardeşi Gertrude'u görmeye gittiği zamanlar dışında kabuğuna çekilmiş bir hayat yaşıyor ve bir günde alelade bir insanın en aşağı 3 günde başarabileceği iş çıkarıyordu. Günde ancak 5 saat uyku uyuyordu. Ancak bünyesi demir gibi sağlam birisi Martin'in yaptığı şekilde oturup da her gün 19 saat devamlı ve yorucu bir çalışmaya katlanabilirdi. Bir dakikasını bile kaybetmiyordu. Aynanın üstünde kelimelerin anlamlarını, söylenişlerini gösteren bir sürü liste asılıydı. Tıraş olurken, giyinirken ya da saçlarını tararken bu listeleri baştan aşağı gözden geçirirdi. Buna benzer listeler aynı şekilde duvarda gaz sobasının üst tarafında da asılıydı. Bunları da yemek pişirirken veya bulaşık yıkarken ezberlerdi. Devamlı olarak bu listeler yenileriyle yer değiştirirdi. Okurken karşılaştığı her yeni kelimeyi hemen not eder. Bunlar birikimce dedaktilo da listeler halinde temize çekilip aynanın ya da sobanın üst tarafına duvara iliştirilirdi. Hatta bunlardan cebinde de bulundurur, arasına yolda giderken kasapta veya bakkalda beklerken gözden geçirirdi. Bu konuda daha da ileri gitmişti. Başarıya ulaşmış kişilerin eserlerini okurken bunların ulaştıkları her sonucu not ediyor ve bu sonuçlara ulaştıran beceriler üzerinde çalışarak bunları öğreniyordu. Öykü becerisi, ifade, yöntem becerisi, fikirler, zıtlıklar, öğretici replikler bunlar arasındaydı. Martin taklitçi değildi. O sadece kural arıyordu. Etkili ve çekici üslup örneklerinden listeler çıkarıp pek çok yazardan alınmış böyle pek çok örneklere dayanarak nihayet üslupçuluğun genel kuralını ortaya koymaya ve bu kurallarla donatılmış olarak da kendine has yeni ve orijinal üsluplar düşünüp bulmaya, bunları gerektiği gibi değerlendirip tartmayı başardı. Aynı yöntemle kuvvetli cümlelerden, yaşayan dilden alınmış, asit gibi işleyici, alev gibi yakıcı ya da alelade konuşma dilinin çöl kuraklığı içinde pırıl pırıl parlayan yumuşak, tatlı cümlelerden de listeler yaptı. Daima şeklin arkasında ya da altındaki kuralları aradı. İşin nasıl yapıldığını öğrenmek istedi. Bunu öğrendikten sonra kendisi de yapabilirdi. Güzelliği görmek ve seyretmek ona yetmiyordu. Tıklım tıklım dolu yatak odasında kurduğu laboratuvarında, Silva ailesinin bir tumarhaneyi andıran gürültüsü ve odasındaki yemek kokuları arasında güzelliği gösteriyor ve gösteriş yapıp güzelliğin anatomisini öğrendikten sonra güzellik yaratabilme olanaklarına daha çok yaklaşmış oluyordu. Martin yaratılışı icabı ancak her şeyin aslını, esasını anlayarak çalışabilirdi. Gözü kapalı, karanlıkta ne yaptığını bilmeden, dehasının yıldızına, talihe güvenip yaratacağı şeyin güzel ve uygun etkiye sahip olmasını umarak çalışamazdı. İşi şansa bırakmaya sabrı yoktu. Nedenini nasılını bilmek istiyordu. Onda uyanık bir yaratıcı deha vardı. Bir öyküye ya da şiire başladığı zaman bu şiir veya öykünün kendisi kafasında bütünüyle canlanmış, sonu görülebilir halde ve bu sona ulaşma yolları da uyanık bilinci sayesinde eli altında bulunurdu. Aksi takdirde çabaları başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdu. Diğer taraftan zihninde rahatça, hissettirmeden birer kelime, birer cümle halinde belirerek kendini gösteren şans unsurunu da değerlendirmekten geri kalmıyor. Ancak bunları bütün güzellik ve kudret sınavlarından teker teker geçirip anlatılmaz, müthiş ifadeler haline sokuyordu. Bu çeşit ifadelerin önünde saygıyla eğilip onlara hayranlık duyuyor ve bunların herhangi alelade bir insanın yaratılışlarının çok üstünde olduklarını biliyordu. Martin Eden, güzelliğin içinde yatan, güzelliği mümkün kılan kuralları bulma uğruna, güzelliği ne kadar gösterirse göstersin, güzelliğin o hiçbir zaman nüfuz edemediği, hiç kimsenin de henüz edememiş olduğu iç büyüsünün her zaman için farkında bulunuyordu. Spencer sayesinde çok iyi anlamıştı ki, insanoğlu hiçbir şey hakkında sonsuz bilgiye sahip olamaz.'' Ve güzelliğin sırları da en aşağı hayatın sırları kadar derindir. Güzelliğin ve hayat dokusunun telleri birbirine dolanmıştır ve bizzat Martin'in kendisi gün ışığından, yıldız tozundan, harikalardan örülmüş bu anlaşılmaz dokunun bir parçasıdır. Gerçekte yıldız tozu adlı denemesini işte bu çeşit düşüncelerle dolu olduğu bir sırada yazmış ve eleştirilerini kurallara göre değil, belli başlı eleştirmenlere yöneltmişti. Bu parlak derin felsefi ve içinde tatlı bir mizah bulunan bir eserdi. Aynı zamanda da dergiler tarafından daha gönderilir gönderilmez reddedilmişti. Ama Martin zihnini bundan ayırır ayırmaz duru bir kafayla yoluna devam etti. Martin bir konu üzerinde bol bol düşünüp düşüncelerini olgunlaştırdıktan sonra derhal yazı makinesinin başına geçerek yazmaya başlamayı adet edinmiştir. Denemesinin basılmayışı onu pek az meşgul etti. Dağınık düşünce ipliklerini toplayıp zihnine yüklenen ayrıntılar üzerinde bir araya getirerek son genellemeyi de yaptıktan sonra bunları yazmak uzun zihin çalışmasının zirveye ulaşan hamlesiydi. Böyle bir yazı yazmak bilinçli bir çaba harcamak demekti ve Martin bu yükten kurtulur kurtulmaz kafasını yeni malzemelere, yeni problemlere hazırladı. Bu bir bakıma gerçek veya sanal dertlerden şikayetçi olup da zaman zaman uzun süren ısraflı sessizliklerini bozarak son sözlerini söyleyene kadar içini döken erkeklerle kadınların her zaman rastlanan hallerine benziyordu. Yaşanmış günler yaşanacak günlerin içinde erir. Saatlerin günün içinde, haftaların ayların içinde eridiği gibi. Harcanmış günlerden insana kalan yalnızca yaşadıklarıdır. Bu yaşadıkları kayda değerse onun ruhunda, belleğinde unutulmaz izler bırakır. Günler aynı tonda geçiyorsa hayat çekilmez olmaya başlayacaktır. Yaşamı boyunca maceradan maceraya koşan, alt tabakadan üst tabakaya çıkmak için mücadele veren Martin için her gün yenilik demekti. Ama işte şu parasızlık yok mu? Bu Martin'in canına tak etmişti. Üstelik yayıncıların iş görmesi muhtemel çekleri de oldukça uzak görünüyordu. Hayatı mücadeleden ibaret sayan Martin için pes etmek kavramı yoktu. Olamazdı da zaten. Kendince önemli olan yazıların hepsi gerisin geriye dönmüş. Para etmesini düşündüğünü küçük yazılarsa hiç de parlak olmayan bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Artık küçük mutfağında doğanın küçük nimetleri bile bulunmaz olmuştu. Küçük kağıt parçasına yerleştirdiği bir miktar pirinçle bir kilo kadar kayısı kurusuna bir hafta boyunca kıt kanaat talim eden ve sabah akşam pilav yiyen Martin'in aklına bakkalda kredisi olduğu geldi. Şimdiye kadar peşin parayla alışveriş yaptığı ve güven verdiği Portekizli bakkal, Martin'in faturaları 3 dolar 85 centlik muhteşem bir tutara ulaşınca pes dedi. Bakkal bozuk diliyle ''Çünkü sen yok iş tutmak, ben var kaybetmek para.'' deyip çıktı işin içinden. Martin cevap veremedi. Sadece bakmakla yetindi. Bakkalın tutarlı bir gerekçesi yoktu. Sağlam, anlaşılır bir açıklaması da. Ancak bakkalın göre işçi sınıfından sağlam fakat çalışmak istemeyecek kadar tembel birine kredi açmak iş anlayışına uymazdı. Bakkal Martin'e ''Sen var iş tutmak, ben sana izin verecek, daha fazla yiyecek.'' diye de garanti verdi. İş yok, yiyecek de yok. Bu böyle kardeş. Sonra da bunun peşin bir fikir olmayıp sadece iş hayatı yönünden bir ileri görüşlülük olduğunu anlatmak için de eve gel içki iç. Yine de arkadaşı seninle. Böylece Martin ev ahalisiyle dost olduğunu göstermek için uysallıkla içkiyi içti. Sonra da gidip akşam yemeğini yemeden yattı. Martin'in sebzelerini aldığı manav Martine krediyi 5 dolara kadar yükseltecek derecede iş prensipleri zayıf olan bir Amerikalı tarafından işletiliyordu. Fırıncı 2 dolarda durdu, kasapta 4 dolarda. Martin bütün borçlarını topladı ve dünyada topu topu 14 dolar 85 sentlik kredisi olduğunu anladı. Daktilo makinesinin kirası da yaklaşmıştı ama Martin bunun için 8 dolar tutarında 2 aylık bir kredi açtırabileceğini hesapladı. Bu işte olunca artık hiçbir yerden kredi sağlamasına olanak kalmayacaktı. Manavdan son olarak bir kese kağıdı dolusu patates almıştı. Oturdu bir hafta bu patatesleri yedi. Günde üç öğün patates. Başka hiçbir şey yemedi. Arada sırada rutlarda yediği yemek vücudunu kuvvetli tutuyordu. Ama o kadar güzel yemekleri görüp de iştahı kabardığı halde daha fazla yemeği reddetmek de bir işkence oluyordu. İçinden utanç duymasına rağmen arada sırada yemek zamanları kız kardeşine uğruyor ve cesaretinin elverdiği kadar morsların masasında yemeğe cesaret edebildiğinden daha fazla yiyordu. Her gün çalışmalarına devam etti ve her gün postacı ona reddedilen bir yazısını getirdi. Pul alacak parası olmadığından yazıları masanın altında tepe gibi yığıldı. Bir gün geldi. Martin'in ağzına 48 saat yiyecek girmedi. Rutlarda yemek yemesine imkan yoktu. Çünkü Ruth iki haftalığına San Rafael'e gitmişti. Utancından kız kardeşine de gidemiyordu. Sanki talihsizliği arttırmak içinmiş gibi postacı akşam seferinde ona beş tane geri çevrilmiş yazı daha getirdi. İşte o zaman Martin paltosunu sırtına geçirdiği gibi Oakland'a gitti ve paltosuz olarak ama cebinde tıngırdayan beş dolarla geri döndü. Dört alacaklısının her birine borçlarına karşılık birer dolar verdi ve mutfağında sarımsaklı pirzola kızartıp kahve pişirdi. Koca bir tencere de kuru erik kaynattı. Yemek yer yemez masasının başına geçip gece yarısından evvel tefeciliğin değeri adlı bir deneme yazıp tamamladı. Bunu daktiloya çektikten sonra pul almak için 5 dolardan geriye 5 para kalmadığı için masanın altına fırlattı. Daha sonraları saatini rehine bıraktı. Arkasından bisikletini ve yiyecek almasına yarayacak parasının büyük kısmıyla pul satın alarak yazılarını gönderdi. Para için yazdığı yazıları onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Kimse bunları satın almak istemiyordu. Bunları gazetelerde, haftalık ucuz magazin dergilerinde gördükleriyle karşılaştırdı ve kendi yazılarının bu çeşit orta derecede bir yazıdan daha iyi, çok daha iyi olduğuna karar verdi. Ne çare ki onunki satılmıyordu. Derken gazetelerin çoğunun ısmarlama yazılar bastıklarını keşfetti ve bunları ayarlayan şirketin adresini aldı. Onlara gönderdiği kendi yazıları basılı bir mektup ilişiğinde geri geldi. Mektupta lazım olan bütün yazıların kendi memurları tarafından sağlanmakta olduğu bildiriliyordu. Gençler için çıkan büyük dergilerden birinde gözüne bir sütun dolusu onay ve anekdot ilişti. İşte bir fırsat çıkmıştı. Ancak Martin'in paragrafları geri geldi. Üst üste yollamasına rağmen bunlardan hiçbirini kabul ettirmeyi başaramadı. Daha sonraları artık bunun hiçbir önemi kalmadığı bir gün, yarı uzman editörlerle editör yardımcılarının bu yazıları kendileri yazarak maaşlarını arttırdıklarını öğrendi. Mizah dergileri Martin'in fıkralarını, manzum mizah yazılarını geri çevirdi. Büyük magazin dergileri için kaleme aldığı sosyete nazmı da hiçbir yerde basılmadı. Aklına gazetelerde çıkan küçük öyküler geldi. Kendisinin yayınlanan bu öykücüklerden çok daha iyisini yazabileceğini biliyordu. İki gazete sendikasının adresini alarak bunlara yığınla küçük öykü yolladı. 20 tane yazıp da hiçbirini yayınlatamayınca Artık yazmaktan vazgeçti. Bununla o beraber her gün bir sürü küçük öykü okuyor ve bunların hiçbirini kendininkilerle karşılaştırmıyordu. Düştüğü umutsuzluk içinde doğru dürüst bir yargıya sahip olmadığına, kendi kendini aldatan bir taklitçi olduğuna karar verdi. İnsanlıktan uzak editörlük makinesi her zamanki gibi tıkır tıkır çalışıyordu. Yazısının içine pulda koyup yazıyı mektup kutusuna attı. Üç hafta ya da bir ay sonra postacı merdivenleri çıkıp yazısını ona geri getirdi. Şüphesiz öbür uçta canlı sıcak editörler yoktu. Çark, civata, yağ borularından meydana gelmiş ve robotlar tarafından yönetilen akıllı bir makine vardı sadece. Bazen editörlerin varlığından bile şüphe edecek kadar ümitsizliğe düştüğü anlar oluyordu. Hiçbirinden varlıklarına belli eder bir işaret almamıştı. Yazdıklarının neden reddedildiğine dair bir yargı olmadığı için de editörlerin katipler, yazarlar baskı ustaları tarafından yaratılıp devam ettirilen birer öyküden ibaret olduğu akla daha yakın geliyordu. Ruth'un yanında geçirdiği saatler onun tek mutlu saatleriydi. Ama bu saatlerde bütün bütün mutlu geçmiyordu. Henüz Ruth'un aşkını kazanamadığı günlerdekinden daha ıstraplı bir huzursuzluk içini kemiriyordu. Zira onun aşkını kazandığı şu anda ona sahip olabilmek eskisi kadar uzak görünüyordu. Martin iki yıl istemişti. Zaman uçuyordu ve o hiçbir şey başaramıyordu. Ayrıca Ruth'un onun yaptığı onaylamadığının da hep farkındaydı. Ruth bunu açıkça belli ediyordu. Ruth'un ki kızgınlık değildi. O sadece onaylamıyordu. Halbuki ondan daha tatsız mizaçlı herhangi bir kadın Ruth'un sadece hayal kırıklığına uğradığı bir yerde Martin'e kızabilirdi. Ruth'un hayal kırıklığı kalıba sokmak için seçtiği erkeğin kalıba sokulmayı reddedilişinden ileri geliyordu. Ruth Martin'in hamurunu bir dereceye kadar kalıba girer bulmuş. Fakat bu hamur sertleşip Rut'un babasının ya da Mr. Butler'ın biçimini almamak için direnmişti. Ruth, Martin'in içinde yaşattığı büyüklüğü, kudreti gözünden kaçırmış. Daha da kötüsü yanlış anlamıştı. Hamuru, insanoğlunun girdiği her kalıba girebilecek kadar düzgün olan bu adamı, kendi bildiği biricik kalıba sokamadığı için Ruth, onu dik kafalı ve inatçı buluyordu. Ruth onun zihninin kanat açtığı yerlere ulaşamazdı. Bu bakımdan Martin'in kafası onun çapının dışına çıktığı zamanlar Rut'ta Martin'i sebatsız, acayip bir insan olarak görüyordu. O sadece anasını, babasını, ağabeylerini ve Orny'i takip edebilmişti. Bu yüzden de kabahati Martin'de buluyordu. Eskiden beri sürüp gelen dünyanın öğütçü başısı olmaya çalışma trajedisiydi bu. Bir gün Vandinvader ile Praps üzerinde tartışırlarken, Martin Ruta, "Sen tanınmışların kemiklerine tapıyorsun" dedi. Başvurulacak otoriteler olarak, bunların mükemmel olduklarını teslim ederim. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen iki eleştirmenleridir. Memlekette her öğretmen Vandinvader'a Amerikan eleştirmenliğinin başı gözüyle bakar. Ne var ki ben onun yazılarını okudum ve bana öyle geliyor ki bunlar saçma sapan şeylerin hoşça ifade edilişinde ulaşılan bir mükemmelliyeti gösteriyor. Beylik sözler eden sıkıcı bir heriften başka bir şey değildir o. Böyle oluşunu da Celit burcisa borçlu. Praps'ın da ondan aşağı kalır tarafı yok. Örneğin onun Hemlak Masisi güzel yazmıştır. Her şeyi yerli yerindedir. Yüksektir tonu. Amerika'da en çok para kazanan eleştirmendir o. Gerçi haşa eleştirmenliğe hiç ilgisi yok. İngiltere'de eleştirmenliği daha iyi yapıyorlar. Ama asıl sorun popüler havayı çalışmalarında. Öyle de güzel, öyle erdem dersi vere vere, öyle doyura doyura da çalıyorlar ki. Onların değerlendirmeleri bana British Sunday'i hatırlatıyor. Onlar halkın sözcüleridir. Onlar senin İngilizce profesörlerini destekler. Senin İngilizce profesörlerin de onları. Hiçbirinin de kafatasının içinde bir tek orijinal fikir yoktur. Onlar sadece tanınmış olanı bilirler. Bunlar zayıf kafalı insanlardır ve bira fabrikasının adı bira şişesinin üzerine nasıl damgalanıyorsa tanınmışlar ve bunların kafasına kendileri öylece damgalar. Bunların biricik görevi üniversiteye giden gençleri yakalayıp eğer tesadüfen bunların kafasında herhangi parlak bir orijinalite yer almışsa onu oradan söküp atmak, yerine tanınmışların damgasını basmaktır. Ruth Zannederim ben tanınmışların safında olduğum halde gerçeğe Güney Denizi'nden gelmiş put kıran adalılar gibi etrafa saldıran senden daha yakınım diye cevap verdi. Martin gülerek Putları kıranlar misyonerlerdi ne yazık ki. Şimdi bütün misyonerler uzaklarda putperestlerin yanında. Onun için memlekette Mr. Vanderwader ve Mr. Prap's gibi eski putları kıracak tek misyoner yok. Ruth aynı zamanda kolej profesörleri gibi diye ekledi. Martin kafasını şiddetle sarstı. Hayır, fen hocaları yaşamalıdır. Onlar gerçekten de büyük insanlar ama İngilizce profesörlerinin o ufacık, bir mikroskobik beyinli papağanların onda dokuzunun kafasını kırmak çok yerinde bir iş olurdu. Bu, profesörlere yapılan oldukça ağır saldırı Ruta göre bir küfürdü. Tertemiz, iyi tavırlı, üzerlerine oturmuş elbiseleri içinde, iyi ayarlanmış seslerle konuşan ve kültür, seçkinlik teneffüs eden profesörlerle Nasılsa aşık olduğu elbiseleri hiçbir zaman üstüne uymayan, kabarık kaslarında ağır işlerin ezici yükünü taşıyan, konuşurken heyecanlanıp ağır başlı ifadeler yerine küfür kullanan, serin kanlılıkla konuşacak yerde ihtiraslı cümleler kuran bu hemen hemen tarifi imk imkansız delikanlıyla karşılaştırmaktan kendini alamadı. Profesörler hiç değilse iyi maaş alıyorlardı ve evet buna göğüs gerebilmek için kendini zorladı. Gentilmendiler. Halbuki Martin bir peni bile kazanamıyordu ve onlar gibi değildi. Martin'in kelimelerini ne tarttı ne de onun iddiaları üzerinde bu kelimelere dayanarak karar verdi. Martin'in iddialarının yanlış olduğu sonucuna bilinçsiz olarak gerçekten de sadece flu görünüşlerinin bir karşılaştırması gibi ulaşmıştı. Onlar, profesörler edebi yargılarında haklıydılar. Çünkü onlar başarıya ulaşmış insanlardı. Martin'in edebi yargıları yanlıştı. Çünkü o yazılarını satamıyordu. Martin kendi tanımıyla onlar işi kıvırmış, Martin ise kıvıramamıştı. Martin'in haklı olabilmesi akla yakında görünmüyordu. Daha kısa bir süre önce aynı oturma odasında kıpkırmızı kesilmiş, beceriksizce kendini takdim edip iki yana sallanan omuzlarının tehdit ettiği çevresindeki antikalara korkuyla bakan ve Swinburne öleliğine kadar oldu diye sorup sonra da böbürlene böbürlene Excelsior'ı, Psalm of Lolly'i okuduğunu söyleyen bu Martin Eden haklı olsun. Ruth istemeden, farkında olmadan Martin'in kendisinin tanınmışlara yaptığı fikrini doğru çıkarmıştı. Martin onun düşüncelerinin seyrini takip etti ama daha da ileri gitmekten kaçındı. O Ruth'u Praps hakkında, Van ya da İngilizce profesörleri hakkındaki düşüncelerinden ötürü sevmiyordu ve gittikçe artan bir inançla farkına varıyordu ki kendisi Ruth'un hiçbir zaman anlayamayacağı ya da varlığından haberdar bile olamayacağı bir hafızaya, bilgiye sahiptir. Müzik konusunda Ruth onu mantıksız buluyor, hele opera bahsinde sadece mantıksız olduğunu değil, aynı zamanda kasten kendisine zıt gittiğini düşünüyordu. Bir gece operadan eve dönerlerken ona nasıl buldun diye sordu. Martin'in bir ay gıdasından kısarak onu operaya götürdüğü bir geceydi. Ruth Boş yere onun konuşmasını bekledikten sonra hala biraz evvel seyredip dinlediği şeyin heyecanı altında titreyen sesiyle sormuştu soruyu. Martin cevap olarak ''Uvertür'ü beğendim'' dedi. Fevkaladeydi. Evet, peki operanın kendisi? O da fevkaladeydi. Yani orkestra demek istiyorum. Hele şu zıpırlar seslerini kesseler ya da sahneden çekilip gitseydiler daha çok hoşuma gidecekti. Ruth şaşalamıştı. Tetrerani'yi veya Barilo'yu kastetmiyorsun herhalde diye sordu. Hepsini, topunu, takımını. Rut, ama onlar büyük sanatkarlar diye itiraz etti. Olsun, yine de yapmacıklı. Tuhaf davranışlarıyla müziği berbat ediyorlar. Peki Barilo'nun sesini beğenmiyor musun diye sordu Rut. Onun Karuso'ya yaklaştığını söylüyorlar. Tabii beğendim. Hatta Tetralani'yi daha çok beğendim. Tetraleni'nin sesi harikulade ya da hiç değilse ben öyle düşünüyorum. Ruth, fakat, fakat diye kekeledi. Ne demek istediğini anlayamadım ki şu halde. Hem seslerine hayran oldun hem de müziği berbat ettiler. Taz tamam öyle. Bunları konserde dinlemek için her şeyimi verirdim. Hele orkestra çalarken söylemeseler daha da fazlasını verirdim. Korkarım ki ben fazlaca realistim. Büyük şarkıcılar büyük aktör değiller. Barillo'nun bir meleğinki kıkni andıran sesinden bir aşk pasajını dinlemek, Tetraleninin bir başka melek gibi ona verdiği cevabı ve bunlara eşlik eden muhteşem, renkli bir müziği dinlemek insanı büyülüyor, ısrarla söylüyorum. Ancak onlara baktığımda bütün bu etki verbat oluyor. Bir 75 boyunda, ayağında çoraplarıyla 80 kiloluk Tetralani'yi, Normalden aşağı boylu, 1.60'lık bodur bir demircininki gibi göğüs kafesi olan yağlı suratlı Barillo'yu ve her ikisinin birden tımarhane kaçkınları gibi kollarını havada savurarak çalımla birbirlerine kucaklamalarını seyretmek beni deli ediyor. Ondan sonra da benden bütün bunları zarif, güzel bir prensesle, yakışıklı, romantik, genç bir prens arasındaki aşkı sadakatle aksettiren bir görünüş olduğunu kabul etmem istenirse kabul edemem işte o kadar. Saçma iş, budalaca, gerçek dışı. İşte bu sorun. Gerçek değil. Sakın bana herhangi bir kimsenin dünyada böyle seviştiğini söylemeye kalkışma. Hele bir ben seni bu şekilde sevmeye kalksaydım gözümü patlatırdın. Ruth, Ama sen yanlış anlıyorsun diye itiraz etti. Her sanat şeklinin kendine göre bir takım sınırları vardır. Ruth, üniversitede sanat komisyonları hakkında dinlediği bir konferansı hatırlamaya çalışıyordu. Resimde tuval üzerinde sadece iki boyut sığdırılabilir ama sen yine de üç boyut gördüğünü kabul edersin. Bunu sağlayan ressamın sanatıdır. Yazı alanında da yazar yine aynı şekilde konuya hakim olmalıdır. Yazarın kadın kahramanın gizli düşüncelerini anlatışını yasal sayar. Ama her an bilirsin ki bu kadın kahraman bu düşünceleri kafasından geçirdiği sırada yalnızdı. Ne yazarın ne de herhangi bir kimsenin onları işitmesine imkan yoktu. Sahne içinde, heykel traşlık içinde, opera içinde bütün sanat formaları içinde durum aynıdır. Bazı uzlaşmaz şeyleri kabul etmek lazımdır. Martin evet bunu anladım diye cevap verdi. Her sanatın kendine göre komisyonu vardır. Ruth onun bu kelimeyi böyle yerinde kullanışına hayret etti. Martin sanki kütüphanedeki kitaplar arasında zevk için okumamış, zayıf bir bilgiyle donanmamış da üniversitede eğitim görmüştü. Ne var ki komisyonların bile gerçek olması gerekir. Mukavva üzerine yapılıp da sahnenin iki yanına yapıştırılan ağaç resimlerini biz gerçek bir orman diye kabul ederiz. Bu gerçeği yeteri kadar veren bir komisyondur. Ama diğer taraftan bir deniz manzarasını hiçbir zaman bir orman diye kabul edemeyiz. Bu elimizde değil bizim. Sağ duyumuza aykırı gelir. Sen de bu gece seyrettiğim şu iki delinin saçma sapan kıvrılıp bükülmelerini, can çekişir gibi hareketlerini kandırıcı bir aşk betimlemesi olarak kabul edemezsin. Daha doğrusu etmemen gerekir. Ruth yani sen kendini bütün müzik otoritelerinden üstün mü tutuyorsun diye itirazda bulundum. Hayır. Sadece bir birey olarak fikrimi söylemek hakkımı kullanıyorum o kadar. Sana Madame Petraleni'nin bir filinkini andıran sıçramalarının benim gözümde neden orkestrayı berbat ettiğini açıklamak amacıyla ne düşündüğümü anlatıyordum. Dünyadaki bütün müzik otoriteleri haklı olabilir. Ama ben benim kendi zevkimi de insanlığın üzerinde ittifak ettiği yargıya uydurmam. Eğer bir şeyi beğenmezsem beğenmem işte o kadar. Üstelik herhangi bir şeyi insanların çoğu beğeniyor veya beğenmiş görünüyor diye benim de beğenir görünmeme hiçbir sebep bulamıyorum. Hoşlandığım veya hoşlanmadığım şeylerde modayı takip edemem ben. Ruth ama müzik bir eğitim sorunudur iddiasında bulundu. Opera ise daha da büyük bir eğitimi gerektirir. Sen, Martin onun sözünü keserek operayla eğitilmiş olmayabilirim değil mi? Ruth başıyla onayladı. Martin çok doğru diye onu doğruladı. Gençliğimde buna merak salmadığım için de kendimi şanslı sayıyorum. Eğer merak etmiş olsaydım bu gece santimantel gözyaşları dökerdim. Bu kıymetli çiftin soytarıca ilginçlikleri de seslerinin güzelliğiyle onlara eşlik eden orkestra müziğinin güzelliğini bir kat arttırmış olurdu. Haklısın bu daha çok bir eğitim sorunudur. Ben artık eğitilemeyecek kadar yaşlıyım. Bana artık ya gerçek gerek ya da hiç inandırıcı olmayan bir hayal. Ruth yine onun düşüncelerini dış görünüşlere kıyasla ve kendisinin tanınmışlara olan inancına dayanarak ölçtü. Martin kim oluyordu ki bütün kültür dünyası haksız da o haklı olsun? Onun sözleri, düşünceleri Ruth'un kafasında hiçbir iz bırakmadı. Eskiler onun kafasında öyle kuvvet değer etmişti ki ihtilacı fikirlere en ufak bir sempati bile duymasına imkan yoktu. Müziğe öteden beri alışıktı. Operayı da daha çocukluğundan beri seviyordu. Hoş, bütün onun dünyasını seviyordu operayı. Öyleyse daha dün işçi sınıfı şarkıları, kaba şakaları arasından kurtulan Martiniz'in hangi hakla ortaya çıkıp da dünyanın sevdiği müzik üzerinde hüküm yürütüyordu? Martinez sinirlenmişti. Onun yanında yürürken içinde belli belirsiz bir öfkenin kabardığını hissetti. Kafasının izin verdiği en içten düşünüşle Martin'in ifadelerini, fikirlerini bir kapris, acayip ve lüzumsuz bir cakasaydı. Ama Martin onu evin kapısında kollarını alıp da iyi geceler dilemek için bir aşık gibi öpünce Martin'e olan aşkının alevlenişiyle birlikte her şeyi unutuverdi. Daha sonra başını yastığa koyup da gözünü uyku tutmayan Ruth son zamanlarda sık sık olduğu gibi kendi kendine nasıl olup da bu kadar acayip bir adamı hem de ailesinin rızası dışında sevebildiğine şaştı durdu. Ertesi günde Martin ucuz yazıları bir kenara atıp masasının başına oturduğu ve sıcağı sıcağına hayalin felsefesi adını verdiği bir deneme kaleme aldı. Bir pul bu yazı yıl seyahatlerine çıkardı ama eserin gelecek aylar içinde birçok pul yapıştırılarak daha bir sürü geziye çıkarılması kaderine yazılmıştı. Yoksulluk yaşamın hoş olmayan, hoş görünmeyen halini anlatır aristokratların üzerine sahtelik dolu övgüler dizdiği, rahatça atış yaptığı haldir yoksulluk. Maria Silva da bir yoksuldu ve yoksulluğu her yönüyle biliyordu. Çünkü yoksulluğun en küçük ayrıntısını bile yaşamış, dinine imanına kadar bu ruh halini tatmıştı. Zenginler için yoksulluk nasıl bir anlam taşırsa, Ruth için de aynı anlamı taşıyordu. Tok, açın halinden anlamaz kabilinden yaklaşıyordu soruna. Zaten bilgisi de bu kaba, dışsal görüntüden ibaretti. Ruth, Martin'in yoksul olduğunu biliyor ancak bu yoksulluğunu üstün iradesi sayesinde yeneceğine inanıyordu. Zira hayatta başarı kazanmış insanlar Abraham Lincoln'un, Mr. Butler'ın çocukluk günlerindeki yoksulluklarını anımsıyordu. Bir yandan yoksulluğun tatsız bir şey olduğunun bilincindeyken, diğer yandan da yoksulluğun faydalı olduğunu, tamamen bozulmamış ve köle gibi çalışmaya razı olmayan herkesi başarıya sürükleyen mahmuz etkisi yaptığını da orta sınıf insanlarına has bir rahatlıkla düşünebiliyordu. Öyle ki Martin'in yoksul olduğunu, saatiyle paltosunu rehin bırakmış olduğunu bilmesi onu rahatsız etmiyordu. Hatta er geç Martin'in pes edip yazı yazmayı bırakmak zorunda kalacağına inanarak bunu yoksulluk durumunun ümit verici bir tarafı olarak görüyordu. Ruth, Martin'in süzülen yüzündeki açlığın anlamını kavrayamadı. Yine Ruth, genç adamın hemen her geçen gün çukurları derinleşen yanaklarının nedeninin açlık olduğunu okuyamadı. Hatta onun yüzündeki bu tıknaz zayıflığı memnuniyetle karşıladı. Zira bu değişiklik Martin'i iyice inceltmiş, Rutu istemediği halde ayartan o hayvanca kuvvetinin gereksiz fazlalıklarının çoğunu götürmüştü. Birlikte oldukları zamanlar Martin'in gözlerinde her zamankinden fazla bir parlaklık görüyor ve daha çok şaire, bilgine benzettiği için bu pırıltıya hayran oluyordu. Bilgin veya şair olmayı Martin de isterdi herhalde. Bu aynı zamanda Ruth'un da istediği bir şeydi. Maria Silva, Martin'in çukurlaşan yanaklarında, alev gibi yanan gözlerinde başka şeyler okuyor ve bunlardaki değişiklikle birlikte Martin'in servetindeki azalıp çoğalmayı da takip ediyordu. Martin'in paltoyla çıkıp soğuk, rutubetli bir gün olmasına rağmen paltosuz döndüğünü ve ondan sonra yanaklarının hızla dolmaya başlayıp gözlerindeki açlık pırıltısının kaybolduğunu fark etmişti. Aynı şekilde Martin'in bisikletiyle saatinin gittiğini ve bunların her birinin gidişinden sonra Martin'in gücünü yeniden kazandığını da görmüştü. Bunun yanında Martin'in katlandığı zahmetleri görüp onun nasıl ölesiye çalıştığını da anlamıştı. Çalışma. Gerçi Martin'inki farklı bir çalışmaydı ama onun çalışmada kendisini geride bıraktığını biliyordu. Martin'in ne kadar az yemek yerse o kadar fazla çalıştığını anlayınca da hayret etti. Açlığın Martin'i pençesine en çok aldığını tahmin ettiği zamanlarda ara sıra fırından yeni çıkmış bir ekmek yolluyordu. Tedbiri elden bırakmaksızın hareketini kendi pişirdiği ekmeğin Martin'in pişirdiğinden daha iyi olduğu yollu bir şakayla örterdi. Yine ara sıra çocuklarından biriyle Martin'e bir tabak sıcak çorba gönderir, aynı zamanda da kendi kendine kendi kanından, kendi itinden olan yavrularının lokmalarını ağızlarından almaya hakkı olup olmadığının muhasebesini yapardı. Martin de şükran duymamazlık edemezdi. suların nasıl yaşadıklarını biliyor ve eğer dünyada sevap diye bir şey varsa bu kadının yaptıklarının sevabını ta kendisi olduğunu düşünüyordu. Bir gün evde kalan son yiyecekle çocuklarının karınlarını doyurduktan sonra Maria son 15 centini bir galon ucuz şaraba yatırdı. Mutfağa su almaya gelen Martin'i oturup içmeye davet etti. Martin onun sağlığına, o da Martin'in şerefine içtiler. Arkasından Maria, Martin'in çalışmalarının bir gün kendisine refah getirmesi, Martin de James Grant'ın ortaya çıkıp Maria'nın yıkadığı çamaşırların ücretini vermesi dileğiyle içti. James Grant, borçlarını her vakit ödemeyen ve Maria'ya 3 dolar takan gezginci bir marangozdu. Her ikisi de ucuz ekşi şarabı boş midelerine içtikleri için şarap çabucak tuttu onları. Birbirlerinden tamamıyla farklı bu iki yaratık, sefaletleri içinde yapayalnızdılar. Birbirlerinin sefaletini hal ve tavırlarıyla bilmemezlikten gelmelerine rağmen onları birbirine yaklaştıran bağ sefaletin ta kendisiydi. Maria, Martin'in vaktiyle Azorolar'da bulunmuş olduğunu öğrenince hayretler içinde kaldı. Kendisi orada 11 yaşına kadar yaşamıştı. Ailesiyle birlikte göç ettiği Hawaii adalarında da bulunduğunu öğrenince hayreti ikiye katlandı. Evlenip de kızlıktan kadınlar geçtiği Maui adasında da gitmiş olduğunu öğrenince artık hayreti sonsuz derecede arttı. Kocasıyla ilk defa karşılaştığı Hahulai'ye Martin iki kere gitmişti. Evet, Maria şeker çeken vapurları hatırlıyordu. Onlara binmişti de. Dünya ne de küçüktü. Hele Vailiku. Orada da bulunmuş Martin. Acaba plantasyonun baş kahyasını tanıyor muydu Martin? Evet, tanıyordu. Hatta onunla birkaç kadeh içmişti bile. Böylece eski anılarını canlandırıp açlıklarını taze ekşi şaraba gömdüler. Gelecek Martin'e puslu görünmüyordu. Başarı biraz ilerisinde titreşip duruyordu. Onu neredeyse yakalamak üzereydi. Sonra önünde duran, çektiği zahmetlerle yıpranmış kadının derin çizgilerle dolu yüzünü inceledi. Maria'nın yolladığı çorbalarla fırından yeni çıkmış ekmekleri anımsadı. Birden içinde sıcak bir şükran ve insanseverlik duygusunun taştığını hissetti. Damdan düşer gibi. Maria neyin olsun isterdin dedi. Maria ona şaşkın şaşkın baktı. Eğer elde edebilecek olsan ne isterdin? Hemen şu anda neye sahip olmak isterdin? Bütün çocuklara ayakkabı, yedi çift ayakkabı. Ayakkabıları alacaksın dedi Martin. Sonra Maria düşünceli başını ağır ağır sallarken ekledi. Ben daha büyük bir dilek sordum. Şöyle senin istediğin büyük bir şey. Martin'in içi iyilikle dolu, gözleri pırıl pırıldı. Son günlerde kimsenin şakalaşmadığı Maria ile şakalaşıp onu neşelendirmeye çalışıyordu. Tam Maria konuşmak için ağzını açacağı sırada iyi düşün diye uyardım Martin. Pekala dedi Maria. İyi düşündüm. Evi istiyorum bu evi. Tamamen benim olsun istiyorum. Ayda yedi dolar kira vermeyeyim. Ev senin olacak dedim Martin. Hem de kısa zaman içinde. Şimdi en büyük dileğini söyle. Beni Tanrı farz et ve ben sana diyorum ki bütün dilediklerin olacak. Şimdi istediğini dile. Ben de seni dinleyeyim. Maria bir an ciddi ciddi düşündü. Uyarı yollu. Korkmuyor musun? dedi. Martin gülerek hayır hayır dedi. Korkmuyorum sen devam et. Maria çok çok büyük ama diye yeniden uyardı. Olsun hadi başla. Peki öyleyse. Maria hayattan istediği şeylerin en büyüğünü söylemek için sesini akort ederken Küçük bir çocuk gibi derin derin nefes aldı. Bir mandıra mı olsun isterdim, iyi bir mandıra. Çok inek, çok arazi, çok ot olsun. San Leyana yakın olsun. Benim kız kardeşim orada oturur. Sütü Oakland'da satarım. Çok para kazanırım. Joe ile inek gütmez okula giderler. Zamanla iyi mühendis olurlar. Demir yolunda çalışırlar. Evet, mandırayı istiyorum. Sustu ve gözlerini kırpıştırarak Martin'e baktı. Martin hemen mandıran olacak diye yanıtladı. Maria başını sağladı ve dudağını hafifçe şarap bardağına dokundurdu. Biliyordu ki dileğini yerine getirecek olan kimsenin dileği yerine gelmeyecekti. Martin'in hakiki bir kalp taşıdığını bildiği için onun bu niyeti Maria'yı sanki dileği yerine gelmiş kadar memnun etti. Martin devamla, hayır Maria dedi. Nick gezici sütçülük yapmak zorunda kalmayacak. Çocuklarının hepsi okula gidebilecek, bütün yıl ayakkabı giyebilecekler. Birinci sınıf bir mandran olacak, her şeyi tas tamam bir mandra. Oturacağın bir evin, atlar için bir ahır, inekler için samanlıklar da olacak tabii. Civcivler, domuzlar, sebzeler, meyve ağaçları ve buna benzer her şey olacak. Sonra bir iki yardımcının parasını çıkaracak kadar bol ineğin olacak. O vakit çocuklarına bakmaktan başka işin olmayacak. Onun için iyi bir adam bulursan onunla evlenirsin de. Bırakırsın çiftliği o idare etsin, sen rahat edersin. Geleceğinden böylesine ihsanda bulunan Martin odasına dönüp en iyi elbiselerinden bir katını aldı ve rehine götürdü. Durumu onu bu işe yapmaya zorlayacak kadar ümitsizdi. Zira elbiseden olmak onu Rut'tan da uzaklaştırmış oluyordu. İnsan içine çıkabileceği ikinci bir iyi elbisesi yoktu. Gerçi bakkala fırına gidebilirdi ama Morsların evine bu kılıksız haliyle girebilmeyi aklının köşesinden geçiremezdi. Sefalet ve hemen hemen ümitsizlik içinde dizinmeye devam etti. İkinci savaşı da kaybediyorum ve galiba iş bulup çalışmak zorunda kalacağım diye düşünmeye başladı. Böyle yapsa herkesi memnun edecekti. Bakkalı, kız kardeşini, Ruth'u hatta Maria'yı. Maria'yı bir aylık kira borcu vardı. Daktilo makinesinin ajantesine de iki aylık olmuştu borcu. Adamlar artık ya para ya da daktilo makinesi diye zırıltı etmeye başlamışlardı. Ümitsizlik ve teslim olmaya hazır bir ruh hali içinde yeniden hücuma geçmek için kuvvet kazanıncaya kadar kaderle bir anlaşma yapmak üzere. Demiryolu postaları sivil memur kadrosuna alınacak memurlar için açılan sınavlara girdi. Sınavları birinci olarak başarınca buna kendi de şaşırdı. İşe alınacağına dair güvence verdiler. İşte tam Martin'in parasının iyice suyunu çektiği, imkanlarının tamamen tükendiği bu sırada her zaman tıkır işleyen editörlük makinesinde bir aksama oldu. Herhalde bir çark yerinden oynamış ya da yağ borularından biri yağsız kalmış olmalıydı. Zira postacı Martin'e bir sabah kısa ince bir zarf getirdi. Martin zarfın sol üst köşesine bakıp Transcontinental Mantilli'nin adını ve adresini okudu. Yüreği ağzına geldi ve birden bir baş dönmesi geçirdi. Bu baygınlık hissinin arkasından da dizleri garip bir şekilde titremeye başladı. Sendeleyerek odasına girdi. Yatağın üstüne oturdu. Zarf elinde hala kapalı duruyordu. O zaman olağanüstü iyi haber alan bazı insanların nasıl birden düşüp ölüverdiklerini anladı. Bu gelen pek tabii iyi bir haberdi. İnce zarfın içinde kendi yazısı yoktu. Şu halde bu bir kabul mektubuydu. Transcontinental'daki öyküsünü biliyordu. Bu onun Çanların Sesi adlı en aşağı 5000 kelimelik dehşet öykülerinden biriydi. Birinci sınıf magazin dergileri de yazıları kabul eder etmez ödeme yaptıklarına göre içinde çek de olmalıydı zarfın. Kelimesi iki sentten bini yirmi dolar. Yüz dolarlık bir çek olmalıydı bu. Yüz adet dolar. Zarfı yırtıp açarken bütün borçları teker teker kafasından geçmeye başladı. Üç dolar seksen beş sent bakkala. Kasaba yuvarlak dört dolar. Fırıncıya iki manava beş toplam on dört dolar seksen beş sent. Sonra ev kirası vardı. İki buçuk dolar. Bir aylık da avans verse o da iki buçuk dolar. İki aylık daktilo makinesinin kirası sekiz dolar. Ona da bir aylık avans verse o da dört dolar. Toplam otuz bir dolar seksen beş cent. Tefeciden rehin karşılığı aldığı paraları da faizleriyle buna eklemek lazımdı. Saati beş buçuk dolar. Palto, beş buçuk bisiklet, yedi dolar, yetmiş beş cent takım elbisesi, beş buçuk. Genel toplam elli dolar on sent. Bütün parayı ve çıkartma yaptıktan sonra geriye kalan 43 dolar 90 centi gözlerinin önünde havada ışıl ışıl ateşten rakamlar halinde gördü. Bütün borçlarını karşıladıktan rehindeki bütün eşyasını geri aldıktan sonra cebinde yine de şıngır şıngır prenslere layık 43 dolar 90 centlik bir para kalıyordu. Bu para cebine girdiği anda da bir aylık oda, iki aylıkta da daktilo makinesi kirası peşin peşin verilmiş oluyordu. Bu arada Martin daktiloda yazılmış tek yapraktan ibaret mektubu çıkarıp açmıştı. Çek yoktu. Zarfın içine iyice baktı, ışığa tuttu. Ama gözlerine inanamayarak sabırsızlık içinde zarfı yırtıp parçaladı. Çekten eser yoktu. Mektubu satır satır yutarcasına okuyup, editörün öyküsünü öven kısımlarını çabucak geçerek çekin neden gönderilmediğini anlatacak olan mektubun asıl önemli kısmına geldi. Böyle bir bildiri bulamadı. Ama onun yerine bütün hevesini kursağında bırakan başka bir şey buldu. Mektup elinden kaydı. Gözleri pırıltısını kaybetti. Yastığa dayanıp battaniyesinin üstünü örterek çenesine kadar çekti. Çanların sesine beş dolar. Beş bin kelimeye beş dolar. Kelimesine iki sent yerine on kelimesine bir sent. Üstelik editör öyküyü bir de övmüştü. Çeki de öykü yayınlanınca vereceklerdi. Öyleyse bütün o kelimesine iki sent asgari ücret, yok bilmem yazı kabul edilir, ezilmez, ödeme yapılır lafları hep safsataydı. Yalandı hepsi bunların. Bu Martin'i zıvanadan çıkardı. Eğer böyle olduğunu bilseydi asla yazı yazmaya kalkışmazdı. Bir işe girerdi, Ruth için çalışırdı. İlk yazmaya başladığı güne döndü. Ve ne kadar büyük bir zaman kaybettiğini görerek afalladı. Hem de bütün bu zamanı on kelimeye bir sent almak için kaybetmişti. Ya büyük para alan öbür yazarlara dair okudukları onlar yalan olmalıydı. Yazarlık mesleği hakkında başkalarından edindiği fikirler yanlıştı. Zira bunun delili önündeydi işte. Transcontinental 25 sente satılıyor. Ağır başlı, artistik kapağında da birinci sınıf magazin dergileri arasında gösteriyordu kendisini. Ağır başlı, hürmete değer bir dergiydi ve daha Martin doğmadan çıkmaya başlamış hala da çıkıyordu. Dış kapağında her ay dünyanın büyük yazarlarından birinin sözleri yayınlanırdı. Transcontinental, pırıltıları yıllarca önce o aynı kapak içinde bağlamış olan bir edebiyat yıldızı, bir esin kaynağı gibi gösteriyordu bu sözler. Halbuki bu yüksek, bu değerli, bu esin kaynağı Transcontinental 5000 kelime için 5 dolar ödemişti. Martin, o büyük yazarın geçenlerde yabancı bir diyarda yokluk ve sefalet içinde öldüğünü hatırladı. Yazarların aldığı muhteşem ücret düşünülürse buna şaşmamak lazımdı. Bu durumda kendisi Zoka'yı yutmuştu. Gazeteler, yazarlar ve yazarların aldığı ücretler hakkında yalan söylüyordu. O da bu yüzden iki sene kaybetmişti. Ama Martin bir daha tek satır yazmayacaktı. Rutun istediğini yapacaktı. Herkes onun ne yapmasını istiyorsa onu yapacaktı. İşe girecekti. İşe girme düşüncesi ona Joe'yu işsiz güçsüz oradan oraya dolaşmakta olan Joe'yu hatırlattı. Martin gıptayla derin bir göğüs geçirdi. Uzun süreden beri günde 9 saat çalışmanın etkisini kuvvetle hissediyordu. Şu var ki Joe aşık değildi. Aşkın sorumluluklarından hiçbirini taşımıyordu. Onun için o rahat rahat işsiz güçsüz dolaşabilirdi. Martin'in çalışmakta bir amacı vardı. İşe girecekti mutlaka yarın sabah erkenden iş aramaya çıkacaktı. Ruta da yolunu değiştirdiğini, babasının bürosuna girmeye razı olduğunu bildirecekti. Beş bin kelimeye beş dolar, on kelimesi bir sent. İşte sanatının piyasa fiyatı. Bunun hayal kırıklığı, bundaki yalan, bundaki alçaklık Martin'in düşüncelerine sığamıyordu. Kapalı göz kapaklarının altındaysa ateşten rakamlarla bakkala olan borcu yanıyordu. Ürperdi ve kemiklerinin sızlamakta olduğunu fark etti. Bilhassa sağrısı çok ağrıyordu. Başı, başının tepesi, yanları, kafatasının içindeki beyni zonkluyordu. Ve ona sanki bu beyin şişiyormuş gibi geliyor, ağrı kaşlarının üstünde dayanılmaz bir hale alıyordu. Kaşlarının altındaysa merhametsiz 385 rakamı göz kapaklarının içine yapışmış gibi duruyordu. Bundan kurtulmak için gözlerini açtı. Ama odadaki çiğ ışık sanki göz yuvarlarını dağılıyormuş gibi geldi. Onu gözlerini kapamaya zorladı. O zaman da rakam yeniden belirdi. Beş bin kelimeye beş dolar. On kelimesi bir sent. Bu düşünce beynine yerleşti ve Martin göz kapakları altındaki 385 rakamından kurtulamadığı gibi beynindeki bu düşünceden de kurtulamaz oldu. Ona rakamda bir değişiklik oluyor gibi geldi. 385 rakamının yerine 200 rakamı tutuşana kadar bu değişikliği merakla seyretti. Ah diye düşündü. Bu fırıncının ki. Onun arkasından beliren rakam 250. Bunun kime ait olduğunu çıkaramadı ve ona öyle geldi ki sanki hayat veya ölüm bunu çözmesine bağlıydı. Birisine 2 dolar 50 sent borcu vardı. Buna emindi ama bu borç kimeydi? Bunu bulup çıkarma işi onu insanın yakasını bırakmayan uğursuz bir dünyanın kenarına getirdi. Ve Martin cevabı boş yere ararken hatıra ve bilgi kırıntılarıyla dolu çeşit çeşit yüklüklerin odaların kapılarını açarak zihninin sonsuz koridorlarında dolaştı durdu. Asırlar geçtikten sonra rahatça, hiç çaba göstermeden bunun Maria olduğunu anımsadı. Büyük bir iç rahatlığıyla ruhunun gözlerini göz kapakları altındaki işkence perdesine çevirdi. Sorunu çözmüştü. Artık dinlenebilirdi. Ama hayır, 250 rakamı kaybolmuş, onun yerine 800 rakamı tutuşmaya başlamıştı. 800. 8 dolar. Bu kimindi? Kafasının içindeki o korkunç devinimi yeniden yapması, bunun kim olduğunu bulması gerekiyordu. Bu soru üzerinde ne kadar durduğunu bilmiyordu ama ona çok uzun gelen bir zaman parçası geçtikten sonra kapının vuruluşu ve hasta olup olmadığını soran Maria'nın sesiyle uyandı. Kendinin de tanıyamadığı kısık bir sesle sadece biraz kestirdiğini söyledi. Odanın karanlık olduğunu görünce hayret etti. Mektubu öğleden sonra iki daha almıştı. Hasta olduğunu anladı. Arkasından sekiz rakamı göz kapaklarının altına yeniden için için yanmaya başladı. Martin de yorucu işine döndü. Ama Martin işin hilesini buldu. Olayların kendi zihni etrafında durmaksızın dönmesine gerek yoktu. Ne aptallık etmişti de bu işe bulaşmıştı. Zihninin derinliklerinden bir kolu çekti ve zihnini kendi çevresinde döndürmeye başladı muazzam bir çarkı felek, bir anılar attı karıncası, dönen bir bilgi topu gibi. Bu martini açmazın içine çekip de yuvarlana yuvarlana karanlık içine fırlatılana kadar hızlı, daha hızlı döndü durdu. Tamamıyla doğal bir şekilde kendini iki silindirli bir ütü makinesinin başında kolalı kol yenlerini ütüden geçirirken buldu. Ama ütü yaparken kol yenlerine bir takım rakamların basılmış olduğunu gördü. Yakından bakıp da yenlerden birinin üstünde 385 rakamını görene kadar bunu çamaşır markalarının üzerine asılı fiyat bildirimi olduğunu zannetti. Sonra bunun bakkalın faturası, ütü makinesinin buhar kazanı üzerinde uçuşup duran şeylerin de kendi faturaları olduğunu anladı. Aklına parlak bir fikir geldi. Faturaları tutup yere atar böylece onları ödemekten kurtulurdu. Bunu düşünmesiyle yapması bir oldu. Yenleri öfkeyle buruşturup her zaman gördüğünden daha bir kirli olan yere çaldı. Yığın büyüdü büyüdü ve her fatura binlerce defa çoğaldı. Ama Martin bunların içinde yalnız bir tane iki buçuk dolarlık faturaya rastladı. O da Maria'ya ait olan faturaydı. Bu, Maria kirayı ödemesi için onu sıkıştırmayacak demekti. Martin de cömertçe yalnız bu faturayı ödemeye karar verdi ve etrafa saçılan faturalar arasında onunkini aramaya başladı. Asırlarca boş yere aradı durdu. Otel müdürü Şişko Hollandalı içeri girdiğinde o hala aramasına devam ediyordu yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilen müdür, gümbür gümbür öten, evrenin derinliklerine çarpan bir sesle ''Bu yenlerin parasını senin ücretinden keseceğim.'' diye bağırdı. Kol yenleri yığını bir dağ gibi yükseldi. Martin bunların parasını ödemek için bin sene çalışmaya mecbur olduğunu anladı. Eh, müdürü öldürüp çamaşırhaneyi yakmaktan başka yapılacak şey kalmamıştı. Ama Hollandalı, Martin'in bu ümidini boşa çıkarıp onu ensesinden yakaladı ve bir aşağı bir yukarı sıçratmaya başladı. Martini ütü tahtalarının üstünde, sobanın üstünde, buharlı ütü makinelerinin üstünde sıçrattı. Yıkıma dairesine soktu. Sıkma makinesinin, çamaşır makinesinin üstünde sıçrattı. Martin dişleri tıkırdı yana. Başına ağrı girene kadar sıçradı durdu. Ve Hollandalı'nın bu kadar kuvvetli oluşuna şaşırdı. Sonra kendini gene ütü makinesinin başında buldu. Bu defa yenleri makinenin öbür yanından bir magazin editörü veriyor, bu yandan da Martin alıyordu. Kol yenlerinin her biri bir çekti. Martin bir umut nöbeti içinde heyecanla bu çekleri gözden geçirdi. Ama hepsi de boştu. Orada durup bir milyon sene kadar çekleri almaya devam etti. Belki doludur korkusuyla bir tanesini bile kaçırmadı. Nihayet dolusunu buldu. Titreyen parmaklarıyla bunu ışığa tuttu. Beş dolarlık bir çekti bu. Ütü makinesinin öbür tarafından editör ha. Martin Öyleyse ben de seni öldürürüm dedi. Baltayı almak için yıkama dairesine gitti. Orada Joe'yu, üzerinde el yazıları bulunan kağıtları kolalarken buldu. Onu bu işten vazgeçirmeye çalıştı. Sonra baltayı ona savurdu. Ama balta havada kala kaldı. Zira Martin kendini yeniden ütü dairesinde bir kar fırtınasının ortasında buldu. Hayır, yan kar değildi. Havadan en ufa bin dolarlı yüklü çekler yağıyordu. Hemen bunları toplayıp yüzlerce paket halinde düzenlemeye, paketleri sicimle sıkıca bağlamaya koyuldu. İşinden başını kaldırıp John'un başının ucunda durmuş, ütü demirleri, kolalı gömlekler ve el yazılarını bir hokkabaz gibi havada atıp atıp tuttuğunu gördü. Joe arada sırada uzanıp tamandan gözle görünmeyen bir yükseklikte koskocaman bir daire halinde uçuşan çeşitli eşyaya yeni bir paket ekliyordu. Martin ona vurdu ama Joe baltayı alıp onu da uçan halkaya ekledi. Sonra Martin'i yakaladı. Onu da diğerlerinin arasına soktu. Martin el yazılarına sarılarak tavana doğru yükseldi. Yere indiğinde ellerinde bir kucak dolusu el yazısı vardı. Ama daha ayağını yere basar basmaz tekrar yükseldi. Bir ikinci, bir üçüncü defa, sayısız defalar halkanın etrafında uçarak döndü. Çok uzaklardan kulağına küçük bir çocuğun kinandıran tiz bir kadın sesinin ''Vals ederek döndür beni Veli, döndür döndür'' diye bir şarkı gibi seslendiği duyuluyordu çeklerden, kolalı gömleklerden ve el yazılarından meydana gelen samanyolunun ortasındaki baltayı aldı ve aşağı indiğinde Joe'yu öldürmeye hazırlandı. Ama aşağı inmedi. Onun yerine sabahın ikisinde odalarını ayıran ince bölmeden Martin'in iniltilerini duyan Maria onun odasına girdi ve vücudunun iki yanına sıcak ütüler, ağrıyan gözlerinin üstüne de ıslak bezler koydu. Aylarca gece gündüz demeden çalışan, Sadece ve yalnızca okuyup yazan Martin Eden'ı editörlerin tavrı yıkmıştı. Yani girdiği sinir savaşından yenilgiyle çıkmıştı. Bu ağır yenilgi sinirlerini allak bullak ettiği gibi bedeninize sarsmıştı. Bu nedenle gece boyunca garip garip rüyalar, çelişkili hayaller gördü. Bu karmaşık ve sinir bozucu durum öğleye kadar devam etti. Ancak öğleden sonra Hezeyan'dan kurtulmayı başardı. Ağrıyan ve şişmiş gözlerini garip bir şekilde odada dolaştırdı. Silva ailesinin üyelerinden Martin'in başı ucunda beklemekte olan 8 yaşındaki Mary, Martin'in bilincinin yerine geldiğini görünce keskin bir çığlık kopardı. Maria mutfaktan koşa koşa geldi. İş yapmaktan, çamaşır yıkamaktan pütür pütür olmuş elini Martin'in alnına dayadı ve nabız atışını dinledi. Yemek yemek ister misin diye sordu. Martin başıyla hayır işareti yaptı. Yemek yemeyi istemek şöyle dursun ona şu anda sanki ömründe hiç acıkmamış gibi geliyordu. Zayıf bir sesle Hastayım Maria dedi. Nedir hastalığın biliyor musun? Grip dedi Maria ve bozuk grameriyle devam etti. Bir iki günde iyileşeceksin bak gör. Daha iyi sen yok yemek şimdi. Zamanla çok yiyebileceksin sen. Yarın yiyebilecek belki. Bedenini her koşulda sağlıklı tutmaya çalışan Martin hastalığa alışık değildi. Maria ile küçük kızı onu yalnız bırakınca kalkıp giyinmeyi denedi. Büyük bir güç gösterisinde bulunarak başı fırıl fırıl döndüğü, gözleri, göz kapaklarını kaldırtmayacak kadar ağrıdığı halde ayağa kalkmayı becerdi. Ama iradesine uymayan duyuları onu masanın kenarına oturmak zorunda bıraktı. Yarım saat sonra yeniden yatağına yatabildi. Yatıp gözlerini kapayarak vücudundaki çeşitli sızıları, zayıflıklarını gidermeye razıydı. Maria, onun alnının üstündeki ıslak bezleri değiştirmek için birkaç defa girdi odaya. Bunun dışında gevezelik ederek Martin'in canını sıkmayacak kadar akıllı olduğundan onu hep yalnız bıraktı. Bu da Martin'i ona borçlu yaptı. Martin bir ara kendi kendine, Maria sen alacak bu mandırayı. Bak gör alacak diye mırıldandı. Sonra çok eskilerde kalan ve geçmişe gömülen dünü hatırladı. Transcontinental'dan gelen mektubu alalı sanki bir ömür geçmişti. Geçmişe ait her şey bittiğine, yeni bir sayfa çevrildiğine göre bir ömürde geçen okuluna atmış hem de öyle kuvvetli atmıştı ki bütün gücü tükenmişti. Bu yüzden de şimdi sırt üstü yerde yatıyordu. Eğer kendi kendine açlıktan ölme derecelerine kadar getirmeseydi gripede yakalanmazdı. Sağlık ve enerjisini tükettiği için organizmasını kaplayan hastalık mikrobunu def edecek kuvveti bulamamıştı. İşte sonucu da buydu. Kendi kendine yüksek sesle, İnsanın bir kütüphane dolusu kitap yazıp da kendi hayatını kaybetmesinin ne faydası var diye sordu. Bu bana göre bir iş değil. Artık benim hayatımda edebiyatın yeri yok. Muhasebecilik yapmak, defter tutup her ay maaşımı almak ve Ruth'la birlikte küçük evimizde oturmam gerek. İki gün sonra bir yumurta, iki parça tost yiyip bir fincanda çay içince postadan gelen mektuplarını istedi. Ama gözlerinin hala okumasına imkan bırakmayacak kadar ağrıdığını gördü. Sen okuyu ver bana Maria dedi büyük, uzun mektuplara boş ver. Onları masanın altına at. Küçük mektupları oku bana. Maria yanıt olarak, yok okuyabilmek. Teresa, o gidiyor okul. Var okuyabilmek. Maria kızı Teresa'yı çağırdı ve 9 yaşındaki Teresa Silva, Martin'in mektuplarını açtı ve okumaya başladı. Martin'in kafası bir iş bulmaya odaklanmıştı. Bu nedenle de nasıl iş bulacağını, hangi çarelere başvurursa kısa zamanda sonuç alacağını düşünüyordu. Teresa'nın okuduklarının çoğunu duymuyordu. Örneğin daktilo makinesinin sahiplerinden gelen ihbarnameyi dalgın dalgın dinledi. Bu arada Terasa'nın okuduğu bir cümle onu birdenbire sarstı ve kendine getirdi. Öykünüzün yayınlanma hakkına karşılık size 40 dolar öneriyoruz. Terasa yavaş yavaş ve heceleye heceleye devam etti. Açıkladığımız değişiklikleri yapmamıza izin vermeniz şartıyla. Hangi dergi bu? diye bağırdı Martin. Ver şunu bakayım bana. Şimdi bakıp okuyabiliyor ve bu hareketinin doğurduğu acıyı fark etmiyordu bile. White Mouse adlı dergiden geliyordu mektup. Öyküsü de ilk yazdığı dehşet öykülerinden bir başkası. Çıkmazdı. Mektubu tekrar tekrar baştan aşağı okudu. Editör ona açık açık öyküdeki fikrin gerektiği gibi ele alınmamış olduğunu ama yine de fikir orijinal olduğundan öyküsünü aldıklarını anlatıyordu. Eğer öyküyü üçte bir oranında kısaltmalarına izin verecek olursa cevabını alır almaz 40 doları yollayacaklardı. Martin hemen kalemle mürekkep istedi ve editöre eğer istiyorsa öyküyü üçte bir kısaltabileceğini, 40 doları hemen göndermesini söyledi. Mektubu posta kutusuna terasa attı. Martin de arkasına yaslanıp düşündü. İşte ne de olsa yalan değilmiş. White Mouse yazıyı kabul eder etmez ödemeyi yapıyordu. Çıkmazda 3000 kelime vardı. Üçte birini çıkarınca 2000 kelime kalıyordu. 2000 kelimeye 40 dolar olunca kelimesi 2 sente geliyordu. Kabul edilir edilmez ödeme yapılması, kelimesinin 2 sentte olması. Üstelik bildiğine göre White Mouse da 3. sınıf bir dergiydi. Martin'in dergiler hakkında hiçbir şey bilmediği apa çıktı. O Transcontinental birinci sınıf bir dergi saymış. Halbuki onlar Martin'in 10 kelimesine 1 sent vermişlerdi. White Mouse'a hiç önem vermediği halde o Transcontinental'dan 20 misli fazla hem de öyküyü kabul eder etmez veriyordu. Şimdi emin olduğu bir tek şey vardı. İyileşince iş plan aramayacaktı. Kafasının içinde çıkmaz kadar güzel daha bir sürü öykü vardı. Tanesi 40 dolardan da Martin herhangi bir işte kazanacağından çok daha fazlasını kazanabilirdi. Tam savaşı kaybettiğini sandığı sırada savaşı kazanmıştı. Mesleki yeteneğini ispatlamıştı. Yolu aydınlıktı artık. White Mouse'la işe başlayıp kabaran patronlar listesine her gün yeni bir dergi ekleyecekti. Ucuz yapıtları artık bir kenara bırakabilirdi. Bunlarla uğraşmak zaman kaybından başka bir şey değildi. Çünkü kendisine bir dolar bile kazandırmamıştı onlar. Kendini tamamıyla iyi, güzel eserlere verecek ve kafasındaki en iyi her şeyi ortaya dökecekti. Keşke Ruth da burada olup sevincini paylaşsaydı diye düşündü. Ve yatağının üstünde duran mektupları gözden geçirirken ondan gelen bir mektuba rastladı. Ruth, Martin'i kendisinden bu kadar uzun zaman ayrı tutan şeyin ne olduğunu sorarak tatlı tatlı sitem ediyordu. Martin, Ruth'un el yazısını içine sindirerek, onun kaleminin her dokunduğu yeri severek ve sonunda onun imzasını öperek taparcasına okudu mektubu. Ruth'a verdiği cevapta tedbirsizlik edip en iyi elbisesini rehine bıraktığı için ona gelemediğini yazdı. Hasta olduğunu ama artık iyileşmek üzere bulunduğunu ve 10 gün içinde elbiselerini rehinden kurtarıp ona kavuşacağını söyledi. Ne var ki Rudun 10 gün veya iki hafta beklemeye niyeti yoktu. Üstelik sevdiği adam hastaydı. Ertesi sabah yanında Arthur olduğu halde Morse'ların arabasıyla eve dayandı. Bu geliş Silva ailesinin bütün çocuklarıyla sokaktaki bütün aşarıların çok hoşuna gitmiş, Maria ise ne yapacağını şaşırmıştı. Küçük ön sahanlığın üstünde konukların çevresine üşüşen Silva ailesi üyelerinin kulaklarını çekiştirip her zamankinden daha kötü bir İngilizce ile kılığından ötürü özür dilemeye çalıştı. Belinde ıslak bir havlu, kol yenlerini sabunlu kollarının yukarısına sıvamış olan Maria yaptığı işi anlattı. Kendisinden odasında kalan adamı soran bu iki gösterişli genç, Maria'nın aklını başından öylesine almıştı ki onları küçük salonuna davet edip oturtmayı bile unuttu. Martin'in odasına girmek için Ruth ve Arthur, yıkanmakta olan çamaşırlardan sımsıcak hale gelmiş, ıslak, buğulu mutfaktan geçtiler. Maria heyecanından oda kapısıyla yüklük kapısını birbirine öyle bir geçirdi ki beş dakika kadar yan aralık kapıdan buhar bulutlarıyla bütün sabun köpüğü ve kir kokuları hasta odasına doldu. Ruth bir sağ bir sol arkasından yine bir sağ yapıp masayla yatak arasındaki dar geçitten koşarak Martin'in tarafına ulaşmayı başardı. Ruth kadar becerikli olmayan Arthur Martin'in yemek pişirdiği köşedeki çanak çömleğe çarparak bunları gürültüyle devirdi. Ruth odadaki biricik sandalyeye oturdu. Görevini yaptığı için daha ileri gitmeye gerek görmeyen Arthur da dışarı çıkıp sokak kapısının yanında Silva ailesinin yedi yaramazının ortasında durdu. Çocuklar Arthur'u kenar mahalleleri dolaşan hokkabazları izler gibi hayretle izliyorlardı. 10-12 blok ödeden bir sürü çocuk arabanın etrafına toplanmış, hepsi de merakla, hasretle olağan dışı bir şeyin olmasını bekler gibi bekliyorlardı. Onların mahallesinde arabalar yalnız evlenme ve cenaze törenlerinde görülürdü. Şimdi ne bir evlenme vardı ne de bir ölüm. Bu bakımdan onlar için bu beklemeye değer bir durum ve değişik bir tecrübeydi. Martin, Ruth'u deli gibi özlemişti. Yaradılıştan sevgi tabiatlı bir insandı. Bu yüzden de sevgiye herhangi bir insandan daha çok muhtaçtı. Sevgiye, anlayışa susamıştı. Buysa Martin için fikren anlaşılmak demekti. Halbuki Ruth'un sevgi ve sempatisinin daha çok kendinden kaynaklı ince olduğunu ve kendi sempatisinin hedeflerini anlamaktan doğan bir sempati olmaktan çok bir ruh inceliğinden doğan sempati olduğunu görecekti. Bu bakımdan Martin Ruth'un elini tutup da gayet memnun bir şekilde konuşurken Ruth'u elini Martin'in eli üzerine bastırmaya sevk ederek ıstırabın Martin'in yüzüne damgaladığı işaretleri Martin'in çaresizliğini görünce gözlerini yaşartan şey Martin'e duyduğu sevgiydi. Ama Martin 12 eserinin kabulünden Transcontinental'dan gelen mektubu almadan az önce içinde bulunduğu ümitsizlikten, White Mouse'dan gelen mektupla bir kat artan mutluluğundan söz etti. Ruth, Martin'i içinden gelerek ve isteyerek dinlemedi. Martin'in söylediklerini duydu, bu kelimelerin taşıdıkları önemi anladı. Ama yine de Martin'in ümitsizlik ve sevincinde ona eşlik etmedi. Her zaman neyse yine oydu Ruth. Dergilere öykü satmak onu ilgilendirmiyordu. Onun için önemli olan evlilikti. Ne var ki Martin'in bir işe girmesini ona arzulattıran anne olma içgüdüsüydü. Ancak o bunun farkında değildi. Eğer bu içgüdüsel durumu ona açıkça söyleseler asla kabul etmezdi. Bu sözler karşısında kıpkırmızı olur, yutkunur, sonra da öfkeye kapılarak tek arzusunun sevdiği insanı daha iyi bir durumda görmek olduğunu öne sürerdi. Böylece Martin dünya yüzünde kendine seçtiği işte kazandığı ilk başarıyla coşmuş bir halde bütün kalbini açarken Ruth Arada sırada odaya göz gezdirip gördükleriyle şaşırarak Martin'in kelimelerine dikkat etti. Ruth ilk olarak yoksulluğun sefil yüzünü gördü. Açlık çeken aşıklar ona öteden beri romantik görünürdü ama açlık çeken aşıkların nasıl yaşadıklarına dair en ufak bir fikri yoktu. Bunun böyle olacağı aklının köşesinden geçmemişti. Bakışları tekrar tekrar hep odadan Martine, Martin'den odaya kayıyordu kendisiyle birlikte odaya doğan, dolan buğulu kirli çamaşır kokuları mide bulandırıcıydı. Ruth, eğer bu korkunç kadın sık sık çamaşır yıkıyorsa, Martin'in baştan aşağı bu kokuya bulaşmış olduğu sonucuna vardı. Düşüşün, işte böylesine bir bulaşıcılığı vardı. Martin'e baktığı zaman ona sanki çevrenin pisliği Martin'in üzerine sinmiş gibi geldi. Onu şimdiye kadar hiç tıraşlı görmemişti ve bu üç günlük sakal Ruta bir şeyler anlatıyordu. Sakal Martin'e sadece Silvalar'ın evinin içindeki ve dışındaki o koyu, o karanlık görünüş vermekle kalmamış, aynı zamanda Ruth'un o derece tiksin diye Martin'in o hayvanca kuvvetini de daha çok belirtmiş gibiydi. Kendisini deliye döndüren, iki mektuptan gururla bahseden Martin işte buradaydı. Biraz daha geçmiş olsa Martin teslim olacak, işe girecekti. Halbuki şimdi bu iğrenç evde birkaç ay daha kalıp yazı yazmaya devam edecekti. Birden ''Nedir bu koku?'' diye sordu Ruth. Maria'nın yıkadığı çamaşırların kokusudur herhalde diye cevap verdi Martin. Yavaş yavaş iyice alışıyorum bu kokuya. Hayır hayır o değil. Başka bir şey bu. Mide bulandırıcı bir koku bu. Ekşi ekşi bir koku. Martin cevap vermeden önce havayı kokladı. Ekşi tütün kokusundan başka bir şey duymuyorum ben dedi. Tamam işte çok kötü bir koku bu. Neden bu kadar çok içiyorsun Martin? Bilmem. Sadece yalnız kaldığım zamanlar çok içerim. Ayrıca çok da eski bir tiryakilik tabi. Daha çok küçükken başladım. İyi bir alışkanlık olmadığını biliyorsun diye azarlı Durut. Kokusu gökyüzüne çıkıyor. Suç tütünde. Param ancak en ucuzunu almaya yetiyor. Ama şu 40 dolarlık çeki alana kadar sabret. O zaman melekleri bile rahatsız etmeyecek bir marka kullanacağım. Nasıl ama? Üç günde iki eserimin kabul edilişi hiç de fena değil değil mi? 40 dolarla bütün borçlarımı ödeyebileceğim. İki senelik çalışmaya karşılık mı bu 40 dolar? Hayır, bir haftadan az bir çalışmaya karşılık. Lütfen bana masanın öbür ucundaki defteri, şu gri kaplı muhasebe defterini getiriver. Martin defteri açtı ve sayfaları hızla çevirmeye başladı. Evet, haklıymışım. Çanların sesini dört, çıkmazı iki günde yazmışım. Yani bir haftalık çalışma karşılığı 40 dolar olunca ayda 180 dolar eder. Benim yapabileceğim herhangi bir işte alacağım en yüksek ücretin bile üstünde. Üstelik de daha yeni başlıyorum. Seni sahip olmanı istediğim şeyleri sana alabilmem için ayda bin dolar kazanmam hiç de çok sayılmaz. 500 dolarsa çok az bir para. Şu 40 dolar sadece bir başlangıç. Hızımı alıncaya kadar bir sabret. O zaman seyret bak. Kurşun bile tozuma yetişemez. Ruth onun kullandığı argoyu yanlış anladığı için sigaradan bahsettiğini zannetti. Zaten haddinden fazla içiyorsun. Tütünün markasının iyi ya da kötü olması da hiçbir şeyi değiştirmez. Bizatihi sigara içmek hoş bir şey değil. Markanın güzel veya kötü oluşunun önemi yok. Bacaya, bir volkana, seyyar bacaya dönmüşsün. Beni de rezil ediyorsun Martin. Sevgilim, bunu sen de biliyorsun. Ruth rica dolu gözlerle Martin'in üzerine eğildi ve Martin onun saf, duru gözlerine bakınca içinde yine o eski aşağılık duygusunu hissetti. Artık sigara içmeni iste içmemeni isterdim diye fısıldadı Ruth. Ne olur, benim hatırım için. Peki, diye bağırdı Martin. İçmeyeceğim. Sen ne istersen yaparım benim bir tanecik sevgilim. Yapacağımı bilirsin. Rutu büyük bir ihtiras sardı. Zorlayıcı bir yoldan Martin'in tabiatındaki yumuşak tarafı yakalar gibi olmuştu. Ve emindi ki o anda Martin'den yazı yazmayı bırakmasını istese Martin arzusunu yerine getirirdi. Kısa bir an kelimeler dudaklarının ucunda titredi. Ama dudaklarından çıkmadı bu kelimeler. Yeteri kadar cesareti yoktu buna Rutun. Cesaret edemedi buna. Onun yerine kendisine uzanan Martin'e doğru eğildi ve ''Biliyorsun Martin'' diye fısıldadı. ''Aslında bunu benim için değil, kendi iyiliğin için yapacaksın. Sigaranın sana zararı dokunduğundan eminim. Üstelik herhangi, herhangi bir şeye esir olmak iyi değil. Hele bir zehire hiç.'' ''Martin, her zaman senin esirin olacağım.'' diye gülümsedi. ''Şu halde emirlerimi vermeye başlayayım.'' Yaramaz yaramaz Martin'e baktı. Ama içinden de Martin'den en önemli şeyi dilemiş olduğuna pişmandı. Boynum kıldan incelir haşmetme yap? Peki öyleyse ilk emrim şu. Sen Martin Eden. Bundan sonra her gün tıraş olmayı ihmal etmeyeceksin. Bak yanağımı nasıl kızarttın. Böylece bu konuşma okşamalar ve aşk kahkahaları içinde son buldu. Ama Ruth dediklerinden birini kabul ettirmişti. Aynı günde bir başkasını kabul ettirmeyi bekleyemezdi artık. Onun sigarayı bıraktırabildiği için kazınca bir gurur duydu. Bir başka zaman da Martin'i işe girmeye kandırırdı. Zira ne isterse yapacağını kendisi söylememiş miydi? Odayı gezmek için Martin'in yanından kalktı. Notlar ısılı çamaşır iplerini inceledi. Bisikleti tavana asan palanga sistemini öğrendi. Masanın altında duran ve kendisi için bir sürü zaman kaybını ifade eden el yazıları yığınını görünce de üzüldü. Gaz sobası çok hoşuna gitti. Ama yiyecek raflarına bakınca bomboş olduğunu gördü. Büyük bir acımayla ''Yiyecek bir şeyin yokmuş senin, zavallı sevgilim benim.'' dedi. ''Açlıktan ölmüşsündür.'' Martin, yiyeceklerimi Maria'nın kilerinde tutuyorum diye yalan attı. Orada daha iyi korunuyor. Benim aç gözlü saldırışımdan kurtuluyor orada yiyecekler. Sen hele şuraya bak bir kere. Tekrar Martin'in yanına gelen Ruth, onun dirseğinden kolunu büküp, gömleğinin altından sert ve şişkin beliren pazusunu çıkardığını gördü. Pazunun görünüşü Ruth'un hoşuna gitmedi. Bir kadın olarak bundan hoşlanmamıştı. Ancak içindeki dürtü bu pazuyu sevdi. Hatta bedeninin bu pazunun gücünde eridiğini, kanının ateşlendiğini hissetti. Martin'den kaçmak yerine anlatılmaz arzuyla ona doğru eğildi. Bunun arkasından da Martin onu kollarının arasına sıkar sıkmaz hayatın yüzeysel cepheleriyle ilgilenen beyni isyan etti buna. Diğer taraftan onun kadın olan tarafı hayatın kendisiyle ilgilenen kalbi bir zarfer sevincine boğuldu. Ruth Martin'e olan aşkının büyüklüğünü en çok işte bu gibi zamanlarda hissederdi. Zira Martin'in onu kavrayıp sıkan, kuvvetinden ötürü canını yakan güçlü kollarının kendisini sardığını hissetmek, Ruta sonsuz bir zevk veriyordu. Bu gibi anlarda kendi çevresine ihanet edişinde, kendi yüksek ideallerinden vazgeçişinde, en önemlisi de annesiyle babasına inatla itaatsizlik edişinde kendi kendini mazur görürdü. Onlar onun bu adamla evlenmesini istemiyorlardı. Ruth'un Martin'i sevebilişi onları sarsmıştı. Bu Martin'den uzakta soğuk bir düşünen yaratık olduğu gibi zamanlar onu da sarsıyordu. Martin'in yanındayken onu seviyordu aslına bakılırsa. Rahatsız, huzursuz bir sevgiydi bu ama aşktı yine de. Kendisinden kuvvetli olan bir aşk. Martin şu grip bir şey değil diyordu. Biraz acı veriyor. Pis de bir baş ağrısı yapıyor. Ama kemik kırılmasının ıstırabıyla karşılaştırılamaz bile. Ruth Martin'in kolları arasında bulduğu Kendini göklere çıkaran huzur içinde dalgın dalgın odamı geçti başından diye sordu. Böyle dalgın dalgın sorular sorarken birden Martin'in gözleri onu heyecanlandırıverdi. Havai adalarından birinde kimsenin bilmediği 30 kadar cüzdanlı hasta arasında bulunmuştu Martin. Ruth peki neden gittin oraya diye sordu. İnsanın kendi kendine bu kadar dikkat etmeyişi bir suç gibi geldi ona. Martin çünkü bilmiyordum dedi. Cüzdanlılar hiç aklıma gelmemişti. Yelkenliği terk edip karaya çıkınca saklanacak bir yer bulmak için içerilere sokuldum. Üç gün yalnız guava, ohia, elması ve muzla karnımı doyurdum. Bunlar ormanda yabani olarak yetişiyordu. Dördüncü günü bir patika buldum. İnsan ayağıyla açılmış bir patikaydı bu. İçerilere ve yukarıya doğru gidiyordu. Benim gitmek istediğim tarafa gidiyor ve yakın zamanlarda üzerinde yüründüğünü gösteren işaretler taşıyordu. Patika bir yerde bıçak gibi keskin bir sırt boyunca ilerliyordu. Sırtın üstünde patikanın genişliği 80-90 santimi geçmiyordu. İki tarafta yüzlerce metre derinlikte uçurumdu. Burada yeteri kadar cephane olsa bir tek kişi yüz binlerce kişiye karşı koyabilirdi. Saklanacağım yere giden biricik yol buydu. Yolu bulduktan üç saat sonra da lavlardan meydana gelmiş kayalar arasında bir cep gibi duran küçük bir vadiye saklanacağım yere geldim. Burası baştan aşağı bir teras gibiydi üzerinde kulkas kökü, meyve ağaçlarıyla 8-10 tane sas kulübe bulunan bir yerdi. Ama kulübelerde yaşayanları görür görmez neye çattığımı anladım. Bunlara bir kere bakmak anlamaya yeterdi. Hayretler içinde, büyülenmiş herhangi bir destomano gibi nefes almadan dinleyen Ruth sordu. Ne yaptın? Benim için yapılacak bir şey yoktu. Bunların şefi hastalığı adam akıllı ilerlemiş iyi kalpli bir ihtiyar çıktı ama bir kral gibi yönetiyordu onları küçük vadiyi keşfetmiş. Yerleştikleri yeri de o bulmuştu. Bütün bunlar yasaya aykırıydı tabii. Ama silahları dolu cephanesi vardı. Sonra yabani domuz ve yabani manda vurmayı öğrenmiş olan o kanakalarda müthiş atıcıydılar. Hayır, Martin Eden'ın kaçmasına olanak yoktu. Tam üç ay orada kaldı. Peki nasıl kaçtın? Eğer o yarım kan Çinli, çeyrek kan beyaz, çeyrek kan da hava ile olan küçük kızı bulmasaydım şimdi hala orada olurdum. Çok güzel bir kızdı zavallıcık. İyi de eğitim görmüştü. Annesi Honolulu da milyonluk bir kadındı. İşte bu kız sonunda beni kaçırdı. Bunların orada yerleşmelerini sağlayan parayı veren kızın annesi olduğundan beni serbest bırakınca cezalandırılmaktan korkmuyordu. Ama kaçırmadan önce saklandıkları yeri kimseye söylemem için bana yemin ettirdi. Ben de söylemedim. Hayatımda ilk defa şimdi anlatıyorum. Kızda cüzdan belirtileri yeni yeni başlamıştı. Sağ elinin parmakları hafif bükülmüştü. Kolunda da ufak bir leke vardı. Hepsi o kadar. Herhalde şimdiye kadar ölmüştür. Peki hiç korkmadın mı? O korkunç hastalığa yakalanmadan kurtulduğuna sevinmedin mi? Önce biraz ürperir gibi oldum ama zamanla alıştım. Ara sıra çok üzülüyordum. Bu bana korkumu unutturuyordu. Öyle güzeldi ki. Hem ruhen hem görünüş bakımından üstelik de daha yeni yakalanmıştı hastalığa. Ama ilkel vahşiler gibi orada yavaş yavaş çürüyerek yaşamaya, orada ölmeye mahkumdu. Cüzam aklını alamayacağı kadar korkunç bir hastalık. Ruth hafif bir sesle, zavallıcık diye mırıldandı. Seni bırakması da şaşılacak şey. Martin anlamadığı için, nasıl yani diye sordu. Ruth hala yumuşaklığını kaybetmeyen sesiyle, herhalde seni sevmiş olmalı dedi. İçten söyle hadi, sevmedi mi? Martin'in yanık teni çamaşırhanede çalıştığı sırada ve devamlı olarak evde oturduğundan ağırmış, hastalık ve açlık da yüzünü soldurmuştu. İşte bu solgunluğun altından bir kırmızılık dalgası yayılıverdi. Konuşmak için ağzını açacağı sırada Ruth susturdu onu. Aldırma dedi. Cevap verme lüzumu yok diye güldü. Ama Martin'e Ruth'un sesi biraz madeni geldi. Gözlerinde soğuk bir pırıltı vardı. Bu pırıltı o anda Martin'e Kuzey Pasifik'te karşılaştığı bir borayı hatırlattı. O an için Bora'nın hayali gözlerinin önünde beliriverdi. Bora Dolunay'ın aydınlattığı parlak semah bir gecede çıkmıştı. Kabaran denizler ay ışığı altında soğuk soğuk parıldıyordu. Sonra cüzdanlılar kampındaki kralı gördü ve onun kendisine olan aşkı sayesinde oradan kurtulduğunu hatırladı. Martin sadece asil bir kızdı demekle yetindi. Bana hayatımı kazandırdı. Bunların hepsi geçmişe ait ayrıntılardı. Ama Martin, Rut'un boğazına gelen kuru bir hıçkırığı boğduğunu duydu ve onun başını çevirip pencereden dışarı baktığını gördü. Rut başını tekrar Martin'e çevirdiği zaman yatışmış bir haldeydi. Gözlerinde de Bora'dan en ufak bir iz kalmamıştı. Özür diler gibi, ne kadar aptalım dedi. Ama elimde değil, seni o kadar seviyorum Martin, o kadar seviyorum ki. Zamanla daha geniş fikirli olacağım ama şimdi geçmişin bu hayaletlerini kıskanmaktan kendimi alamıyorum. Sonra biliyorsun ki senin geçmişin de hayaletlerle dolu. Martin'in itirazına meydan vermeden öyledir dedi. Başka türlü olamaz. Bak zavallı Arthur da artık gelmem için işaret ediyor. Beklemekten yoruldu. Hadi şimdilik hoşça kal sevgilim. Kapıdan çıkarken geriye dönüp eczacıların hazırladıkları bir ilaç var diye seslendi. İnsanın sigarayı bırakmasına yardım ediyor. Sana ondan biraz yollayacağım. Kapı kapandı ama tekrar açıldı. Seviyorum, seviyorum diye fısıldadı Ruth. Bu defa hakikaten gitti. Ruth'a hayran gözlerle, aynı zamanda da elbisesinin kumaşına ve dikimine dikkat edecek kadar keskin bakışlarla bakan Maria, onu arabasına kadar geçirdi. Görmek istediklerini göremeyip düş kırıklığına uğrayan haylazlar kalabalığı, araba gözden kaybolana dek arkasından baka kaldılar. Sonra bakışlarını bir anda sokağın en önemli kişisi haline geliveren Maria'ya çevirdiler. Ama Maria'nın çocuklarından biri iyi konukların kiracılarına geldiğini bağırarak söyleyince Maria'nın şöhreti de hapı yuttu. O günden sonra Maria yine o eski, çekingen haline büründü ve Martin civardaki çocuk sürülerinin kendisine daha saygılı davranmaya başladıklarına dikkat etti. Maria'ya gelince Martin'in değeri onun gözünde yüzde yüz artmıştı. Hele Portekizli bakkal eğer o arabalı akşam ziyaretini görseydi Martin'in kredisini bir 3 dolar 85 sent daha arttırırdı herhalde. Bunca sıkıntının durmak bilmeyen çalışma ve çabanın sonucu değiştirdiğini görmek Martin'i mutlu etmişti. Zira şans Martin'in kapısını en sonunda çalmış, dolduğundan bu yana kayıp olan güneşi yükselişe geçmişti. Martin içinden hasat mevsiminin geldiğini düşünüyor, bunu da gözleriyle yansıtıyordu. Ruth'un ziyaretinin ertesi günü New York'un haftalık olay dergilerinden birinden 3 Tirolesi'nin karşılığı olarak 3 dolarlık bir çek aldı. İki gün sonra Chicago'da çıkan bir gazete Define Avcıları adlı yazısını kabul ederek yayınlanır yayınlanmaz ödemek üzere 10 dolar teklif etti. Fiyat düşüktü ama bu Martin'in ilk makalesi düşüncelerini kağıda geçirmek üzere giriştiği ilk denemesiydi. Bütün bu gelişmelerden daha önemlisi çocuklar için yazdığı macera çalışmasının Youth and Age adındaki aylık bir çocuk dergisi tarafından hafta sonundan önce kabul edilişi oldu. Gerçi çalışma 21 bin kelimeydi. Bunun için kendisine teklif edilen 16 dolar üzerinden bin kelimesi 75 sente falan geliyordu. Ama olsun bu Martin'in ikinci yazı denemesiydi. Martin de bu yazının değersizliğini, kabalığını tamamıyla kabul ediyordu. Burada önemli bir nokta vardı. Martin'in ilk eserlerinde bile bayağılığa kaçan, insanı huzursuz eden bir kabalık yoktu. Bu çalışmaların kabalığı son derece güçlü betimlemelerden, yargı ve görgülerden ileri geliyordu. Eski çalışmalardaki kabalık, bir aceminin kelebeği kuvvetli derbelerle ezişi, kazmayla yazı yazışı gibi bir kabalıktı. İşte bu yüzden Martin ilk yazılarını ucuza da olsa sattığı için memnundu. O yazılarının kıymetinin ölçüsünü biliyordu. Bu bilgiye ulaşması da çok uzun sürmemişti. O asıl ilerideki yazılarına ümit bağlamıştı. Sadece bir dergi yazarı olmak istemiyordu kendini usta bir yazarın birikim ve tecrübesiyle donatmaya uğraşmıştı. Diğer yandan gücü asla unutmamış, bunun gözden kaçırılacak bir şey olmadığına kanaat getirmişti. Hem beyinsel hem de öğrensel kuvvetini aşırı denecek derecede arttırmayı, hem de bilinçli bir şekilde arttırmayı amaç edinmişti. Gerçeğe olan sevgisi hiçbir zaman değişmemiş, gerçek onun için aşkların en güzeli olu vermişti. Bu yüzden onun eserleri realistti. Yalnız hayal gücünün yarattığı sanrıları, güzellikleri bu eserlerin içinde eritmeye çaba göstermişti. Onun varmak istediği, insan umutları ve imanıyla dolu, ihtirasla süslü bir hayalizmdi. Hayatı ruhun derinliklerine ulaşan, insan ruhunu bütün yönleriyle kavrayan, alabildiğince derinliklerine dalarak vermek istiyordu. Okumaları esnasında iki öykü okulu bulunduğunu keşfetmişti. Bunlardan biri insanı bir tanrı gibi ele alıyordu. İnsanın toprağa yakın taraflarını görmemezlikten geliyor, hatta yok sayıyor. Diğer okulsa insanı bir çamur parçası gibi kabul ediyor, manevi yönünü tamamen ihmal ediyor, hatta görmezden geliyordu. Örneğin rüyaları yok sayıyor, insanın içinde yaşattığı, zayıflığında düşlediği cennetin varlık sebebini ortadan kaldırıyordu. Tanrısal gücün önemini anlayamıyordu. Martin bu iki okulun, tanrıcı ve toprakçı okulun büyük yanılgılar içinde olduğunu net bir şekilde görüyordu. Çünkü amaçları tekti, ancak bu ikisini uzlaştırarak gerçeğe ulaşmak mümkündü. Ne var ki bu yaklaşım ne tam manasıyla tanrıcı okulun tarafını tutuyor ne de toprakçı okulun haince vahşiliğine meydan okuyordu. Martin, Rut'u da etkilemiş olan öyküsü maceranın öyküde gerçeklik idealine ulaştığına inanıyordu. Bu konudaki bütün fikirlerini de genel olarak Tanrı ve Çamur adlı denemesinde ifade etti. Martin macerayı ve en güzel diye kabul ettiği bütün eserleri Editör editör dilenerek dolaşmaya devam etti. İlk eserleri getirdikleri para dışında onun gözünde birer hiçti. İki tanesini sattığı dehşet öyküleri yine ise yüksek veya iyi eserleri arasında saymıyordu. Kuvvet aldıkları bir gerçeklik parıltısına sahip olmalarına rağmen bunlar Martin'in gözünde içten birer hayali, fantastik eserdi. Öykülerindeki bu imkansıza giydirdiği gerçeklik elbisesine bir oyun gözüyle bakıyordu. Bunlar büyük edebiyat yapıtı sayılamazdı bu alanda barınamazdı bunlardaki sanat ustalığı yüksekti ama sanat insan unsurunu ihmal etmemeliydi eğer sanat insanı görmezden geliyorsa sanat sayılmamalıydı üstelik bir değeri de yoktu martin'in becerisi de sanatının yüzüne insani bir maske geçirmekten ibaretti o bunu joy the path the wine of life ve macera adlı öykülerinin zirvelerine ulaşana dek dehşet öyküleri sınıfından yarım düzine öyküsünde yapmıştı Trioletlerine karşılık aldığı 3 doları White Mouse'un çeki gelene kadar kıt kanaat yaşayabilmek için kullandı. Çeki nasıl bozduracağına bir türlü karar veremedi. Hayatında hiç bankaya gitmemişti ve içinde Oakland'taki büyük bankalardan birine gidip ciro edilmiş 40 dolarlık çekini kasaya fırlatmak için saf, çocukça bir arzu duyuyordu. Diğer yandan pratik çalışan aklı onu Çekini bakkalda bozdurup böylelikle ileride kredisinin artırılmasıyla sonuçlanacak bir etki yaratmaya zorluyordu. Sonunda istemeye istemeye bakkala gitti ve faturasını son kuruşuna kadar ödeyip cebinde tıngırdayan paralarla döndü. Diğer tüccara gidip faturasını ödedi. Bisikletiyle elbisesini rehinden kurtardı. Yazı makinesi için bir aylık kirayı peşin verdi. Maria'ya geçen ayın kirasıyla bir aylık kirayı da peşin ödedi. Cebine dardık kaldığı zaman kullanmak üzere 3 dolarlık bir para kaldı. Bu 3 dolar ona bir servet gibi geliyordu. Martin elbisesini kurtarır kurtarmaz hemen Ruth'u görmeye gitti. Yolda giderken cebindeki bir avuç gümüş parayı şıkırdatmaktan kendini alamıyordu. O kadar uzun zaman parasız kalmıştı ki günlerce açlık çekip de yemeğe kavuşan bir insanın yiyebileceğinden fazlasını gözünün önünden ayıramayan bir ruh halindeki insan gibi o da elini gümüş paradan ayıramıyordu. Martin ne bayağı bir insandı ne de aç gözlü. Ama bu para onun için bir sürü dolar ve sentten çok daha fazla bir anlam ifade ediyordu. Bu para onun başarısının yerini tutuyordu. Paraların üzerindeki kartal kabartmaları da Martine kazanılmış bir zaferi anımsatıyordu. Farkına varmadan dünyayı güzel görmeye başladı. Parasızlık ve sefaletin getirdiği acılardan dünya nimetlerinin farkına varamamıştı. Gerçekten de haftalardır karanlık, kasvetli bir dünyada yaşamıştı. Ama şimdi hemen hemen bütün borçları ödendikten sonra cebinde şıngır diyen 3 dolar kafasında başarıyı anlamanın aydınlığıyla güneşe ışıl ışıl ve sıcacık parlıyor. Hatta hazırlıksız yakalayan ve sırıl sıklameden eden bile ona tatlı bir olay gibi geliyordu. Açlık çektiği sırada düşünceleri hep dünya üzerinde açlık çektiklerini bildiği binlerce insana takılırdı. Ama şimdi karnı tıka basa doluyken açlıktan ölen binlere kafasını yormaz oldu. Onları unuttu. Ve kendisi de bir aşık olduğu için dünyadaki binlerce aşığı anımsadı. Üzerinde bir bilhassa durmadığı halde aşk liriklerinin motifleri beyninde dönmeye başladı. Kendini yaratıcı güdüyle kaptırdığı için tramvaydan ineceği yerin iki blok ötesinde inince hiç kızmadı. Morse'ların evini kalabalık buldu. Ruth'un iki kuzeni Sanhafeel'den onu ziyarete gelmişlerdi. Mrs. Morse da onları eğlendirmek maskesi altında... Rutun etrafını gençlerle çevirme planını uyguluyordu. Kampanya, Martin'in zorunlu yokluğu sırasında başlamıştı ve şu anda en ateşli dönemindeydi. Mrs. Morse eve meslek sahibi erkekleri de sokmak fikrinde ısrar etmişti. Bu bakımdan Martin, kuzen Dorothy ve kuzen Florence'dan başka biri Latince diğeri de İngilizce profesörü olan iki profesör. Bir zamanlar Ruth'un okul arkadaşı olan Philip Reller'dan henüz dönmüş genç bir subay. San Francisco Trust Kumpanyası'nın başı Joseph Perkins'in özel sekreteri. Melville adında bir genç. Erkeklerden Stanford Üniversitesi mezunu, Nil Kulübü ve MT Kulübü üyesi, aynı zamanda seçimler sırasında Cumhuriyetçi Parti'nin sözcülüğünü yapan 35 yaşlarında Charles Hapgood adında gençten bir banka kasiyeriyle karşılaştı. Kadınlar arasında bir portre ressamı, bir profesyonel müzisyen, bir de sosyoloji doktoru unvanına sahip Aynı zamanda Francisco'nun kenar mahallelerinde iskan konusu üzerine yazdığı eserle meşhur birisi vardı. Kadınlar Mrs. Morse'un planına dahil değildi. Onlar sadece gerekli aksesuardan ibaretti. Eve ne yapıp edilip sokulması gerekenler meslek sahibi erkeklerdi. Tanıştırma merasimi başlamadan önce Ruth, Martin'e konuşurken sakın heyecanlanma diye uyarıda bulundu. Martin önce bilhassa yine eskiden olduğu gibi Möbleleri, süsleri tehdit eden omuzlarından ötürü bir acemilik duygusunun etkisiyle azıcık kendini sıktı. Orada bulunanlar da onu biraz çekingen yapmıştı. Şimdiye değin bu kadar çok sayıda yüksek kişiyle bir arada bulunmamıştı. Banka kasiyeri Melville hayran oldu ve ilk fırsatta onu tartmayı tasarladı. Zira Martin'in korkusu altında iddiacı bencilliği pusuya yatmıştı. Kendini bu erkekler ve kadınlarla ölçerek bunların kitaplardan ve hayattan kendi öğrenemediklerini, neleri öğrendiklerini anlamak için içinde dayanılmaz bir arzu duydu. Ruthun gözleri durumunu anlamak için sık sık Martine kayıyordu. Onun kuzenleriyle gayet rahat ahbap olduğunu görünce hem şaşırdı hem de memnun oldu. Otururken omuzlarından ötürü duyduğu endişe de ortadan kalkan Martin hiç de heyecanlanmamıştı. Ruth kuzenlerini orta zekalı yüzeysel parlaklıkları olan kızlar bilirdi. O gece yatmaya giderlerken Martin'i övüşlerini pek anlayamadı. Halbuki kendi sınıfı içinde keskin zekalı, hoş sohbet ve dans partilerinde, pazar pikniklerinde neşe yaratan bir kimse olan Martin'e söz açmak, çevresini neşelendirmek çok kolay gelmişti. O akşam başarı Martin'in hep arkasında durup, ona başardığını, gülebileceğini ve hiç afallamadan kahkahalar yaratabileceğini söyleyerek omzunu okşadı. Daha sonra Ruth endişe etmekte haklı olduğunu anladı. Martin ve Profesör Caldwell bir köşede bir araya gelmişlerdi. Her ne kadar Martin artık eskisi gibi kolunu havada savurmuyorsa da, Ruth'un tenkitçi gözleri Martin'in gözlerinin sık sık ve fazlaca çakmaklandığını, çok hızlı ve ateşli konuştuğunu, sinirlerinin fazlaca gerildiğini, tepesine çıkan kanının yanaklarına haddinden fazla kızarttığını fark etti. Edepli ve kendini kontrol eder bir hali yoktu konuştuğu genç İngilizce profesörü ile de tam bir çelişki yaratıyordu. Martin'in görünüşü aldırdığı yoktu. Diğerinin eğitilmiş beynini çabucak fark edip onun bilgisine olan hakimiyetini takdir etmişti. Üstelik Profesör Galvel, Martin'in sıradan İngilizce profesörleri hakkındaki kanaatini de bilmiyordu. Martin, profesörün kendi işinden bahsetmesini istiyordu. Profesör önce buna yanaşmasa da sonunda Martin onu kendi mesleği üzerinde konuşturmayı başardı. Zira Martin insanların kendi işleri hakkında konuşmamalarına bir sebep göremiyordu. Bundan haftalarca önce Ruta mesleki konuşmalara bu itiraz hiç de doğru, hiç de haklı değil demişti. Eğer bildikleri en iyi şeyi birbirlerine vermeyeceklerse erkeklerle kadınlar için bir araya gelirler? Onların en iyi bildikleri şey de ilgi duydukları, onlara hayatlarını kazandıran, üzerinde uzmanlık yaptıkları, sabah akşam meşgul oldukları, hatta üzerinde hayal kurdukları şeydi. Mr. Butler'ın sosyal etiket uğruna, Paul Verlin hakkında Alman dramı ya da Danon Zio'nun romanları hakkında fikir beyan ettiğini düşün bir kere. Sıkıntıdan patlardık mutlaka. Örneğin ben, eğer Mr. Butler'ı mutlaka dinleyeceksem, onun hukuktan bahsetmesini tercih ederim. Onun en iyi bildiği şey odur. Hayatsa öyle kısa ki, ben tanıştığım her erkeğin veya kadının en iyi bildiği şeyi duymak isterim. Rut, ama diye itiraz etmişti. Herkese ilgilendiren genel konular vardır. Martin, işte bunda yanıldın diye atılmıştı. Toplumdaki bütün insanlar, bütün hizipler, daha doğrusu hemen hemen bütün insanlar ve topluluklar kendilerinden iyi durumda olanları taklit eder. Peki iyi durumda olanların da en iyileri kimler? Aylaklar, zengin aylaklar. Bir kural olarak bunlar dünyada bir şeyler yapan insanların bildiklerini bilmezler. Bu gibi şeylerden bahsetmek de onlar için sıkıcı olacağından aylaklar bu konuların mesleki konulardır diye konuşulmamasını isterler. Aynı şekilde mesleki olmayan konuların da konuşulabileceğini buyururlar. Bunlar da son operalar, son çıkan romanlar, kağıt oyunları, bilardo, kokteyl, otomobil, atlı gösteriler, alabalık avcılığı, turnabalığı avcılığı, yat sefaları ve bunun gibi şeylerdir. Şurasına dikkat et. Bunlar aylaklar sınıfının bildiği şeylerdir aslında aylakların yaptığı, aylakların kendi mesleğinden bahsetmektir. İşin en tuhaf tarafı da bütün zeki veya zeki denebilecek kimselerin aylakların bunu kendilerine geçirmesine ses çıkarma işleridir. Bana gelince ben bir insanın en iyi bildiği şeyi isterim. Sen istersen buna mesleki bayağılık de, istersen sıradanlık de. Ruth da Martin'i anlayamamıştı. Onun yerleşmiş fikirlere bu hücumunu bir fikir inatçılığı olarak kabul etmişti. Böylece Martin kendi samimi fikrini Profesör Caldwell'e de bulaştırıp onu kendi fikri üzerinde konuşturdu. Ruth onların yanında durduğu sırada Martin şöyle diyordu. Siz Kaliforniya Üniversitesi'nde şüphesiz böyle küfürleri ağzınıza almazsınız değil mi? Profesör omuzlarını silkti. Namuslu bir vergi mükellefi ve politikacıyız işte. Ödeneklerinizi Sacramento'dan alırız. Onun içinde de Sacramento'ya, Senato'ya, parti basınına ya da her iki partinin basınına tapınırız. Evet burası açık ama sizden ne haber? diye zorladım Martin. Sudan çıkmış balığa dönmüşsünüzdür herhalde. Zannederim ki üniversite denizi içinde benim gibisine pek az rastlanır. Bazen gerçekten de kendimi sudan çıkmış balık gibi hissediyorum ve diyorum ki ben Paris'e, Grapp Street'a, bir hermit yuvasına ya da kederli bir bohem kalabalığının arasında bordo şarabı içmeye, Cartier Latin'deki ucuz lokantalarda yemek yiyip bütün yaratılış üzerine gürültülü radikal fikirler beyan etmeye layığım. Bazen kendimi radikal yaratılışta görüyorum. Ama bir sürü de emin olmadığım sorular var. İnsani zaaflarımla karşı karşıya kaldığım zamanlar kendi kendime mahcup oluyorum. Bu da herhangi bir sorunun yani insani, hayati sorunun bütün faktörlerini kavrayabilmeme engel oluyor. O konuşurken Martin'in dudaklarının ucuna mevsim rüzgarları şarkısı geldi. Gün ortasında kuvvetim zirveye çıkar benim ama mehtap altında yelkenleri gererim. Az kaldı kelimeleri mırıldanıyordu. Bu şarkıyı aklına profesörün kuzey doğu rüzgarlarını, sakin, serin ve kuvvetli mevsim rüzgarlarını hatırlatışı getirmişti. Profesör de mevsim rüzgarları gibi hiç değişmiyordu. Ona da güvenilebilirdi. Bununla beraber bu adamın insanlığı uğraştıran bir tarafı vardı. Martin'e bu adam hiçbir zaman tam fikrini söylemiyor gibi geldi. Tıpkı vaktiyle ona mevsim rüzgarları hiçbir zaman tam kuvvetleriyle esmiyormuş da hiç kullanmadıkları kuvveti biriktiriyormuş gibi geldiği gibi. Martin'in hayal evi her zamanki gibi hızlı çalışıyordu. Beyni içine her zaman girilebilirdi. Anılar, hayaller deposu gibiydi ve bu deponun içindekiler her zaman için düzenli bir şekilde Martin'in teftişine hazır dururdu. O an içinde ortaya ne çıkarsa çıksın, Martin'in zilini hemen birer hayal halinde ve tabii bir şeymiş gibi ifade bulan zıtlıklar veya benzerlikler çağrışımı yapardı. Bu tamamıyla otomatik bir şekilde olur ve Martin'in hayal evi onun içinde yaladığı hale hiç durmadan eşlik ederdi. Nasıl Ruth'un yüzü bir kıskançlık anında mehtaplı bir gecede karşılaştığı unutulmuş bir Bora'yı onun gözleri önüne getirdi ve nasıl Profesör Caldwell ona erguan renkli denizin üstünde beyaz bulutları önüne katmış süren Kuzeydoğu mevsim rüzgarlarını gösterdiyse zaman zaman düzeni bozmayan, aksine tanıtan ve sınıflandıran yeni yeni hatıra hayalleri gözlerinin önünde belirdi. Göz kapaklarının altında uzandı ya da bilincinin perdesi üzerine aksetti. Bu hayaller geçmişin olaylarından, heyecanlarından, günün, geçen haftanın yaşanılan olaylarından, okunan kitaplarından çıkar ve o ister çalışmakta olsun ister uykuda kalabalık bir kuş sürüsü halinde Martin'in kafasına üşüşürdü. İşte böyle. Profesör Caldwell'den akıcı konuşmasını, akıllı, kültürlü bir adamın konuşması, Martin geçmişinin derinliklerinde dolaşmaya da devam etti. Kendini tam bir serseri olduğu zamanlardaki haliyle gördü. Başında sert kenarlı bir Stetson şapka, sırtında da dört köşe biçilmiş kruvaze bir ceket olduğu halde, kafasında polisin izni oranında kabadayı olma idealiyle şöyle omuzlarını cakalı cakalı iki yana sallayarak yürüdüğü zamanlardaki halini gördü. Bundan ötürü kendinden iğrenmedi ne de bu hayali hafifletmeye çalıştı. O hayatında bir zamanlar basbayağı tam bir serseriydi. Polise rahat vermeyen, işçi sınıfından namuslu ev sahiplerini dehşete salan bir çetenin reisi. Ama idealleri değişmişti. Çevresindeki iyi yetiştirilmiş düzgün kılıklı erkeklere, kadınlara göz gezdirip ciğerlerine bu temiz, bu kültürlü havayı doldurdu ve aynı anda başında sert kenarlı şapkası, dört köşe ceketi sırtında omuzlarını kabadayıca sallayan Gençlik hayalinin odayı boydan boya geçtiğini gördü. Bu köşe başı serserisi hayalinin kendi içine girdiğini, oturup hakiki bir üniversite profesörüyle konuştuğunu gördü. Zira Martin hiçbir zaman tam yerini bulamamıştı. İşte oyunda akranlarını geride bırakması gibi bir fazilete sahip oluşu, haklarını ve yetkilerini korumak için mücadeleye her an hazır oluşu yüzünden daima kendisine ön planda yer verilen her çevreye uymuştu ama hiçbir yere de kök salmamıştı. Arkadaşlarını memnun edecek kadar uyumuş, fakat kendini memnun edecek kadar uyamamıştı. Daima huzursuz bir duygunun kendini rahatsız ettiğini hissetmiş ve bütün hayatınca ta kitapları, sanatı ve aşkı bulana kadar ötelerden bir şeyin çağrışını duymuştu. İşte kendileriyle birlikte serüvenlere katıldığı bütün arkadaşları içinden yalnız o, bütün aradıklarının ortasındaydı şimdi. Halbuki bu arkadaşlarının herhangi biri burada, morsların evinde olabilirdi. Ama bu çeşit hayaller ve düşünceler Martin'in Profesör Caldwell'i yakından takip etmesine engel olmadı. Eleştirel bir gözle, anlayarak takip ederken de diğerinin bilgisinin bir bütün halinde oluşuna, hiçbir gedik verme işine dikkat etti. Kendine gelince, konuşmada zaman zaman açıklıklar, enginlikler, hiç alışık olmadığı bütün halinde konularla karşılaşıyordu. Bununla beraber Spencer sayesinde bilgi alanının ana hatlarına sahip olduğunu gördü. Bu ana hatların arasını doldurmak sadece bir zaman meselesiydi. O zaman gözünüzü açın hepiniz diye düşündü. Dikkat, sığlık. Kendinden geçmiş taparcasına, profesörün ayakları dibindeymiş gibi bir his geldi içine. Ama dinledikçe öbürünün hükümlerinde bir zayıflık buldu. Öyle dolambaçlı, öyle şaşırtıcı bir zayıflık ki her zaman mevcut bir zayıflık olmasaydı belki de farkına varamazdı bunun. Bunu fark eder etmez de hemen profesörle aynı seviyeye sıçrayıverdi. Tam Martin konuşmaya başladığı sırada Ruth ikinci defa yanlarına geldi. Martin, size nerede yanıldığınızı, daha doğrusu hükümlerinizdeki zaafın neden ileri geldiğini söyleyeyim, diyordu. Siz biyoloji bilmiyorsunuz. Meseleleri ortaya koyuşunuzda biyolojiye yer vermiyorsunuz. Yani tamamıyla test tüplerinden laboratuvarlardan geçip en geniş estetik ve sosyolojik genellemelerin üzerinde yer alan hayatiyet kazanmış betimsel biyolojiden bahsediyorum ben. Ruth şaşırmıştı. İki semestr profesörün derslerine devam etmiş olan Ruth ona canlı bir bilgi deposu gözüyle bakıyordu. Profesör doğruluğusu götürür bir ifadeyle "Sizi takip edemedim." dedi. Martin onun kendisini takip etmediğinden o kadar emin değildi. Şu halde açıklamaya çalışayım. Mısır tarihini okurken şu anlamda bir şey rastladığımı hatırlıyorum. Önce arazi sorunu incelenmezse Mısır sanatı da anlaşılamaz. Profesör başıyla onayarak çok doğru dedi. Martin devam etti. Bana da öyle geliyor ki buna karşılık arazi sorununa ve bununla ilgili bütün sorunlara ait bilgilere hayatın cevheri ve yapısı hakkındaki ilk bilgiyi edinmeden sahip olmaya imkan yoktur. Kanunları, kurumları, dinler ve örfleri sadece onları yaratan yaratıkların önemin değil, fakat o yaratıkları meydana getiren cevherlerin de önemini bilmek sizin nasıl anlayabiliriz? Mısır edebiyatı Mısır mimarisinden veya heykel heykeltıraşlığından daha az mı ilgilidir insanlıkla? Bilinen evren içinde gelişme kanununa uymayan bir tek şey var mıdır? Çeşitli sanatlara dair ortaya konulmuş süslü bir gelişme bulunduğunu biliyorum. Ama bana çok mekanik görünüyor bu. Burada insan dışarıda bırakılmıştır. Araçların gelişimi, harpın, müziğin, şarkının ve dansın gelişimi. Evet bunların hepsi de güzel bir şekilde geliştirilmiştir. Ama ya insanın kendi gelişimi? İnsan daha ilk aletini yapmadan, ilk şarkısını mırıldanmadan onda var olan esaslı ayrılmaz unsurların gelişmesi. İşte sizin dikkate almadığınız şey, benim de biyoloji adını verdiğim şey bu. En geniş görünüşüyle biyoloji budur. Fikirlerimi doğru bir şekilde ifade edemediğimi biliyorum. Ne var ki fikri kabataslak ortaya koymaya çalıştım. Siz konuşurken aklıma geldi bunlar. Onun için bunları sunmaya hazırlıklı değildim. Siz kendiniz insana bütün faktörleri göz önünde bulundurmaktan alıkoyan insani zaaftan bahsettiniz. Buna karşılık yine siz biyolojik faktörü, bütün sanatların ipliklerini eğirdiği ana maddeyi, insanoğlunun bütün başarılarının, bütün hareketlerinin atkı ve çözgülerini bir kenara bırakıyorsunuz. Martin'in hemen ezilmeyişi Ruth'u hayrete düşürdü. Ve profesörün Martine cevap veriş şekli, Rutta sanki profesör Martin'in gençliğinin yüzüsü hürmetine hoş görüyormuş izlenimi bıraktı. Profesör Kalvel saatinin kösteğiyle oynayarak oynayaraktan bir dakika süreyle sessiz durdu. Sonunda, biliyor musunuz? dedi. Daha önce de beni aynı şekilde eleştirmişlerdi. Büyük bir gelişimci, büyük bir bilgin, Joseph Leconte yapmıştı bu eleştiriyi. Ama o öldü. Kimse de beni eleştirdiğini bilmez. Halbuki şimdi siz ortaya çıkıp beni gösteriyorsunuz. Gerçekten söylüyorum bu bir itiraftır. Fikrinizde haklı olduğunuz taraflar var hem de pek çok. Biraz fazla klasiyim ben. İlmin betimlendiği dallarda yeteri kadar modern değilim. İş yapmama engel olan özür diye de yalnız eğitimin kusurlu oluşuyla ruhi tembelliğimi ileri sürebilirim. Bilmem bana inanacak mısınız? Ama ömrümde bir fizik ya da kimya laboratuvarlarından içeri adımımı atmadım. Lokanta haklıydı. Siz de haklısınız Mr. Riddle. Hiç olmazsa bir dereceye kadar haklısınız ama ne derece bilmiyorum. Ruth bir bahaneyle Martin'i kenara çekti. Onu kenara alıp alçak sesle Profesör Caldwell'i böyle tekelini almaya hakkın yoktu dedi. Onunla konuşmak isteyen başkaları da olabilir. Martin tövbekar bir tavırla benim adam'' diye kabul etti. Ama onu tahrik ettiğimin farkına bile varmadım. Çok ilgi çekici bir insandı. Biliyor musun, şimdiye kadar konuştuğum insanlar içinde en parlak kafalı, en entelektüel o. Bir şey daha söyleyeyim mi sana? Bir zamanlar üniversite okumuş ya da toplumda yüksek makamlara çıkmış herkesi onun kadar parlak, onun kadar zeki zannederdim. Ruth, o bir istisnadır diye cevap verdi. Diyebilirim ki öyledir. Şimdi kiminle konuşmamı istiyorsun bakalım? Ah, eh, hadi beni şu kasiyer dostumuzla tanıştır. Martin 15 dakika kadar kasiyerle konuştu. Ruth da sevgilisinden daha iyi bir davranış bekleyemezdi doğrusu. Martin'in ne gözleri çakmaklandı ne de yanaklarına kan hücum etti. Tam aksine Ruth'u şaşırtacak kadar sakin konuştu. Ama bütün banka kasiyerleri Martin'in gözünde yüzde birkaç yüz defa düşüverdi. Gecenin geri kalan bütün kısmında da kafası banka kasiyerleriyle yavan laf edenlerin aynı kapının mandalı oldukları izleniminin etkisi altında çalıştı subayı yumuşak, basit, sağlıklı, eğitim ve doğumun hayatta kendisine uygun gördüğü şimdiki yerinden memnun bir genç buldu. İki yılda üniversiteye gittiğini öğrenince Martin acaba bilgisini nereye doldurmuş bu adam diye düşündü durdu. Ama yine de bu adam tatsız banka kasiyerinden daha çok hoşuna gitti. Daha sonra Ruta gerçekten de boş söz söylemelerine bir itirazım yok benim dedi. Beni sinirlendiren bu sözleri söylerlerken ki mağrur, gizliden gizliye o kendini beğenmiş halleriyle bu lafları söylemek için seçtikleri zamandır. Hı. <laughs> Bana Union İşçi Partisi'nin demokratlarla kaynaştığını söylediği zaman bütün reformasyon tarihini anlatabilirdim bu herife. Biliyor musun? Tıpkı dağıtılan kağıtlarla kerize kaçan bir profesyonel poker oyuncusu gibi o da kelimeleriyle kerize kaçıyor. Bir gün ne demek istediğimi anlatırım sana. Ruth, ondan hoşlanmadığına üzüldüm diye cevap verdi. Mr. Butler'ın en gözde adamıdır. Mr. Butler onun emin, namuslu bir insan olduğunu söylüyor. Ona Kaya Peter adını takmış. Sırf bu adama sırtını dayayarak koskoca bir banka kurabilirmiş. Gerçi onu az gördüm, daha az da dinledim ama buna şüphem yok. Ne var ki ben bankaları pek o kadar düşünmem. Fikrimi bu şekilde söylememde sence bir sakınca yok ya sevgilim. Hayır hayır çok ilgi çekici. Martin hararetle devam etti. Evet, medeniyet hakkında ilk izlenimlerini edinmeye başlayan bir vahşiden başka bir şey değilim ben. Bu izlenimler medeni kişiler için eğlendirici bir yenilik oluşudur herhalde. Ruth, kuzenlerim hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Onları diğer kadınlardan daha çok beğendim. Fazla yapay olmadığı gibi çok da neşeli insanlar. Şu halde diğer kadınları beğendin ama. Martin başıyla hayır işareti yaptı. Şu sosyal durumda kadının sosyoloji öğrenmiş bir papandan farkı yok. Kadını tutup da Tomlinson gibi yıldızların arasına atsan, yemin ederim döndüğünde kafasında yine de bir tek orijinal fikir bulamazsın. Portre ressamıysa tam manasıyla sıkıcı bir kadın. Kasiyeri iyi bir karı olurdu. Hele müzisyen hanım, parmaklarının ne kadar hassas, tekniğinin ne kadar mükemmel ifadesinin ne harika oluşu bana vız gelir. Gerçek şu ki, müzik hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ruth, çok güzel çalıyor diye itiraz etti. Evet şüphe yok ki müziğin dış kabuğu üzerinde bol bol jimnastik yapmış. Ama müziğin ruhunu anlamaktan çok uzak. Ona müziğin kendisi için ne ifade ettiğini sordum. Bilirsin her zaman bunu öğrenmeye meraklıyımdır. Müziğin kendisi için ne ifade ettiğini bilmiyormuş meğer. Sadece müziğe taptığını, müziğin sanatların en büyüğü olduğunu, müziğin kendisi için hayattan bile önemli olduğunu söyledi bana. Onları da meslekleri hakkında konuşturmuşsun diye hücum etti Ruth. İtiraf ederim bunu. Bunlar mesleklerinde başarı kazanamamış kişilerden bir de başka konular üzerinde nutuk verdiklerini düşün. Kim bilir ne işkence çekerdim. Hep kültürün bütün avantajlarından faydalanılan burasını düşünürüm. Bir an sustu. Sert kenarlı şapka giymiş, dört köşe ceketli gençlik hayalinin omuzlarını iki yana sallayarak odaya girişini seyretti. Dediğim gibi buradaki bütün kadınlarla erkeklerin ışıl ışıl parlak kişiler olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi Bunları şu kısa zamanda gördükten sonra bana bir budala sürüsü gibi geliyor. Çoğu öyle. Geri kalanların yüzde doksanı da sıkıcı. Ama Profesör Caldwell var. O başka. O adam işte her santimi. Beyninin tek tek her atomuyla tam bir adam. Ruth'un yüzü aydınlandı. Bana ondan söz et diye zorladı. Onun büyük parlak tarafından değil. Senin beğenmediğin taraflarından bahset bana. Çok merak ediyorum. Martin şakacı bir tavırla. Belki de kendimi güç bir duruma sokarım diyerek Yan düşündü. Önce sen anlatsan bana. Belki de sen onda iyi olmayan bir taraf bulmuşsundur. İki sömestr onun kurslarına devam ettim. İki seneden beri de tanıyorum. Onun için senin ilk izlenimini merak ediyorum. Yani kötü izlenimimi demek istiyorsun. Pekala işte söylüyorum. Zannederim senin onda iyi diye var olduğunu düşündüğün her şeye sahip. Hiç değilse şimdiye kadar tanıdığım erkekler içinde entelektüel tipin en mükemmel bir örneği ama gizli bir utancı olan bir adam. Martin bağırmakta acele ederek yok yok dedi. Aşağılayıcı baya bir şey değil. Benim söylemek istediğim onun bence meselelerin köküne kadar inip de gördüklerinden korkuya kapıldığı için kendini hiçbir şey görmediğine inandırmaya çalışan bir adam izlenimi uyandırmasıdır. Belki de iyice açık bir şekilde ifade edemedim bu yoldan sana. Başka bir yoldan söyleyeyim. Gizli tapınağa giden yolu bulup da o yolda yürümeyen bir adam belki de hayal meyal tapınağı görüp sonradan kendi kendini gördüklerinin sadece bir serap, bir hayal olduğuna inandırmaya çalışan bir adam. Yine başka bir ifadeyle birçok şeyler yapabilecek olduğu halde yapmakta bir değer görmeyen ve içinden her an bunları yapamadığına bin pişmanlık duyan, gizli gizli bunu yapmaktan elde edeceği kazanca dudak bükmüş olan ama yine gizliden gizliye elde edecek olduğu kazancı bir şey yapmanın sevincini özleyen bir adam. Ruth ben onu bu yönden incelemedim, dedi. Bu yüzden de senin ne demek istediğini tam anlayamadım. Martin ona ayak uydurarak, benimkisi sadece gizli bir his, dedi. Üzerinde muhakeme yürütmüş değilim. Sadece bir his ve büyük bir ihtimalle de yanlış bir his. Şüphesiz sen daha iyi tanırsın onu. Rutların evindeki o gecede Martin, beraberinde bir sürü zihin karışıklıklarıyla zıt duygularla döndü. Yanlarına tırmanmaya çalıştığı insanlar onu hayal kırıklığına uğratmıştı öbür taraftan başarısı da ona cesaret vermişti. Tırmanış umduğundan daha kolay olmuştu. O tırmanışa, bu tırmanışa ve yanlarına tırmandığı kişilerden üstündü tabii. Profesör Caldwell hariç. Hayat ve kitaplar hakkında onlardan daha fazla bilgiye sahipti. Bunların eğitimlerini hangi deliğe, hangi köşeye fırlatıp attıklarına da akıl erdiremiyordu. Okuduklarını, düşündüklerini kaleme almış, beyninin kıvrımlarında dolaşan düşünceleri insanlara anlatmaya başlamıştı okuduklarını düşünmüş, yorumlamış, gerektiğinde farklı kimlikler sunmayı başarmıştı. Zamanın ruhu ve bedeni üzerinde oluşturduğu büyük ağırlıkları azimle yenmeyi başarmıştı. Güneşin üzerine doğduğunu görmüş ama aynı güneşin kaybolduğunu da en sert şekilde görmüştü. İşte öyküleri yine para etmez olmuştu. Yine kapısı başarısızlık zinciriyle donanmaya başlamıştı. İşte bu süre içerisinde başarı Martin'in adresini kaybetmiş. Postacılar artık kapısını çalmaz olmuş küçük de olsa çek ve başarı getirmez olmuşlardı. Pazarları ve tatil günleri de dahil olmak üzere tam 25 gün 30 bin kelimelik uzun bir deneme olan güneşin utancı üzerine çalıştı. Bu, Maiterlink okuluna yöneltilmiş bilinçli bir hücumdu. Maddi bilimin zirvelerinden, hayalperestlere yapılan ama kesinleşmiş gerçeklerle uzlaşabilecek cinsten birçok güzellik ve harikalara da yer veren bir hücum. Bundan az bir zaman sonra bu hücumu Hayalperestler, Ben'in Değer Ölçüsü adlı iki kısa denemesi takip etti. Martin, kısa uzun denemelerini dergiden dergiye götürmek için masraflara girmeye başladı. Güneşin Utancı adlı denemesiyle uğraştığı 25 gün içinde ucuz yazılarından 6,5 dolarlık sattı. Bir şakası ona yarım dolar getirdi. Önemlice bir haftalık mizah dergisine sattığı bir ikincisi 1 dolar kazandırdı. Sonra iki mizahi şiiri arka arkaya 2 dolar ve 3 dolar getirdi. Bunun bir sonucu olarak kredisi de tükendiğinden bisikletiyle takım elbisesi yeniden rehinciyi boyladı. Daktilo'nun sahipleri kiranın peşin olarak ödeneceği hususunda anlaşmaya vardıklarına ısrarla vurgu yaparak para için feryat edip duruyordu. Yaptığı ufak tefek satışlardan cesaretlenen Martin tekrar ucuz eserlere döndü. Belki de hayatını bunlarla kazanabilirdi. Gazetelerin kısa öykü sendikaları tarafından reddedilmiş olan 20 kadar küçük öyküsü masanın altında istif edilmiş duruyordu. Gazete öykülerini nasıl yazmamak gerektiğini keşfetmek için bunları yeni baştan okudu ve böylelikle mükemmel bir formül düşünüp buldu. Gazete öykülerinin asla trajik olmaması, kötü bir şekilde bitmemesi ve asla dil güzelliğine, düşünce ustalığına ve gerçek bir duygu tatlılığına sahip olmaması gerektiğini anladı duygu bulunmalıydı hem de bol bol. Ama hani gençliğinde tiyatronun zencilere mahsus balkonundan seyrettiği alkış tufanıyla karşılanan Tanrı Vatanım ve Çarım içinle fakir olabilirim ancak namusluyum cinsinden oyunlarda olduğu gibi saf ve soylu duygu bulunmalıydı. Bu gibi yöntemleri öğrenen Martin, öykülerinin tonu için Düşes adlı esere başvurdu ve formüle dayanan bir karışım ortaya çıkardı. Formülü şuydu. 1 bir çift aşık birbirinden koparılıp ayrılmıştır. 2. Bir kimsenin veya bir olayın yardımıyla yeniden bir araya gelirler. 3. Düğün çanları. 3. Kısım. Hiçbir zaman değişmeyecekti ama birinci ve ikinci kısımlar istenildiği kadar çeşitlendirilebilirdi. Böylece aşık çift yanlış anlaşılmış sebepler, kaderin bir cilvesi, kıskanç rakipler, öfkeli ana baba, dolapçı akrabalar, şeytan gibi bir koruma ve buna benzer bir sürü şey tarafından ayrılabilirdi. Bir erkek aşığın cesurca hareketi ya da kadın sevgilinin buna benzer bir hareketi sonucunda aşıklardan birinin kalbinin yumuşamasıyla şeytan korumanın zorla söyletilmesi, dolapçı akrabaların veya kıskanç rakiplerin aynı itirafı seve seve yapmaları, tahmin olunmayan bir sırrın ortaya çıkması, kızın veya erkeğin sabrı ve bunun gibi sonsuz sayıda sebeplerle yeniden bir araya gelebilirlerdi. Kızı yeniden bir araya gelişleri sırasında evlenmeye razı göstermek çok çekici oluyordu ve Martin yavaş yavaş buna benzer diğer dokunaklı, çekici hileler keşfetti. Ama sondaki düğün çanlarında hürriyeti kısıtlanıyordu Martin'in. Yer yarılsa, gök çökse düğün çanları yine de çalınacaktı. Formüle göre öykülere girecek kelimelerin dozu en az 200, en çok da 1500 olacaktı. Küçük öyküleri yazma işine iyice kendini vermeden bunları yazacağı zaman başvurmak üzere yarım düzine kadar tipik form hazırladı. Bu formlar matematikçiler tarafından kullanılan, tepesinden, altından, sağdan soldan girilebilen ve sıra sıra çentiklerle sütunlardan meydana gelen uçları bulunup da bu uçlardan hiç kafa yormadan veya düşünmeden hepsi de son derece kesin ve doğru binlerce sonuç çıkarılabilen marifetli cetvellere benziyordu. Bu şekilde formları sayesinde Martin yarım saat içinde bir düzüne kadar öyküsünün çatısını kurabiliyor, bunları bir kenara bırakarak İstediği zaman canlandırıyordu. Zorlu çalışmalarla yorulduğu günler yatmadan evvel bunlardan birini doldurabilecekti. Sonradan Ruth'a da itiraf ettiği gibi bunu yarı uykulu bir halde bile yapabiliyordu. Asıl iş iskeleti kurmaktaydı ki bu da mekanik bir yoldan alıyordu. Formülünün faydasını da gördü. İlk öykülerinden ikisini gönderdiği zaman kendi kendine ilk defa olarak editörlerin kafasını anladığını ve yolladığı öykülere karşılık mutlaka birer çek alacağını söyledi. Gerçekten de öyküler ona çekleri getirdi. Her biri dörder dolarlık iki çek. Öykülerini yolladıktan 12 gün sonra gelmişti. Bu arada dergilerle ilgili yeni ve heyecan verici keşiflerde bulunuyordu. Transcontinental, çanların sesini yayınladığı halde çekmek geldiği yoktu. Martin ise bu çeke ihtiyacı vardı. Tuttu, çeki istemek için bir mektup yazdı. Bütün eline geçen, kendisinden daha çok eser beklediklerini bildiren kaçamaklı bir cevap oldu. İki gün cevabı bekleyene kadar açlıktan ölecek hale gelmişti. İşte bisikletini rehine yeniden o gün bıraktı. Düzenli olarak haftada iki kere mektup yazdı. Transcontinental 5 dolarını vermedi ama tek tük bir cevap alabildi yazdıklarını. Transcontinental'dan yıllardan beri sendelemekte hiçbir dayanığı olmayan yarı zorbalık yarı vatanseverlik hislerini okşayarak istikrarsız satış yapan ve ihsandan farksız ilanlarla yaşayan 10. sınıf bir dergi olduğunu nereden bilirdi ki? Transcontinental'ın editörüyle yönetim müdürünün biricik geçim kaynağının bu dergi olduğunu, bunların gelirlerini kirayı ödemekten kaçınmak olduğunu tanımadan bilemezdi ki. Kendi 5 dolarının ise çoktan yönetim müdürünün cebine indiğini, bu 5 doların yönetim müdürünün Alene'daki evine yapılan boyada kullanıldığını, boyayı hafta sonlarında kendisi yapan yönetim müdürünün boyacıların ücretlerini veremeyecek durumda olduğunu ve kiraladığı ilk işçi altındaki zehbayı çektiği için boyun kemiği kırılarak hastaneyi boyladığını da hiç tahmin edemezdi. 10 dolara Chicago gazetesine sattığı define avcılarının parası da eline geçmedi. Kent okuma odasında bizzat gördüğü gibi makalesi yayınlandığı halde editörden ses seda çıkmıyordu. Mektuplarını dikkate almıyorlardı. Ele geçtiklerinden emin olmak için birçoğunu taahhütlü gönderdi. Bunun soygunculuktan başka bir şey olmadığı sonucuna vardı. Soğukkanlılıkla yapılan bir hırsızlıktı bu. O burada açlık çekerken öbürleri onun karnını doyurmak için satmak zorunda olduğu mallarını çalıyordu. Youth and Age haftalık bir dergiydi ve 21 bin kelimelik eserinin üçte birini yayınladığı sırada kapandı gitti. Onunla birlikte de Martin'in 16 dolarına kavuşması hayal oldu hepsinden kötüsü, en iyi yazılarından biri olarak baktığı çömlek onun için kaybolmuş sayılabilirdi. Ümitsizlik içinde dergiler arasında bir karar vermeye çalışırken bunu Francisco'da çıkan haftalık bir sosyete dergisine The Blow'a göndermişti. Buraya göndermesindeki başlıca sebep yazı sadece Oakland'ın körfezi geçerek yayın evine varacağı için neticeye daha çabuk ulaşabileceğini düşünmüş olmasıydı. İki hafta sonra Bayide derginin son sayısında öyküsünün baştan sona resimlenmiş olarak hem de şeref sayfasında çıktığını görerek son derece sevinmişti. Yazdığı en güzel yazı için kendisine ne kadar para ödeyeceklerini merak ederek kalbi çarpa çarpa evine gitmişti. Üstelik öykünün çabucak kabul edilip yayınlanışını düşünmek de ona zevk veriyordu. Editörün öyküsünü kabul ettiğini ona işi de sürprizi bir kat arttırmıştı. Bir hafta, iki hafta, bir yarım hafta daha bekledikten sonra ümitsizlik çekingenliğini yendi ve Martin The Blow'un editörüne bir mektupla muhtemelen bir ihmal sonucunda ufak hesabının gözden kaçmış olabileceğini hatırlattı. Alacağı para 5 doları geçmese bile Martin kendi kendine bu parayla daha bunun gibi yarım düzine hem de muhtemelen onun kadar güzel öykü yazmamı mümkün kılacak miktarda fasulye ve bezelye çorbası almama yarar ya diye düşündü. Cevap olarak hiç değilse Martin'in hayranlığını kazanan soğuk bir mektup geldi. Mükemmel yazınızdan ötürü size teşekkürlerimizi sunarız diyordu mektupta. Büroda bulunan bütün arkadaşlar öykünüzü çok beğendik. Gördüğünüz gibi de şeref sayfasını vererek hemen yayınladık. Resimleri beğendiğinizi umarız. İkinci defa okuduğumuzda mektubunuz bizde. Sizin üzerinde fiyat yazılı olmayan yazılara para ödediğimiz gibi yanlış düşünceyle çalışmakta olduğunuz fikrini uyandırdı. Böyle bir alışkanlığımız yoktur. Sizin yazınızın üzerinde de fiyatı yazılı değildi. Tabi olarak öykünüzü aldığımız zaman bu durumu bilmiş olacağınızı farz ettik. Bu talihsizliğe son derece üzüntü duymaktan ve size olan saygılarımızı sunmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Yazınız için tekrar teşekkürlerimizi bildirir, yakın bir gelecekte sizden daha çok yazılar bekleriz vesaire. Ayrıca The Blow'un bedava dergi dağıtmak adeti olmadığı halde Kendisine bir kompliman olarak gelecek yıla ait bir abone kaydı yollamaktan büyük zevk duyduklarını belirten bir de ek not vardı. Bu tecrübeyi de geçirdikten sonra Martin bütün yazılarının tepesine daktilo ile alışılmış bedel üzerinden kaydını koydu. Kendi kendine bir gün bunları kendi alıştığım bedel üzerinden göndereceğim diye karar verdi. Bu süre içinde kendinden daha mükemmeli ulaşmak için bir ihtiras keşfetti. Ve bu ihtirasın zorunluluğu altında oturup kalabalık sokak, Hayat Şarabı, Neşe gibi Deniz Lirikleri ve diğerleri gibi ilk eserlerini yeni baştan yazdı. Yine eskiden olduğu gibi günde 19 saat çalışıyor ve bu ona az geliyordu. Durmadan yazıyor, durmadan da okuyordu. Çalışma sırasında tütünü terk etmiş olmanın verdiği azabı unutuyordu. Rut'un onu bu alışkanlığından en zor ulaşılabilen bir köşesine tıktı. Bu muzır otu en çok kurtarmak için vaat ettiği rengarenk etiketli ilacı dolabının aç bir ilaç yatağına uzandığı zamanlar arıyordu. Bu hasretini ne kadar bastırırsa bastırsın, arzu hep eskisi kadar kuvvetli devam ediyordu. Bunu hayatının en büyük başarısı sayıyordu. Rutun fikrince Martin sadece doğru olan bir şeyi yapıyordu. Tütüne engel olacak ilacı eldiveninden artan parayla almış ve bir iki gün sonra da hepsini unutmuş gitmişti. Martin'in makineden çıkma öykücükleri kendisi bunlardan nefret etmesine, bunları aşağılamasına rağmen başarı kazanıyordu. Bunlar sayesinde rehindeki eşyasını kurtardı. Faturasının çoğunu ödedi ve bisikletine de yeni bir takım lastik aldı. Öykücükler hiç değilse Martin'in tenceresini kaynar tutuyor ve ona ihtirasını tatmin edecek eserler yazması için zaman kazandırıyordu. Öbür taraftan onu ayakta tutan biricik şey The White Mouse'dan aldığı 40 dolar oluyordu. Bütün ümidini buna bağlamıştı. Birinci sınıf dergilerin meçhul bir yazara para vereceklerinden emindi. Ama sorun birinci sınıf gazetelere yazılarını nasıl ka kabul ettireceğineydi. En güzel öyküleri, denemeleri, şiirleri bu dergiler arasında dilenerek mekik dokuyor ve Martin buna rağmen her ay çeşitli kapaklar içinde karanlık, sıkıcı, sanattan uzak yazılar okuyordu. Kendi kendine bazen şu editörlerden hiç değilse bir tanesi o yüksek gurur koltuğundan inip de bana sevindirici bir tek satır yazı yazsaydı bari diye düşünürdü. Eserimin alışılmamış olmasının, onlara uygun gelmemesinin, editörlerin ihtiyatlı düşündükleri için eserlerine yer vermeyişlerinin önemi yok. Şüphesiz bunlarda, bunların bir yerinde şu editörlerin içini de ılıtacak ufak bir takdir kazanacak bir sıcaklık, bir ufak pırıltı vardır elbet. Bunun üzerine hemen kalkar, serüven gibi eski öykülerini yeniden defalarca okuyarak boş yere editörlerin sessizliğini haklı çıkarmaya uğraşırdı. Kaliforniya'ya gelen bahar Martin'e yaramadı. Çünkü Martin'in bolluk dönemini sonlandırıyordu bu bahar. Bu sırada gazete öyküleri sendikasının haftalardan beri süren acayip sessizliği de Martin'i endişelendirmekteydi. Derken günün birinde makineden çıkma öykücüklerinden 10 tanesi elde bir halde geri geldi ekli olan mektupta sendikanın ağzına kadar öyküyle dolu olduğu ve bunların yeniden pazara çıkabilmesi için birkaç ay geçmesi gerektiği bildiriliyordu. Martin bu öykücüklerinin kuvveti üzerinde fazlaca hayale kapılmıştı. Son zamanlarda sendika öykülerinin tekine 5 dolar veriyor ve her yolladığını da kabul ediyordu. Onun için Martin bu 10 öyküye satılmış gözüyle bakıyor ve bankada 50 doları bulunduğunu hesaplayarak ona göre yaşıyordu. Böylece Martin kısır bir devreye giriverdi ve ilk çabalarını para vermeyen yayın evlerine, son yolladığı eserlerini de kabul etmeyen dergilere satmaya devam etti. Aynı zamanda Oakland'taki tefeciyi de yeniden ziyaret etmeye başlamıştı. New York'ta çıkan haftalık dergilere sattığı birkaç şakayla mizahi şiir güç bela yaşamasını sağladı. İşte en büyük aylık ve 15 günlük dergilere bu sırada mektuplar yazıp soruşturduğu ve aldığı cevapta Bunların istenmeden gelen makalelere aldırış etmediklerini, bunların içeriklerini çoğunlukla çeşitli alanlarda birer otorite olan şöhretli uzmanlar tarafından sipariş üzerine yazılan makalelerin oluşturduğunu öğrendi. Asgari geçim koşullarını bile oluşturamayan Martin, yaz mevsimini güçlük, zorluk ve stres içinde geçirdi. Aralıksız yazdı. Yazdıklarını ya gönderdi ya da elden götürdü. Yazıları okuyup değerlendirdiler. Editörler ve okurlar tatile çıkmıştı. Üç hafta içinde yazıları değerlendirip yanıt veren yayın evleri gitmiş, yerlerine sanki bu yazıları ellerinde tutmak için uğraş veren yayın evleri gelmişti. Çünkü yazılarını üç ay hatta daha fazla alıkoymuşlardı. Yayın evlerinin bu şekilde ağızlarına kilit vurulmuş gibi susuşlarında bulduğu biricik teselli, posta masraflarından kurtulmuş olmasıydı. Yalnız soyguncu yayın evleri faaliyetlerine harıl harıl devam ediyordu. Martin de bunlara denizcilik mesleği, ince avcılığı, kaplumbağa avcılığı ve kuzeydoğu rüzgarları gibi ilk çalışmalarını gönderdi. Bu yazılarına karşılık bir tek kuruş bile alamadı. Bununla birlikte 6 aylık bir me mektuplaşmadan sonra kaplumbağa avcılığına karşılık taviz olarak bir adet tıraş makinesi kopardığı, kuzeydoğu rüzgarları için kendisine 5 dolar ödeneceği, ayrıca 5 yıllık abone kaydı yapılacağı hususunda mutabık kaldığı The Acropolis yalnızca anlaşmanın ikinci maddesine uymuştu. Stevens'ın üzerine yazdığı bir makale için Matthew Arnold vari bir zevk ve delik bir ceple dergi çıkaran Bostonlu bir editörden 2 dolar koparmayı başardı. Beyninden kor halinde henüz çıkmış, yeni bitmiş, 200 mısralık zekice bir hiciv şiiri olan Peri ile İnci, büyük bir demiryolu şirketinin yardımıyla çıkan bir San Francisco dergisi editörünün kalbini kazandı. Editör mektubunda kendisine Trenden nakil ücreti alınmaması şeklinde bir ödeme teklifinde bulununca Martin de bunun kendi bulunduğu yerde mümkün olup olmadığını sordu. Bu koşul Martine uymayınca şiirini geri istedi. Editörün üzüntüleriyle birlikte geri gelen şiiri tekrar San Francisco'ya ama bu defa The Harnet dergiye gönderdi. Bu dergi üflene üflene birinci kaliteden yıldızlar kadar parlatılan kibirli bir aylık dergiydi. Ne var ki The Hornet'ın ışığı daha Martin doğmadan çok önce sönmeye başlamıştı. Editör Martin'e şiir için 15 dolar vereceğini vaat etti. Ama şiir yayınlanınca vaadini unuttu. Bir sürü mektubuna cevap alamayan Martin kızarak adam akıllı bir mektup döşendi ve bu sefer cevap aldı. Mektubu yazan yeni bir editördü. Martin'e soğuk bir şekilde eski editörün hatalarından kendisinin sorumlu tutulamayacağını, Peri ile Jin'le de zaten aldırış etmediğini bildiriyordu. Ama Martin'e en zalim muameleyi yapan The Globe adındaki Chicago'da çıkan bir dergi oldu. Martin deniz liriklerini açlıktan ölme sınırına gelene kadar yayınlamak istememişti. Şiirler bir düzüne kadar dergi tarafından reddedildikten sonra gelip The Globe'un bürosunda yatmaya başladı. Eserin bütününde 30 şiir vardı ve Martin bunların tanesine 1 dolar alacaktı. İlk ay 4'ü yayınlandı ve Martin hemen 4 dolarlık bir çek aldı. Ama dergiye bir göz atınca karşılaştığı cinayet kanını dondurdu. Şiirlerin bazılarının adı bile değiştirilmişti. Mesela son, en son olarak değiştirilmiş. Ötelerdeki kayaların şarkısı da mercan kayalarının şarkısı olmuştu. Bazılarındaysa şiirlerin asıl adları tamamiyle değişik, hiç uygun olmayan bir adla değiştirilmişti. Kendisinin Medusa Işıkları adını verdiği şiirine editör isim olarak tersine giden iz koymuştu. Ama asıl şiirlerin içinde yapılan katliam korkunçtu. Martin homurdandı, terledi. Ellerini saçlarının arasına soktu. Cümlecikler, mısralar, kıtalar kesilip doğranmış, yerleri değiştirilmiş, bunlarla akıl almayacak kadar hokkabazca oynanmıştı. Bazen mısralarının, kıtalarının yerine kendinin olmayan mısralar, kıtalar konmuştu. Böyle bir işi deli olmayan bir editörün yapabileceğini akla almıyordum. Aklına en yatkın gelen ihtimal bu ameliyatı hizmetçinin ya da stenografın yapmış olabileceğiydi. Martin hemen bir mektup yazarak editörden yayını durdurmalarının ve liriklerini geri göndermelerini rica etti. Rica ederek, yalvararak, tehdit ederek tekrar tekrar yazdı. Ama mektuplarına aldıran olmadı. 30 şiirin hepsi yayınlanana kadar bu katliam her ay devam etti. Ve Martin her ay o sayıda çıkan şiirler için bir çek aldı gitgide ıvır zıvır yazılara sürüklenen Martin bu gibi kötü serüvenlere rağmen White Mouse'dan aldığı çekin yarattığı ümitle dayanmaya devam ediyordu. Haftalık zirai dergilerle ticaret gazetelerinde kendine rahat bir alan bulan Martin, dini dergilere kalsa açlıktan kolayca öleceğini de anladı bu arada. Parasının tamamıyla suyunu çektiği, siyah elbisesinin de rehinciyi boyladığı bir sırada, Cumhuriyetçi Parti İl Komitesi tarafından düzenlenen bir yarışmada hedefi tam 12'den vurdu. Üç dalda yapılan yarışmanın bütün dallarına girdi ve bütün yarışma süresince yaşamak için böylesine zorluklara katlanmak zorunda kalışından ötürü kendi kendine acı acı güldü. Şiiri 10 dolarlık birincilik ödülünü, seçim şarkısı 5 dolarlık ikincilik ödülünü, Cumhuriyetçi Parti'nin prensiplerinin üzerine yazdığı denemesi de 25 dolarlık birincilik ödülünü kazandı. Parayı almak için harekete geçene kadar Martin sonuçtan gayet memnundu. İl komitesinde işler ters gidiyor olmalıydı. Komitenin üyeleri arasında zengin bir bankerle bir senatör bulunmasına rağmen para görünürlerde yoktu. Daha bu sorunun ateşi küllenmeden Martin buna benzer bir başka yarışmada da birincilik ödülünü kazanarak Demokrat Parti'nin prensiplerini de anladığını ispat etti. Üstelik 25 dolar tutan parasını da aldı ama birinci yarışmadan kazandığı 40 doları hiçbir zaman alamadı. Günahlarını itiraf edip kendini affettirmek için Rutu özleyen Martin, Ruth'un Oakland'daki evine kadar uzun yolu tepip geri dönmenin çok zamanını alacağına karar vererek rehinde bisikleti yerine siyah elbisesini bıraktı. Bisiklet ona hem idman veriyor hem çalışabilmesi için zaman kazandırıyor hem de böylelikle Rutu görebilmesini mümkün kılıyordu. Bir golf pantolonla, eski bir süveter ona Ruth'la birlikte bisikletle akşam gezilerine çıkabileceği doğru dürüst bir kılık edindirmişti. Zaten Ruth'u, Mrs. Morse'un kızına eğlendirme kampanyasını bütün şiddetiyle yürüttüğü kendi evlerinde görmesine pek imkan kalmamıştı artık. Orada karşılaştığı ve kısa bir zaman önce kendilerine aşağıdan baktığı yüce varlıklar şimdi sıkıyordu onu. Artık yücelikleri filan kalmamıştı. Çektiği sıkıntılar, uğradığı hayal kırıklıkları, sıkı çalışması yüzünden Martin sinirli, huysuz olmuştu ve bu çeşit kimselerle konuşmak onu deliye çeviriyordu. Haksız yere egoistlik etmiyordu Martin. Bu adamların kafalarının darlığını kitaplarda okuduğu düşünürlerin kafalarıyla ölçmüştü. Profesör Caldwell dışında Rutların evinde hiçbir büyük kafaya rastlamamış, Profesör Caldwell'i ise bir kerecik görebilmişti. Geriye kalanlara gelince, onlar birer kafasız, birer budala, yüzeysel, dogmatik, cahil insanlardı. Martin'i asıl hayrete düşüren de bunların cehaletiydi. Ne olmuştu bu insanlara? Eğitimleri nereye gitmişti bunların? Onlar da Martin'in okuduğu kitapları okumuşlardı. Nasıl olmuştu da bunlar bu kitaplardan hiçbir şey çıkaramamışlardı? Martin büyük kafaların, derin ve akılcı düşünürlerin var olduğunu biliyordu. Delilleri kitaplardı. Onu Morse'ların standardının üstünde eğiten kitaplar. Yine Morse'ların çevresinde rastlanılabilecek olandan daha yüksek kafaların dünya yüzünde bulunabileceğini de biliyordu. İngilizlerin sosyete romanlarını okumuş, orada erkeklerle kadınların siyasetten, felsefeden bahsettiklerini görmüştü. Büyük şehirlerde, hatta Amerika'da bile bulunan sanat ve aklın bir araya geldiği salonlardan bahseden yazılar da okumuştu. Vaktiyle aptalca, işçi sınıfının üstündeki herkesin akıl kudretine ve güzellik anlayışına sahip kişiler olduğuna inanmıştı. Onun kafasında kültür ve dolar eskiden hep birbirine paralel gitmiş, kolej eğitimiyle üstadlığın aynı şey olduğuna inanmakla da yanılmıştı. O da kendi yolunda mücadele edip daha çok yükselecekti. Rutu da yanına alacaktı bu gidişle. Rutu bütün kalbiyle seviyor, onun her gittiği yerde parlayacağına inanıyordu. Eskiden kendi çevresinin nasıl onu Rut'tan ayıran engel olduğunu biliyorsa, şimdi de aynı şekilde Rut'un geride kalmış olduğunu anlıyordu. Rut genişlemek fırsatını bulamamıştı babasının kütüphanesinde kitaplar, duvarlardaki tablolar, piyanoda çalınan müzik, bütün bunlar bir sürü aldatıcı gösterişten ibaretti. Gerçek edebiyatın, gerçek resmin, gerçek müziğin karşısında morslar ve bütün morsların cinsinden olanlar ölü kalıyordu. Bütün bu şeylerin hepsinden de büyük olan hayat hakkındaysa hiç mi hiç bilgileri yoktu. Kafaları ortaçağ kafasıydı. Martin işte böyle düşündü ve tanıştığı bu avukatlar, memurlar, iş adamları, banka kasiyerleriyle bildiği işçi sınıfının arasındaki farkın yedikleri yemek, giydikleri elbise, yaşadıkları çevre arasındaki farkla aynı olduğunu aydınlık bir şekilde görene kadar da düşünmeye devam etti. Tabii onlar da onun kendinde ve kitaplarda bulduğu o fazlalık eksikti. Morslar ona sosyal durumlarının verdiği imkan içinde en mükemmel şeyleri göstermişler ama bu Martin'i hayran bırakmamıştı. Bir yoksul tefecinin bir esiri olan kendisinin morslarda tanıdığı kimselere çok üstün olduğunu biliyordu. Biricik temiz takım elbisesini rehinden çıkarır çıkarmaz da onların arasında keçi sürüleri arasında yaşamaya mahkum bir prensin duyabileceği hisse benzer bir yaralanmış haysiyet duygusuyla titreyen, soyluluğunu hayattan alan bir dük gibi dolaşmaya başladı. Bir akşam yemekte Mr. Morse'la sosyalistlerden korkuyor ve onlardan nefret ediyorsunuz demişti. Peki ama neden? Ne sosyalistleri tanıyorsunuz ne de doktrinlerini biliyorsunuz. Konuşma Mrs. Morse tarafından buraya sürüklenmişti. Kasiyer, Martin'in en sinirine dokunan insanlardan biriydi. Bu boş kafalı adam söz konusu olunca Martin kendini pek tutamıyor, ağzına geleni söylüyordu. Evet demişti. Charlie Hapgood, Yükselen delikanlı dedikleri cinsten bir adamdır. Doğrudur da. Ölmeden evvel valilik sandalyesine oturabilir. Sonra kim bilir? Belki de Amerika Birleşik Devletleri senatosuna da girebilir. Mr. Morse, bu tahmininiz neye dayanıyor diye sormuştu. Onu bir seçim kampanyası sırasında konuşurken görmüştüm. O kadar aptalca hünerlerle dolu, o kadar orijinalitesi olmayan, aynı zamanda da o kadar ikna edici bir konuşmaydı ki liderler ona güvene değer bir insan gözüyle bakmaktan kendilerini alamadılar. Halbuki zırvalarının herhangi bir seçmenin zırvalarından hiç farkı yoktu. Kendi düşüncelerinizi başka kılığa sokup onlara sunmakla bal gibi büyülenebiliyorsunuz. Ruth da oradan bir çimdik atıp, bana kalırsa sen bal gibi kıskanıyorsun Mr. Hapgood'u demişti. Tanrı yazdıysa bozsun. Martin'in yüzündeki dehşet ifadesi Mrs. Morse'u daha çok kışkırttı. Buz gibi bir ifadeyle "Herhalde Mr. Hapgood'u aptal demek istemiyorsunuzdur." diye sordu. Aldığı cevap herhangi bir cumhuriyetçiden ya da alelade bir demokrattan daha fazlası değil oldu. Hünervaz olmadıkları zaman bunların hepsi de aptaldır. İçlerinde hünervaz olan da çok azdır. Cumhuriyetçiler içinde akıllı olanlar sadece milyonerlerle onların bilinçli uşaklarıdır. Onlar ekmeklerine hangi tarafın yağ sürdüğünü ve neden sürdüğünü bilirler. Mr. Morse, ben de bir cumhuriyetçiyim diye usulca sokuşturdu. Beni hangi sınıra koyuyorsunuz Tanrı aşkına? Aa, siz bilinçli bir uşaksınız. Uşak mı? Pek tabii. Siz korporasyon yöntemiyle çalışıyorsunuz. Ne bir işçi sınıfına dahilsiniz ne de suç işleme tecrübeniz var. Geliriniz için ne kadınlarını dövenlere ne de yan kesicilere güveniyorsunuz. Geçiminizi sosyetenin efendilerinden sağlıyorsunuz. Bir insanı besleyen de o insanın efendisidir. Evet, siz bir uşaksınız. Sizi uşaklığına ettiğiniz kapitalin daha fazla birikmesini sağlamak ilgilendirir. Mr. Morrison yüzü hafiften kızarmıştı. İtiraf edeyim ki beyim, dedi. Tam bir haydut gibi konuşuyorsunuz. İşte Martin sözünü esirgemeden o zaman söyledi. Sosyalistlerden korkuyor ve onlardan nefret ediyorsunuz. Peki ama neden? Ne sosyalistleri tanıyorsunuz ne de doktrinlerini biliyorsunuz. Ruth endişe içinde birbirine bir ötekine bakıp durdu. Mrs. Morse da kızının kendisine uylan düşmanlığını çekmek için bir fırsat yakalamaktan memnun, mutluluktan yüzü pırıl parlarken, Mr. Morse, sizin doktrininiz bende tamamıyla sosyalizm izlenimi uyandırıyor, diye yanıt verdi. Martin gülümseyerek, cumhuriyetçilerin aptal olduğunu söylemekle şu hürriyet, eşitlik, kardeşlik, boşa çıkmış sözler saymakla sosyalist olmam hemen, dedi. Jefferson'la onun kafasına bilgiyi sokan ilimsiz Fransızı reddetmem de beni sosyalist yapmaz. İnanın bana, sosyalizmin yeminli düşmanı olan benden çok daha yakınsınız siz sosyalizme. Diğerleri Martin'e ancak bu kadar şakacı olma diyebildiler. Hiç de değilim, gayet ciddi konuşuyorum. Siz hem korporasyon yöntemiyle çalışıyorsunuz hem de eşitliğe inanıyorsunuz halbuki korporasyonlar eşitliği her gün biraz daha gömmekle meşgul. Siz de tutup sırf eşitliği reddettim diye, sizin ne yapmaya çalıştığınızı belirttim diye bana sosyalist diyorsunuz. Cumhuriyetçiler eşitliğin baş düşmanıdır. Hem de eşitliğe karşı savaşım verirken slogan olarak bu kelimeyi ağızlarından düşürmezler. Bunlar eşitliği tepeliyorlar. İşte onlara aptal değilim de bu yüzden. Bana gelince ben bireyciyim. Yarışı hızlı koşanın, savaşı güçlü olanı kazanacağına inanırım. Biyolojiden öğrendiğim ya da hiç değilse öğrendiğimi sandığım ders böyle. Dediğim gibi ben bireyciyim. Bireycilik ise sosyalizmin geçmiş ve gelecek düşmanıdır. Mr. Morse ama sık sık sosyalist toplantılara gidiyorsunuz diye iddia, iddia etti. Düşmanınız hakkında başka nasıl fikir sahibi olabilirsiniz? İyi savaşıyorlar doğrusu. Hem ister doğru ister yanlış kitap da okumuşlar. İçlerinde herhangi birisi sosyolojiyi de, diğer bütün olojileri de, sıradan bir endüstri kaptanının bildiğinden çok daha iyi bilir. Evet, bunların 5-6 toplantısında bulundum. Ama Charlie Hapgood'un döktürdüğü konuşmayı dinlemek beni ne kadar cumhuriyetçi yaparsa, bu da o derece sosyalist yapar. Mr. Morse zayıf bir sesle, elimde değil ne yapayım dedi. Ben hala sizin o tarafa gönüllü verdiğinize inanıyorum. Martin kendi kendine, Tanrım dedi daha neden bahsettiğimi bile anlamıyor. Söylediklerimin bir kelimesini bile anlamamış. Öğretimi rafa mı kaldırmış bu adam? Böylece gelişmesi için de Martin kendini ekonomik ahlak ya da sınıf ahlakıyla karşı karşıya buldu. Çok geçmeden bu onun karşısına korkunç bir canavar olarak çıktı. O şahsen entelektüel bir ahlakçıydı ve çevresindekilerin ekonomik, Metafizik, duygusal ve taklitçi ahlaklardan meydana gelmiş acayip bir türlüye benzeyen ahlakları ona bunların saçma kibirlerinden daha da saldırıcı geliyordu. Bu acayip, bu karma karışık alaşımın bir örneği de Martin'i daha derinden yaraladı. Kız kardeşim Marion, Alman asıldı, genç ve çalışkan bir makinistle flört etmekteydi. Bu adam işi iyice öğrendikten sonra kendine bir bisiklet tamirhanesi açmıştı. Aynı zamanda ucuz markalı bisikletlerden birinin acenteliğini de almış olduğundan hali vakti yerindeydi. Kısa bir zaman önce Marion nişan haberini vermek için Martin'in odasına uğramış ve bu ziyaret sırasında da şakadan Martin'in el falına bakmıştı. Marion ikinci kez geldi. Ancak bu kez yalnız değildi. Yanında nişanlısı Herman von Schmidt de vardı. Martin onları öylesine ince, öylesine nazik bir dille tebrik etti ki bu kız kardeşinin köylü kafalı sevgilisinin hiç de hoşuna gitmedi. Martin kız kardeşinin bir önceki ziyaretinin anısına yazdığı altı kıtalık şiiri okuyunca Hermann von Schmidt'in kafasındaki bu ilk kötü izlenim daha da derinleşti. Bu neşeli hoş bir toplum şiiriydi. Adını da falcı koymuştu Martin. Okuyu bitirdiği zaman kız kardeşinin yüzünde hiç de hoşnut olmuşa benzer bir ifade göremeyince şaşırdı. Bunun yerine Meryem'in gözleri endişeli bir tavırla sevgilisine dikilmişti. Onun bakışlarını izleyen Martin bu çarpık çurpuk suratta karanlık, somurtkan bir hoşnutsuzluktan başka bir şey göremedi. Olayın üzerinde durulmadı. Kız kardeşiyle sevgilisi erkenden kalkıp gittiler ve Martin her ne kadar herhangi bir kadının hatta işçi sınıfından bile olsa nasıl olup da kendisi için şiir yazılmasından gurur duymadığına şaştıysa da meseleyi unuttu. Bu olaydan epey sonra bir akşam Meryon onu tekrar ziyaret etti. Ama bu defa yalnızdı. Hiç vakit kaybetmeden doğrudan doğruya konuya girip yaptığından ötürü Martin'i üzüntülü bir tavırla azarlamaya koyuldu. Martin, "Ama Meryem," diye söylenecek oldu. "Sen sanki akrabalarından ya da hiç değilse kardeşinden utanıyormuşsun gibi konuşuyorsun." Meryem, "Evet utanıyorum," diye boşandı. Martin, kız kardeşinin gözlerinin haysiyeti kırılmış bir insanınki gibi gözyaşlarıyla dolduğunu görünce hayret etti. Bu tavır ne ad verilirse verilsin hiç de sahteye benzemiyordu. Ama Meryem, senin hermanın benim kız kardeşime yazdığım şiiri neden kıskansın canım? Meryem hıçkırarak onun kıskandığı falan yok. O şiirin pis olduğunu, ayıp olduğunu söylüyor. Martin hafif fakat uzun bir hayret ıslığı öttürdü ve falcının daktiloya çekilmiş kopyalarından birini bulup ortaya çıkardı. Şiiri ona göstererek "Ben böyle bir şey göremiyorum." dedi. Sen kendin oku ve neresi ayıp geliyorsa ayıp demiştin değil mi? Neresi sana ayıp geliyorsa göster bakayım. Kız kardeşi elinin bir hareketiyle kağıdı bir kenara itip tiksintili bir bakışla "O öyle söylüyor." dedi. Ne dediğini de bilir o. Hem senin bunu yırtman lazım geldiğini söylüyor. Diyor ki ben kendisi için böyle şeyler yazılmış bir kız almam. Bunun bir şerefsizlik olduğunu, böyle bir şeye tahammül edemeyeceğini söylüyor. Martin bana bak Meryem, buna saçmalığın daniskası derler diye başladı. Ama birdenbire fikrini değiştirdi. Önünde bahtsız bir kızın durduğunu gördü. Onu ve onun erkeğini iknaya uğraşmanın faydasızlığını anladı ve bütün bunlar boş, saçma şeyler olmasına rağmen teslim olmaya karar verdi. Manzumeyi parça parça edip çöp sepetine atarak pekala dedi. Bunu yırtsa bile manzumenin orijinalinin New York'taki bir derginin yazıhanelerinden birinde yatmakta olduğunu bildiğinden içi rahattı. Meryon'la kocasının haberi bile olmaz. Bu zararsız cici şiirin yayınlanışından da ne kendisine ne de onlara ne de dünyaya bir ziyan gelirdi. Çöp sepetine uzanan Meryon sordu. Alabilir miyim? Martin, kız kardeşinin şiirin parçalarını vazifesini başarıyla sonuçlandırdığını ispat edecek, gözle görülebilir delilleri toplayıp ceketinin cebine tıkışını düşünceli bir şekilde seyrederken başını olur anlamında sağladı. Gerçi Lizikani'li de kız kardeşininkinden çok daha fazla bir canlılık, daha kuvvetli bir ateş vardı ama Marion ona iki kere gördüğü bu işçi kızı hatırlattı. Bunların ikisi de aynı seviyede birer insandı yine de. Her ikisi de giyinişleri, tavırlarıyla bunların herhangi birini borçların kabul salonunda hayal edip hayal evinin bu tuhaflığına içinden neşelenerek gülümsedi. Ama neşe kayboluverdi ve Martin kendini yapayalnız hissetti. Şu kız kardeşiyle morsların kabul salonu onun almış olduğu yolda birer kilometre taşıydılar. Martin bu kilometre taşlarını geride bırakmıştı. Çevresindeki birkaç kitabına sevgi dolu bakışlarla göz gezdirdi. Onun geriye kalan bütün arkadaşları işte bunlardı. Martin irkilip şaşırarak Ha ne dedin diye sordu. Meryem sorusunu tekrarladı. Niye mi işe gitmiyorum? Martin hiç de içten gelmeyen bir kahkaha atarak şu Herman işlemiş seni dedi. Meryem başıyla hayır işareti yaptı. Martin emir veren bir tavırla yalan söyleme dedi. Ve Meryem'in bir baş işareti Martin'in iddiasını haklı çıkardı. Sen Herman'cığına söyle de o kendi işine baksın. Onun flört ettiği kız hakkında şiir yazarsam karışabileceğin mi? Bunun dışında hiçbir şeyime burnunu sokamayacağını söyle ona. Anladın mı? Demek sen benim yazar olarak başarı kazanabileceğimi sanmıyorsun ha? Diye devam etti. Benim işe yarar bir insan olmadığımı, benim düşük bir insan olduğumu, ailenin yüz karası olduğumu düşünüyorsun öyle mi? Meryem kuvvetle, eğer bir işe giren çok daha iyi edersin diye düşünüyorum. Dedi. Martin, onun içten konuştuğunu anladı. Herman diyor ki, Martin neşeli bir tavırla, Tanrı Herman'ın belasını versin diye sözünü kesti. Sen bana ne zaman evleneceğinizi söyle, onu öğrenmek istiyorum ben. Sonra Hermancığının da bir ağzını yoklayıver bakalım. Sana bir düğün hediyesi almama izin var mı? Kız kardeşi gittikten sonra Martin olay üzerinde uzun uzun düşündü. Kız kardeşiyle sevgilisinin kendi sınıfından ve rutun sınıfından bütün insanların ufacık hayatlarını, yine ufacık formüllere göre sürüklediklerini birer birey olamadan ve esiri bulundukları çocukça bir takım formüller yüzünden hayatı gerektiği gibi yaşamadıklarını gördü. Bu insancıklar daima birbirlerine sokulup, hayatlarına birbirlerinin fikrine uyarak biçim veriyorlardı. Bu sürü halindeki aptallara acı acı güldü. Onları bir tayfa alayı halinde gözlerinin önünde canlandırdı. Bernard batım. Mr. Butler'la kol kola girmiş. Herman von Schmidt'le Charlie Hapgut baş başa vermişler. Mert'in bunlar hakkındaki yargılarını teker teker çifter çifter verip hepsini aklından uzaklaştırdı. Yargılarını kitaplardan edindiği akıl ve ahlak ölçülerine göre verdi. Boş yere sordu. Nerede o yüce ruhlar, o büyük adamlar, büyük kadınlar nerede? Daracık odasına üşüşüp, gözlerinin önüne sıralanan kaygısız, kaba, boş kafalı zekalar arasında bulamadı onları. Tıpkı Sirs'in domuzlar için duyabileceği bir tiksinti duydu bunlara içinden. Sonuncusunu da aklından kovup, kendini yalnız hissettiği sırada, içeriye hiç çağrılmadan gelen, gecikmiş biri girdi. Martin buna baktı. Başında sert kenarlı şapka, sırtında dört köşe biçilmiş ceket, omuzlarını sallaya sallaya yürüyen ve bir zamanlar kendisi olan genç serseriyi gördü. Vaktiyle sen de tıpkı bunlara benziyordun ahbap, diye, alaylı alaylı sırıttı. Senin bilginin de, senin ahlakının da onlarınkinden bir farkı yok. Ne kendin için düşünüyor ne de kendin için hareket ediyordun. Fikirlerin de elbiselerin gibi hazırdı. Hareketlerine halkın onaylayıp onaylamadığına göre bir biçim veriyordun. Öbürleri seni bir şey sandıkları için ötebiliyordun çöplüğünde. Peynir suratın hesabını gördün. Pes edemezdin. Pes edemeyişinin sebebi ise senin etobur hayvanlara has vahşiliğindi. Seni, seni kancık, arkadaşlarının kızlarını bile ellerinden aldın. Kızları kendin istediğin için değil, çevrendekiler. Senin ahlak kurallarını koyanlar iliklerinde bir aygırın, bir erkek ayıbalığının iç güdüsünü taşıdıkları için. İşte yıllar geçip gitti. Şimdi ne düşünüyorsun bakalım bunun hakkında? Sanki bu bir cevapmış gibi hızla bir başkalaşma geçirdi. Sert kenarlı şapkayla dört köşe ceket kaybolup, onların yerini ağır başlı giysiler aldı. Yüzdeki sertlik, gözlerdeki düşmanlık kayboldu. Temiz, ince bir hal alan yüzü, güzellik ve bilgiyle yakınlık oluşturmuş bir iç alemle aydınlandı. Işık, kendisinin şimdiki haline tıpatıp benziyordu. Ve Martin ona bakarken, ışığın yanında bir masa lambasının yanmakta, ışığında bir kitaba bürünmüş olduğunu gördü. Kitaba bir göz attı ve... Estetik ilmi adını okudu akabinde de kendisi ışığın içine girip lambanın fitilini yükselterek estetik ilmini okumaya devam etti.